FF'e karşı Haven'ı istememeleri bence makul. Kesinlikle öyle. Diyorsunuz. Berkettepe beni gönderdi diyorsunuz arkadaşlar. İndirim yapmazsa, indirim yapmadığı kısmı Berkettepe ödüyormuş. Tahminlerimiz gelecek. Önce senin tahminini almak isterim. Şaka lan şaka, öyle bir şey yok. Ciddiye almayın sakın. Yok şey yok oğlum. Delilikilerin hem senin hem delilikilerin hem yayının sesi çok kısık diye bir şey gördüm de. Ona bir bakayım. Nasıl Mertcan şu an ses? Benim sesim az olsa sıkıntı yok ama Berker abi niye? Ben gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Şunu 85 yaptım ya. Kardeşim sen ne kadar fedakar bir insansın ya öyle. O işler sıkıştığında kararları verip kanka, o çukurdan çıkartabilecek. Ürün yerleştirme mi var? Nike'ir. Arkada molalarla bunu destekleyebilecek hem de oyun içerisinde. Harbi o bant olmuyor muydu ya o? Evet. İstersen diğer sunucu arkadaşlar. Red Bull da var. Red Bull dolabı yoktu sanki. Yo, Red Bull gelmiş de Nike'ir sponsorda ise kırmızı şey siyah bant çekilmesi gerekmiyor mu? Sevgili reji. Bu arada seyirci tahmini. Ya hemen onu şey ulaşsana bir. Berker, Formula, ESA şeylerine. Şöyle bir şey vardır orada, ESA'nın normal herhangi bir giyim şirketiyle şey olmadığı için anlaşmak olmadığı için. Geçen sene var mı? Aminler patlar ama yani. Geçen sene varmış da şu an yok herhalde. Arkadaşlar bu arada reklam konusuna da değindim Twitch toplantısında. Dedim ki bir yayıncı olarak illallah ettik dedim ya. İllallah ettik dedim yani bunu dedim yetkili merciye. Dedim Twitch turbo aldım en sonunda dedim yani. Bütün abonelikleri iptal ettim. Twitch turbo aldım. Yani bizi bile bu şeye getirdiniz, raddeye getirdiniz. O yüzden lafımızı ilettim arkadaşlar. Helal bebek o. Mecliste taşıdım yani gündeme. Kardeşim benim be. FF formalarını yakında alabileceksiniz tekrardan. Eğer şu anda shopta yoksa, shopta bitti mi? Bitikte miyiz shopta? Al kralım. Ekstra bir şeyler koymanız lazım oyuna. Aynı şeyleri yaparak aynı haritaları oynayamazsınız ki ajanlar da ekranlara geldi. Bir farklılık var mı diye iki tarafa. Tegement Prime'le abone olmuş. Two Dogs 13. ay. Dattım seviyorsun diye yayınlar demiş. Alegos, Ovalgos, 12. ay, 1. yıl, 1. yıl tutuk dostu çekti. KO artı sovalı bir kompozisyon var. 16. yeni kutlamış. Snack FPS Prime'le abone olmuş. Efe 12. ay, 8-12 olmuş. Adamsın. Yani bu oyunu komple değiştirdi. Ali Efe 6. ay, vay anasın. Kurçuk'tan ziyade daha fazla alan kontrolü almanız gerekiyor. Mini İbo Berker sen falan bir ara güzel yayın patlamış. Belki yer yer Harbor birazcık belli ölçüde sağlayabilir ama. Mini Twitch'i gördün Berk. Yani şu an için. Şinanay da yavrum, Şinanay. Sonra girmek zorunda kaldı. Evet. Oğlum o şey değil mi? Evet. Ananı siksin Galatasaray. Oo. O değil mi o? Kendine gel. Bundan ziyade Family Show. Bugün Ivy geçse mi çor ona ithafen yapmış. İşte hayır ona ithafen asmış da yani o şarkının devamı o değil mi yani? Götürme mevzuları vesaire bunlara ihtiyacı. Değil mi? Çünkü ne o? Ya o planti al çık. Ha Rus bir Galatasaray. Okey. Sorry, sorry. Babaannemle birlikte izliyorum ya. Çok pardon. Ama çok common yani o zaman hani o da oluyor, bu da oluyor. Olması gerektiği bir sahne bize gösterecek. Bu da şu anlama geliyor. Biraz daha Wout'un üzerine kill katkısı kaymak zorunda. Yani Wout'un zaman zaman o özgürlükle çıkıp tamam X'de yani. X'de oluyor yani. Çık sen dene. Olmadı kaldırırız seni gibi. Çok sahne gösterecektir bize. Aynı zamanda çok da yani daha reaktif oynaması gereken taraf biraz daha aslında haritanın geneline baktığımız zaman FF olacak. Çünkü yanlış anlaşılmasın Berk küfür etmedi, biz ettik deyince gerek. Hem savunmada hem hücumda. Berk küfür etmez arkadaşlar, Berk'te öyle şeyler yok. Yavaşlatmak onların işi asla değil. Asla. Evet. Onlar daha farklı bir durum asla gösterecek. Asla. Birazcık daha önce bir rakibin annesine. Eren 6. FF1000. Kaan Wolfback 14. ay. Valo'ya bet gelsin demiş. Herkesin derdi ayranını. Yusuf Sat 9. ay. Sağız o yaşlı Alevs demiş. Eyvallah Yusuf 22. ay FF1000 demiş. İnanılmaz girişi vardı hatta. Yola kankam benim ikinciymiş. Bayağı takım arkadaşlar dahil olmak üzere ne yapıyorsun sen kıvamına gelmişti olay biraz. Tabii onun da tecrübesi. Abi kafanı çevirip konuşunca ses bir kısılıyor, bir geri yükseliyor. Bir tek bende mi öyle? Yok kanka. Bir saniye acaba mikrofonun ayarını mı bozdu? Eksikliği olmayan belki bir oyuncuyken bir de üzerine frag katkısı bir initiator'la beraber yapmış da. Çok değerli oluyor yani. Format sonrası ayarlar. Ben format attım mı arkadaşlar? Üstünüze afiyet. Gelip tekrar denemeleri var. Öyle yapsak mı? Aynen öyle. İşler istediği gibi gitmiyorken artık acaba iyiden iyiye bir düşüş mü söz konusuydu derken. PBG şu an ligde ne durumda ya? Ben ona bir bakmamıştım bakayım. İkinci bahar oldu. İkinci bahar oldu. 35 yaşında. Geliyor. Yıllardır 35'ti. PBG bir taraftan da
böyle deyince de. Ama yani hakikaten tebrik etmek lazım. Sezonu çok iyi girdi. Çok iyi hazırlanmış. Tabii bir taraftan da bu kadar geniş bir koç ekibinin ve aynı zamanda işte Vlatkor'la birlikte. Ha dedik oğlum. Benim berberini ayarladık. Ben yine şaşırdım. Koç ekibinin çeşitliğin artması bir de böyle tecrübeli bir oyuncu. Bunun hepsi birleşince hakikaten. Ses yok. Şu an geliyor mu? Ben bu başlangıcı çok beklemiyordum ama geleceğe dair şu an geldi. Tamam, teşekkür. Ne yapacakları adaptasyonlar, küçük eklemeler, düzenlemeler beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü o, dediğim gibi yani böyle iyi mi geldi? Niye öyle geldi? Ha yüksekte kalmış şey o. Küçük defoları bulup onları da iyiliğine törpüleyebilir. Bu daha etkileyici bir Fireflux ortaya çıkartacaktır. Tabii yani şu an işler kötü giderek başlasa belki çözümleri gereken daha temel konular olacakken şimdi ufak süslemeleri yapacaklar belki. Tebeleye oturttular gibi gözüküyor. Evet yani her şey iyi görünürken biraz daha üzerine şunu yapalım. Şunu da ekleyelim gibilerinden. Ulan. Çok daha rahat dokunuşlar yapabilecek gibi görünüyor ki. Bakalım Fireflux bunu yapabilecek mi ve DC'ye geliyor. Beraber mücadeleye geçiş yapıyoruz. Fireflux ve Thunderbolts Gaming haftanın 3. haftanın ilk maçında ilk gününde tamam şu anda geliyor. Kazanan kim olacak? İlk kartı. Tamam ellemiyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Dokunma başlıyor. Hücum tarafında başlayan taraf Thunderbolts olacak. Hayır oğlum, hayır. Bu da hemen arkada. Haydi. Hücuma başlıyor. Bütün hatlarıyla Thunderbolts. Icebox ortasında. 3 oyunculuk bir açılan ekip görüyorum. Türk tarafından. Aa sadece kimse yok. Ve kendisine boş bir site bulacak şimdi Thunderbolts tarafı. Plan çok çabuk geldi. Burayı tamamen RTK'ye bırakmış durumda. Fireflux 3 oyuncu arkadan geliyor. Lurz oraya bakan tek isim. Ki Central'de olduğu için orada bir taret vardı. Taret şimdi kırıldı. Böylece arkadan gelen oyuncunun en azından bir tanesini infosuna sahipler ki şu an tek başına bir oyuncu koşuyor. İkincisi de koşmaya başladı. Lurz çok yakın. Geldi Classic Burst'ta ama... Helal olun be. Üst üste iki tane güzel vuruştan sonra headshot'la beraber Lurz'u yakalamaya başladı. VPN kaçarken Heaven'a bir mermi gönderiyor. Hemen oraya bir heal geldi. Jonix yalnız hemen Y2J ile beraber karşılıklı birer tane kill almış oldu. Jetler diyecektim ki Vult'tan ekstra bir vuruş daha geldi. Açılan minnanın sürü var. Spike'ın etrafında şu an imha'yı engelliyor. Aa Vult'a geldi. Jonix leşi aktif duvarla birlikte oraya oturuyor Verlas. Canı bayağı çok iyi. Nice. Distractive. İki skor çıkarmış Yankas. Nice. Bravo. Round'u bitiriyor. Verlas son anda imhayı gerçekleştirdi. 1.5 saniye kala yaklaşık olarak. Kamera vermek ister misin tatlım? Yani Wood o kadar keskindi ki ilk düellolarında. Dur. Bot Plant'in daha tehlikeli bir hale almasının önüne geçti aslında. Yani retake'de biliyorsun. One P100 40. yeni kutlamış. Uzun aydan sonra geri geldim. Ne haber? Sen seversin. Kill almasaydı belki işler krize girecekti ama. Ne haber? Sen seversin. Tabii burada sıkı tarafına yaptığı baskı da önemli. Aslında çok doğru bir hamleyle. Evet, arkadan geldikleri için. Aynen öyle. Arkaladılar. Arkalandığını bildiği için hemen gidip diğer tarafa doğru baskı kurdu Thunderbolts. Her iki taraftan doğru hamleler vardı. Fakat burada önemli olan tabii o düelloları kazanmak günün sonunda ve kazanan taraf Fireflux oldu. Evet ikinci roundda Thunderbolts'tan herhangi bir force denemesi yok. Burada Jonix hızlıca tüpün üzerine doğru yerleşti. Elinde bir şerif var. Yankas'ta bir frenzy görüyorum. Aynı şekilde Luz'a da bir tane şerif. Oldukça yatırım yapmış bu arada. Thunderbolts tam 4 tane pistol almış ikinci roundda. Hızla boş geçmemiş buraya Jonix. Görebileceği bir kafa arıyor. O ne lan? Jay 51 canla. Wallbang karışık hasar almıştı ki Jonix onu tamamladı ama Destructive'in hemen cevabı var. Evet çabuk takas önemli. Şimdi tüp tarafına doğru Luz hareketleniyor. İçeride herhangi bir... Tabii yetenek yok. Y2J'in de düşüşüyle birlikte Lurz yalnız. Sayın Tosan 15. yeni kutlamış. İlk milli olduğum yaş kadar hayır olmuş Berk'in hayırlı olsun demiş. Thunderbolts tarafı Dubs. 15. yeni hayırlı olsun kanka. İkisiyle birlikte ortaya kullanılan bir drone kimseyi görmedi Sasuke o pozisyonda. Şimdi tüm atlarıyla B tarafında Distractive o pozisyonda Vandal'ın da olması da büyük bir avantaj. Çok fazla hasar verdi Yankas Dubs ikisine. Evet, Spikes'e 20. ay. Teşekkür ederim. Limsi 10. ayını kutlamış. Evet kanka. Selamlar belki yayınlar. Doğumlu falan bilmiş. Gönder. Refil'le beraber. Fahri'yle ama oralarda. Distractive. Tarihi de vurdu. Almiteraci 6. ayını kutlamış. Hoş geldin. Teşekkür ederim. 6. ayımız kutlu olsun. Ver bakayım. Evet. Site'e geçemedi hala Thunderbolts ve Wood. Yolla. VP'lerin ona gitmesi önemli. Sasuke yardıma geldi. Son kalan VPN. Yedi can. Girecek bir an güzel, iyi bekliyor diyecektim ki Verlas o kilo aldı. 4 oyuncu hayatta kalarak da iyi Akku bir hoş geldi tatlım. Fireflux. Evet. Nerede bizim? Sadece bir oyuncuyu. İşlermişler. Ki onda da Distractive çok çabuk aldı. Ay hayatım o önemliydi. İşleri yoksa belki de bir problem. Den söz etmek mümkün olabilirdi ve devamında da Sasuke burada sızmaya çalışan Lurz'u. İyi anti-ekonomi verilmemesi güzel. Sıfıra geliyor durum. Burada birazcık daha çok güzel. O bahsettiğimiz benim aşırı yoğunluk aklımdasın kanka. En kötü salı günü beraberiz zaten biliyorsun değil mi? Da biraz daha farklı bir tutum göstermişler tabii tabanca roundunun doğası gereği. Şimdi bir etkinliği güvenlik amacıyla kaydedecek. B arkasına bir okla
ve yine sıfır noktasıyla başlıyor. Kimseyi etkilemedi. Fermuar bombasını bırakıyor yere YTJ. Wood açılmış, VP'ni görecek ve hemen dişini kullanıyor her iki taraftan da. İsabet yok. Şimdi drone B'yi bayağı bir aldı. Thunderbolts tarafı sarı arkasına kadar geliyorlar ama site içerisinde iki tane oyuncu var. Oyun temposu yavaş yavaş B'de bitecek gibi görünüyor. İki tane çakıl savunma vardı ama Viper yetenekler arkasında geride kaldılar. Tabii şimdi Sage'siz plant almak zorunda olduğu için Jonix. Ekstra iki tane güzel vuruyor. Çıkıyor burada Jonix. Harika bir site giriş. Hala yeteri kadar canı var. Belki Tamamdır. Base bile kovalayabilir burada. Wood gördü. Jonix. İlk maç, harbi ne oldu oğlum? İlk yarıdan Jonix belasını gönderdi. Yani tabii ki karşının biraz daha bonus oynamasının da etkisi var bunda ama Jonix o kadar temiz, temiz vuruşlar yaptı ki yani hatta maçı çok iyi girmişti. 3 kill vardı bu 3. rounda kadar. 5 tane de buradan ekledi. Müthiş vuruşlar. Yani ne kadar kesin. Ay. Yani çok iyi vuruşlar ya. Burada Sasuke'nin gözünden de izliyoruz ve devamında yine... Yani çok underrated bir oyuncu bence Jonix. Yani evet. Gerçekten uzun dönemdir. Valorant sahnesinde yer alıyor Türkiye'de. Dediğim gibi farklı roller de oynadı ama hepsinin altından kalktı. Problem de bence biraz oydu aslında. Onu çağır. Yani, şimdi sabit bir şey de kalmaması sabit diyorsun. Bir şey de kalmadı. Şimdi ilk kez onu daha önlerdim uzun kanka. Süredir biraz daha düelistlerle görüyoruz. Geçtiğimiz yılla birlikte. Bu da onun oyununu çok daha net bir şekilde oturtuyor gibi. Ve Wootin'e açılmış bir info aldı. Sadece VPN'i gördü orada. Yine B'yi kontrol altına aldı. Tabii çift initiative'in avantajlarından bir tanesi bu. B main'i aldı. Thunderbolts ve A tarafına doğru gidiyor. Wood deşi birazdan bitecek. Karşısına bayağı kalabalık ekip gelince timing yemiş olabilir orada ama vakti de geriye çıkmayı çok iyi lan. Nice. Wood inanılmaz iki tane vuruş. VPN takasladı ama sayı avantajı getirdi bile. Yani pozisyon dışında kalmasına rağmen çok belki de direkt öleceği yerden iki tane vurup öldü. Çok ekstra iş gerçekten. Genç oyuncudan Verlas bu arada saat arkasında çok iyi dolandı. Bu da bizim çocuk. Pipe üzerindeki oyuncuyu görecek ve yakaladı. Öldüğümüzde kolay bir vuruş oldu onun için ama VP'nin niye takası var? Şimdi yerler şey belli oldu. Sasuke, Keşfokta ile beraber info almaya devam ediyor. 2'ye 3 pozisyon. Tabi hala spike kurulamadı. Yavaş yavaş. Saat içerisinde Yankas işaretlendi. Yankas reload yapıyor bir yandan denemedi orayı. Fireflux yakalayabilirdi belki Yankas'ı. Yankas bir fake dağıtıyor. Ekranlar tarafında 3 oyuncu birleştiler. 2 oyuncunun da yeri belli artık. Thunderbolts'ta. Şimdi Yankas yukarı doğru çıktı ama Nestan, Destructive Wallbanglar ve Y2J. Nasıl gözükmüyor lan? Bir headshot'la daha kapattı roundu. Bizde yok yani kamera. 3 kişi yaşayarak da bu full bayı kılabilir kendi aradan ilk kez. Böylece ay arkadaşlar karşınızda Berker, Gandhi, yani, Tepe. Hakikaten dişini de hemen aktive ediyor orada. VPN vaktinde gelmese 3'ü de izin bulabilir ama VPN tabi diğer taraftan takasa geliyor. Yani büyük ihtimalle VPN o kadar geç bayağı kaldı ki gelmekte dedik. Herhalde oradan kimse gelmiyor artık. Muhtemelen hiç kullanmadı deşini. Kontrol etmedi bile. Deşini aktive etmişti halbuki dediğin gibi. Yani VPN takasları almış olmasına yani 2 tane takası aldı. Ama yine de yeterli oldu. Bayağı uzun değil mi kupaya? Site savunmayı başardı burada FF tarafı ve... Heh, kupa görüyorsun. Silah randı galibi de onlar oldu. Yine bir silah randı daha. Biz seni nereye koymuştuk ki? Yine standart bir başlangıç. Tamam çok iyi oldu bak. Icebox'ın köşesiyle T-Base'le beraber seni oraya soktum. B kontrolüyle. yalnız setup'ının... O nasıl bir ayarlama ya? Daha yakın. Sarı arkasına geçişi engelleyecek şekilde Alarmbot'ta yakın kullandığını görüyoruz ama yine de sarı arkasına geçmeyi başardı Thunderbolts biraz hasar evet olarak. Abi gun round evet, önemli. Evet şimdi. Tabii ondan sonra nasıl açılacak hücum? Sarı arkasında iki oyuncunun yeri belli. Jonix ile beraber de ulan ekran küçüldü. Android mi? Tabii Sage'siz oynamanın... Android mi ekran sikilenler? Sade gidip nasıl plant alacaksınız? Yine Jonix'in yaptığı ace attı roundda olduğu gibi büyük ihtimalle biraz agresif oynayıp Android değil mi? Evet. Ama şu an Android'de böyle bir sıkıntı var maalesef. Ama bunu da bildirdim. Bunu da bildirdim. Twitch'i hiç merak etmeyin. Duvar var. Helal olsun. Zaten A'da hala duvar var. Temsilcimiz. Y2J. Bu sefer Wood'la birlikte hamleyi yapan ama bu Thunderbolts'un işine geliyor derken. Evet chat'i kapatabilirseniz düzeliyor. Şimdi durum 3'e 3 VPN bu esnada Lurk'te beklemeyecekler gibi gözüküyor şu anda. Benim kameram da daha gitmiş. VPN 2 oyuncuyu arkasını yakalayabilir. Timing oldu. Timing oldu. Jack rakibini ve Destructive VPN'i görüyor. Özür dilerim VPN Destructive'i görüyor ama tamam, iyiyiz. Satık da vuracak. Yakalamış olabilir ama rakibini dedim. Görmesine rağmen düşüremedi. Taret kendisini görmeden evvel dedim. 3'e 2 sayı avantajı Thunderbolt. Lurz'da 2 tane de asit havuzu var. Verla sağ tarafına duvarını kullandığı için buraya kullanamayacak. Evet arkadaşlar maalesef. Sıkıntı yaşayabilirler gibi. Sarı arkasına slow'unu gönderdi. VPN'in biraz daha hareket alanını daraltacaktır ama hemen nanosür açılıyor. Üzerine duvar açılıyor. Verlas yavaş yavaş yürüyecek. VPN'in üzerine gitti. Yakalayabilir mi? Yakaladı. İlk geri çıkardı. 2v2 pozisyon. Sasuke'nin daha kill aldı. Öyle şimdi Lurz kaldı tek başına. Asit havuzundan, line up'ından.
İşe yarayan bir vuruş. Dediğin gibi 36 can ama lul. Çıkartmaz. Muazzam bir 1v2 oynadı burada. Abi, bu hata yapmadı. Canı az olmasına rağmen de round'u kazandı. Yani, takım arkadaşlar biraz dikkatsiz de orada. Lurus'un. Lobby fight'ını kazanan. Savuzları daha gönderilmemişken aslında. Ya da retake'i iyi yapan takım kazanıyor yani. Takım arkadaşları. 1v2'ye geldi durum ama yani 36 canla. Nasıl oldu lan burada? Bu olan nereden sızdı? Maksimum bu. Kesinlikle. Lurus'un ve Clutch'la round'u kazandırıyor. Mid'den geçti herhalde. Takımdan 3K'ye geldi. Tip alsın ama. Double bang headshot. Verlas'la biraz kötü bir pozisyonda yakalanmış. Yani geri çıkıp tam yapmamış. Yani. Belki evet. Tam açılsa belki bir white pick atsa vurabilecekken. Berke'nin sesini açayım. Warla beraber aslında kendi aleyhinde olmuş oradaki wall bank diyelim. Wood ultiyi açtı. Jolix. Ne oldu lan öyle? Jetler birer tane ulti kill var. Tamam biz arslaymışız. Güzel güzel. Firefox adına Wood'unki çok daha değerli bir kill. Evet kesinlikle öyle. Warla's da genç ya. Hemen butun orada oldu. Max 20 yurdur. Max 20 yurdur. Verlas da orada aslında. 19 herhalde Verlas. Ne öyle bir şey. Phantom ve olabilirim A tarafında kaldı. Emin şimdi B'de Y2J. Kitchen tarafında, mutfak tarafında tek başına. Plant'ı alacak. Dağıtık da burada Thunderbolt tarafı. Verlas, Wasteland Destructive'i kaldırdı. Ve Destructive'in ultisi var. Evet oynamak istiyorlar ve ultisi var Destructive'in dediğim gibi. Post plant'te işi değiştirebiliriz. Ooo. Dubs açarsa. Rakibinin yeteneği kullanmasını engellemeye hedefledi. Orada Vult'un da ultisi gitmiş oldu böylece. Dubs hem de devam ederse bir şeyler olabilir. Oyalamaya devam ediyor bir yandan. Yalnız bir de hücum tecidi geldi VPN'den. Bayağı kaynak harcıyor burada Thunderbolt. Çok iyi ulti aldık var ya. Çok iyi ulti aldık. Oha bir tane de o ulti sattılar. Bir tane daha kill gelmiş. Verlas kill alsa bile Yankas'ın çok etkili olduğu bir plan pozisyonunda. Helal oğluma. Şansını denemeye devam ediyor. Bire bire elle alıyoruz bir de. Şahitlerle bir de Yankas'tan çok iyi bir sova performansı post plant. Çok iyi round oğlum. Yani round'u belki Thunderbolt seydi ama o kadar çok kaynak harcadılar ki burada Evo'ya karşı. Bayağı iyi oldu harbiden. Yani evet round'u sorunsuz kazanmak önemli ama ya belki de silah round'a ihtiyacı olacak birçok yeteneğe ve ultiye burada veda dediler. Yani iki tane ulti aslında FF tarafında kullandı ama diğer tarafta Killjoy ultisi, KO ultisi artı Sova ultisinin bir Phantom bir NT denir buna bu arada ya. Daha ne olsun? Biraz direkt NT buran. Evet. Kesinlikle Thunderbolts tarafı için. Şimdi tekrar bir silah roundundayız ve Root operatör tercihinde bulunmuş savunma tarafında ilk kez göreceğiz. Evet ilk kez göreceğiz. Savunma tarafı da bir hafif kalkanla birlikte operatör çıkartabiliyor isterse Jonix'e. Dubs da bu arada henüz 0 kill'de. Normalde çok oyun içerisinde asisti var. Asistleri var. Turkisi var. Çok aktif. Hatları açarken takım arkadaşları için ama kill pozisyonu gelmemiş. Aslında biraz evvel geldi ama biraz zorlandı. Evet evet. Haa 4 ulti değil mi? Jett'in de ultisi vardı. Kaos da vardı yalnız orada. Haa 4-4 evet. O Eko'yu çaldırma riskiyle birlikte main tarafında çok tedirgindi Dubs. Ama tabii hayatta kalması önemliydi ki ultisini açtığı için. Bir mola var. Teknik molaymış. 3-3'lük denge. Eyvahlar olsun. Firefox haritasında. Hoş geldin teknik bebek. Firefox biraz zorluyor. Bu harita TBG'nin arkası bu arada. Boss hemen. Evet evet. Aslında şizayetlerdeki ligdeki hikayelerini anlatan bir şekilde bir comeback'le hemen dönüş yaptılar ve 3-3'ü buldular. Şimdi tabii bu roundda çok daha kuvvetli olacak bir Firefox takımı var. Destructive'in Viper'ini özellikle bir saatte tek başına savunmalı. King Wolf TR3 54. ayını kutlamış. Eyvallah kankam 54. ayını kutlasın. Korax bu için ya yayınlar olsa. Sasuke round içerisinde alacağı bir kutu ya ulti demiş. Aklımda Besof'un 15. ayı. Berk o yaşta üçlü olsun üçlü olsun diyordu. Genel anlamda Fireflux'ın iyi denediği az önceki eko zorlamasından sonra burada artık alması gereken bir silah round var karşısında. Aynen öyle. Oktay'ım günaydın. Yetenekleri, ultileri vesaire düşündüğümüz zaman. Oktay yaşıyor mu Oktay? Ulti küresi getirebilir Thunderbolts. Yine plant almakta zorlanan bir kompozisyon için bulunmaz nimet aslında bir taraftan da. Ama diğer taraftan da post plant'te kullanmak ne kadar kolay olur ulti açıkken veya ultiyi kapatmayı tercih eder mi oluruz? Çünkü yani belki de plant'ı almak adına ultiyi açıp ondan sonra ultisini kapatmak da isteyebilir evet, duruma bağlı olarak. Güzel soru geldi sana. Ne maskesi lan? Teknik mola var tabii. Bir şeyler sürüyor yüzüne ama ne olduğunu bilmiyorum. Azıcık şey. Pudra. Lurs skorda başladı o da. Veriyor ya. Tabii onun daha fazla sorumluluk almasına. Aşinayız Thunderbolt'un. Bir maskesi falan. Yok lan oğlum bak size söyleyeyim mi? Harbiden. Treni söylüyorum. Bak yıllarca. Çok fazla, işte Roak'tan, işte sağlık merkezlerinde bakımlar, bilmem neler. Hayatım sikildi yani. En sonunda şöyle bir şey aldım biliyorsunuz zaten.
Aga günde 3 litre, bir de geceleri balık kapı. Bak yemin ederim. De günde 2 kere yüzünüzü yıkıyorsunuz, sen yani temizliyorsunuz. Ürünleri var, o kadar. Yani bu kadar olan hali yani o. Ama bu. Fight atmak zorunda kalacak artık. Thunderbolts'un bundan sonrası için zor bir round onları bekliyor ki. İyileştirme de yok Sage olmayınca. Aynen öyle. Yani şu an round biraz krize girdi teorik olarak. Yani bir oyuncunun çıkıp gerçekten bireysel bir beceriyle belki roundu açması gerekiyor Thunderbolts'ta. B tarafı bir Alarmbot'la beraber tutuluyor. Y2J ortaya doğru bakarken. Hiç atmıyorum lan. E-mail tarafında Alarmbot'unu bırakmış. O birazdan zaten infoyu verecek. Yaklaştıklarına dair ve hemen rotasyonun gelmesini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Drone sesini de Y2J birazdan alacak ve yanına hemen Y2J'in ultisi varmış. Sasuke. Kadar adam tarafından mı gelecek diye bakıyorum. Hayır, mutfaktan gelecek. Evet, sıfır ortası sayıya kullanıldı. Hemen ulti crest alınıyor. Hızlandıracaklar B tarafına. Yönlük istiyor. Smoke'ları yok. Entry orayışında Sasuke biraz safe kaldı tabi, backup bekliyor. Evet, biraz ekstra arıyor şu an Jonix. Çok kolay bir... koyup çıktılar yalnız ya. Spike'ı. Evet, şimdi Pejit kullanıldı savunma tarafından. Ooo, günaydın taraftayım. Oy! Bunun şeyini kaçırdı ama Wallbang'le Dubs'ı yakalamayı başardı. Tejit kimseyi yakalamadı. Bu esnada Wood perdeye oldukça yakın Sasuke imaya oturdu. Ve Yanka yapmayın çocuklar, yapmayın çocuklar. Perdenin arkasından iki skor VPN'le Wood'u yakalıyor ve artık Y2J'ye çekmeyi çok adamların lehine oldu ya. Yani çok zor gözüken bir an. Sanki plant çok kolay verdi yalnız. %100 katılıyorum. Çünkü zaten A tarafında Destructive Wipe'ini açmış. Oraya zaten. Şu an çılgınlar gibi savunuyor. Evet. Oğlu açmak, retake onu açmak iyi olmadı ya. Evet, optik düşürdü. Adam görüşümüz olması okeydi yani. Daha avantajlıydık. O fight'i yapardık yani. Kral 60 volumu gördünüz mü? Eşek herifler, ben bu volu attığımda taşak yapıyorsunuz benimle. Adam gibi adam ver las. Yani biraz fazla adam, o, keşke official'da da yapsaydım şu hareketi. Hangi official? Harbiden hangi official'ım bakayım da yani. Bir gün tekrardan eğer çıkarsam yapacağım bu arada. Mola geliyor Thunderbolts. Kendi tercih ettiği haritada. Ama şöyle FF'e karşı çıkmayı garantilediği bir pozisyonda bir maç böyle standing girsene Beko. Bir maç. Gerçekten iyi sekanslar vardı. Tayyip geçen yıl kendin çıkacağım dedi. Onun da adaptasyon süreci olduğunu söylemek lazım ama her geçen saniye sonucuda geçirdiği her saniye onun da performansı yukarıya gidiyor. Yukarıya doğru gidiyor gibi olmak gözüküyor. Ne çıkarsa top frag bitirir, evet, herkesin psikolojisi bozulur. 18 kill'de bu iki oyuncu. Çok iyi bir başlangıç saldırı tarafında. Diğer taraftan da... Neyse abi. FF mola. Bir saniye çıksa bile etkinliği çok fazla yok henüz. Yani biliyorsun, normalde saldırı tarafına karşı biraz daha agresif bir savunma jeti görebiliyoruz. Yerlerden ne ya kızlar? Yani iki tabanca roundunda vurdu. Hemen. Aşkım Heaven vardı, onu hatırlıyorum. Diğer map Ascent, ikinci map Ascent. Zaten Ascent Pearl. Evan vardı, onu hatırlıyorum, nasıl bir cümle? Geçen hafta mı izledin maçı? Ha? Bankte bazı roundlara girebildiğini söylemek güç ve şimdi yarım bir satın alma var. Hayır yoktu. Oo, bu arada Jonix headshot çıktı. Wood'un şerifinden ve iyileştirme olmadığından söz etmiştik. Y2J açıldı ve Thunderbolts. Sıkıştı biraz aslında. Biraz sıkıştı. Bayağı bir infosu var ve B arkasında kimsenin olmadığını biliyor Y2J zaten. çok fazla info bu. Çok timing. Fazla info ve timing de olabilir. Eğer orada combatlı bir şekilde killjoy düşerse haret de çalışmayacak. Ki Wood iyi bir deneme geldi. Bu arada Sasuke işaretledi. Hit var diye bakıyorum. İkisi de mi yedi? İki tane var. Üzerine Y2J. İki tane şerif. Body shot'la birlikte o killleri çevirdi belki de sayıya doğru. Yankas Wood'u bulsa, 3-3'ü getirse bile Fireflux iyi başladı. Kesin 15, Yankas ve Dubs'ın canları çok çok az. Hemen B'ye doğru koruyacak burada. Geliyor. Varlas full bu arada silah ya. Varlas full. Tekvanda zaten yatırımı vardı 4 şerifin yanında. Arkadaşlar, formattan sonraki yayın olduğu için. Problem çıkartabilir ama kendisini kapatmayı başardı. Bazı teknik problemler olabilir arkadaşlar. Mağazır görün, mağazır görün. Çıkacak, ultiyi kullandı. Lurz bu rahatlatıyor birazcık daha Thunderbolts'u tabii. Özellikle 2 şerifin olduğu yerde bu... Ney? Varlas'ın hala duvarı var yani. Eğer doğru timing'de Spike'ın önünde kapatırsa ki... Sonra arkası biraz zorlansa bile kili çıkardı. Sen de koyabilir misin son Oktay? Lurs, ya ben ne yapacağız dini ya, ben devam ediyor, çalışıyor buna. Yankas'ın çok az canı var demiştik. İn içerisinde timing kovalayacak, sarı arkasına çıktı orada Lurs. Yankas Y2J'yi buldu. Şimdi rakibini arıyor ama hiç kolay değil. İn içerisinde gezmeye devam ediyor ve Lurs ultisiyle beraber dans etti adeta Viper'ın içerisinde. Olur. Bizim temiz iyi. Ya Fireflux'ın son silahlarla zaten daha çok ekoları daha iyi geçiyor orada, evet. Kendileri adına. Hep böyle ucuyla clash'ta kaybediyorlar ama... Oğlum şu vutu kaçırsak mı ya, evet, gerçekten? Yani böyle ama yakın roundlarında hep
Thunderbolts'a gittiğini söylemek lazım. Çok iyi haber değil tabii. Kesinlikle öyle. Tabii bir taraftan da yani Postplant çift initiator'lı nokta yine rakip üzerinize gelirken Keon'un etkisi de artıyor flashları ile birlikte. Yine Fight 0 noktası Postplant de bir yetenek. Ya. Gerçekten çok o anlamda ya, insanı sinir eden bir şey. Postplant'e kalıyor büyük oranda gibi gözüküyor. Ve Thunderbolt istediğini almayı başardı. Çok iyi oğlum. Şey yaptı, Jonix'i yakalayarak yaptı. Sıfır noktası onu etkiledi ve deşini kullanamayacak ama kimse aramadı onu. Wood drone'u da kıracak ve hemen avucumunu hızlandıracak ama orada Yetüce'yi var bu sefer A'ya yerleştirmiş. A'ya yerleştirmiş. Bir tane de sarmal bombası var Alarmbot'ta. VPN işaretleri. Çok iyisin. Çok keskin. Açılışı yaptı. Geriye doğru çıkmayı da başaracak iki sarmal bombasını aktifleştirerek. Evet, Rush'ı engellemiş oldu ve 3vs5'e getiriyor. Takımın avantajını. Şimdi yan Kasper'de arkasına kadar geldi. A'da bitirmeye niyetli. Thunderbolt bu kadar yaklaşmışken risk aldı. Lurz kanat tarafından pikleyecek. Şöyle bir çeklemeye devam ediyor. Yetüce ve Berlus'un eş zamanlı iki tane çatı sonrası. Çok temiz oynadık oğlum bu roundu. Lurz kaldı. Temiz temiz. O da çok temiz yani. Birazdan infoyu alacak. İyi bir süperle beraber Berlus'u bulsa bile. Bak perde arkasına doğru da çıkacak. Akdemir 9. Nuk demiş. Selam seviyorsun. İyi yayınlar. Bu arada Nikim bazen Akdemir bazen As Demir diye okuyorsun, ayıp ediyorsun, AC Demir. Biraz zorlandı Yetüce'ye ama 3 kill'lik katkı hemen ultisini geri getirdi. AC Demir. Evet. İkinci ultisi tekrar. YPC'siz 33. ayını kutlamış, iyi yayınlar bağlı demiş. 33. ayını kutlamış. Neden buldu skor? Devamlı kimsenin onun üzerine gitmemesi. İşte burada açılışı yapmıştı. Sıfır noktasına etkilenmişler. Kaç puanız ya? Tekrar çıkmak istemediler. Yani bize var bayağı ya. Hani killci olarak en önden girmişse tabii biraz sorunlu. Smart bayağı market mi ama? Yıldığımız yok işte. Şey oldu. Toprağım hoş geldin. Yürüz diye bağırdı zaten. Yürüz yok henüz. Eslem Kurt 22. ay. Teşekkür ederim. Görmediğini Wood drone arkasına. Yani Yetüce'nin pozisyonunda kuvvetliydi. İlk skor bulunca kaçmak tekrar yerleşmek çok kolay oldu. O Fireflux için. Gerçekten şu ana kadar oynanan en hızlı round oldu zaten herhalde. Şimdi tekrar buyout zamanı. A'ya bu kez gümbür gümbür geliyor Thunderbolt. Zaten rotasyon da geldi. Şimdi tecit kullanıldı. Heaven'a kadar kapatan bir tecit açı olarak. Şu an için bunu kırabileceği bir yeteneği yok Fireflux'ın. O yüzden sonuna kadar bekler. Yalnız biraz geç kaldı site'a girmekte. Slowlar engelledi bayağı bir. Ama Jonix tane ekran üzerinden harika bir headshot. Heaven'ı vurdu. Tek sıkıntı spike kurulmadı. Yetüce'yi de tecidi kullanabilir. Killjoy daha değerli bir ajan haline geldi. Orada Berlas. Sasuke. Jonix'ten yine güzel bir headshot'tan. Sasuke. Çok iyi sızdı. Sasuke oralara çok iyi sızdı. Biz deliye mi ben aldı. Oğlum gerçekten var ya. Nazar değmesin. Lig başlarından beri çok iyi oynuyor. Çıktı sorumluluğu aldı. Harbiden. Neyi yaşıyorsun be? Oynamadığı zamanların... Discord'da Plant'e da yok. Engelleme noktası. Gitti mi komple? Hakikaten harika bir round oynadı. Sasuke 4 skorlu. Şu an kadar çok devreye Berke girmemişti ama. Berke abi sesin gitti abi. Halinde camı kırınız. Yaptı gitti yine. Ve ilk kez Echo'ya düşüyor Thunderbolts tarafı. Kablolarda ayar arıza var arıza. Fireflux için biraz oyunun kontrolü Thunderbolts'a geçiyormuş gibi gözüken anlarda. Arka arkaya gelen 2 roundla birlikte. Öne geçme şansı. Ben geçen Twitch'te müzik bahsettim yani ya. Yani onu yazmaya geldi herhalde. Şu adamın kafasını karıştırmayın harbiden. Belki ama orantıları sonra bir türlü gelmedi. Lan Beko. Uti kullanılmayı. Mermiler var ya yağ gibi. Geçmesine rağmen. O yüzden bence şu an çok... Yağ gibi. Sola atıyor sağa gidiyor. Sadece 5-5 iyi başlayamadık belki de ilk yarıya diyorlardır. Bu arada Verlas... 7-5 iyidir ya. 7-5 bitirir. V'den şansını deneyecek. Spike'ı spawn'ın yakınında bıraktılar. Pistol alır. Ha geldi Beko. DC geldi şu an. Nice. Buradan bir plan çıkartılsa ekstra olacaktım. FF Mesko. FF'in iyi yayınlar demiş. Eyvallah Meskom. İkinci yılımı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Emre Prime'le abone olmuş. Hoş geldin aramızda. Leray 10. ay. Eyvah eyvah demiş. Ne oldu? En azından şu an için Thunderbolts tarafında kullanılan bir keşif oku görüyorum. Wood kesiyor oraya galiba. Evet, Wood oraya crosslu. Ve kulaklığın mikini kullanan her seferinde ayarlayacağım mı kanka? Oğlum her seferinde böyle bir hata yani sıkıntı olmuyordu. Anlamadım ki. Açılışı... Ya dayım o senin değil yani o bıçağı da sen kırma ya. Neyse sıkıntı yok. Çekiyiz. O Funo Phantom'u ne yapacağız ya? Belofes Phantom'u takmış. Mesafede Phantom'la ilk skoru buldu. Allah kahretmesin o Funo seni. 26 ama Wood'un da canı biraz az o yüzden yardım bekleyecek. Çok iyi. Hangi Phantom lan o? Zed'i iyi kullanıyor Funo. Kanka şu yeşilli bir tane Battle Pass Phantom'u var ya, yeşil gri gibi bir şey. Battle Pass. 11 skora da ulaştı. Battle Pass şeyi Phantom'u. Evet, yani zaten onun rengi bence değişiyor ya. Üstten altlarda Fireflux tarafına gelmeye başladı. Yok lan uyduruk Battle Pass'ten gelen Phantom ya. Tamam bu renkli değiştiremiyor mu onları öyle biliyorum. Zorlanmayan bir bilmiyorum vallahi. Rexy 2. ay teşekkür ederim. Vakur abi. Oğlum adını mı biliyorum sence? Yani ben skinlerin adını biliyor mu? Olabilir miyim yani?
burada. Şuna gidenlerin biliyor ama. Kaşar. Galiba... Bu silah mı? Bu mu? Bu. Bok gibiymiş vayrıca. Bu ev Allah çarpsın beni safari meşgal edeceksin. Harbiden. Duvar vardı hala o pozisyonda. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Öldürdün ya beni be. Sizce skinlerin adını biliyor yani olabilir. Mola var şu ikide sonunda da Thunderboss Gaming'den bir mola geldi. Jonix 12 kill'de Yankas çift taneye çıktı. Hayır siz nereden biliyorsunuz? Niye biliyorsunuz o Bad Space skin adını yani? Harbiden onun adını nasıl biliyor ya chat? Vakur. Vakur ne abi? Fireflux'ın da inanılmaz önde olduğunu söylemek lazım yani. Bu insan onun adını nasıl bilebilir ya? Verlas 8, Yetuce 2, Sasuke 4, Destructive 6. Yani takım halinde gördüğüm en fazla asist sayısının olduğu ilk yıllardan bir tanesi bu. Belki de rekor bile olabilir ligde. Ona bir bakmak lazım. Toplam 26 asist var. 11 round sonunda. FF takımında. Napera 15. ay. Hoş geldin balım tekrardan. 15. ayımız kutlu olsun ya. Geldi buraya Fireflux. Geriye düşmüştü. Geride kapatacaktı belki ilk yarıyı ama iyi toparladılar onlar için de. Tabii onların için iki tane büyük seri var. Önce bir 3-1 sonra. Mehmet 3. ay naveren demiş. Eyvallah Mehmet. Çok hızlı bir şekilde Jonix. Çok yok. Bir tane daha Ufukcuğum. Aynı yere. Aynı yere. Bir ok vardı ama çok büyük hasar vermedi. Evet. Oo, 35. Şimdi geldi. Şok oku daha geldi. 35 can. Nice. Birleştirmenin olmadığı durum. Siz benden önde misiniz? Ya yarram. DC'de yayın var ya. Oktay şunlara yayın işlerini atıyorum. Ve Verlas bu sefer. Verlas şu an dolar attı. Kendi yankas doları kırmızı. Birazcık yavaşlatacak. Yavuz izletiyor. Başardı Lurs. Doğru muyuz? Doğruyuz. Doğruyuz hocam. Yamına koyayım ya. İkinci şoklar nereden çıktı lan buraya koyayım orada. Ve ah. Geldi. Yani yakalamayı başardı. Boot. Operatörle bir kalmaya çalışırken ve ah kötü. Neyse güzel iyiyiz. 6-6 da iyi. Orada bir vişledik yani bir şey oldu. Takım halinde vişledik yani. Bir ace clutch çıkartmazsa beleş pozisyonda. Jumpy mi Yetuce'ye benziyor? Yetuce mi Jumpy'ye benziyor? Onları hala çözemedim ya. Yapmayı koymuşlar ama. Tutmuşlar. Kopya. Klonlanmış biri Finlandiya'da biri Türkiye'de. Yumpy'yi mi aldınız? En kötü oyunda savunma randı olabilir. Yani tüm oyuncular pozisyon dışı kaldı. Yumpy'yi kaçırdılar rakiplerini. Ne bir ikili oyun var, ne bir hani doğru açı var. Hep böyle zorlama denemelerle beraber yakalandıkları pozisyon oldu. Dediğim gibi zaten side kontrolünü de hızlıca kaybettiler ve tüp içerisinde Sasuke düştü orada. Yine de tabii çok daha kötüsü olabilir. Onların iyi bir geri dönüş yaptıkları. Güzel güzel iyiyiz ya. Yöne geçeceğiz. Tanazlarda yemesin. Dengeli bir oyundan bahsetmiştik. Bakalım tabanca alarak başlamış. Bu arada bu map'teki ev boş iş. Bu kez pistolün kime gittiğini yapıyor lan iş. Birlikte izleyeceğiz. Tabii ben boş iş. İki öncüyü beğenmiyorum ya. Komp olduğu için İki öncü çok eskide çok kaldı ya burada. Atılacağını göreceğiz sanırım ikinci yarıda. Evet. Çünkü Thunderbolt'un herhalde güçlü abi bu haritada güçlü yani. Rahat bir şekilde plant alıp çıkmaktı. Evet. Yankas Keşfok'u gönderdi. Kendi pozisyonunda ortaya çıktı Keşfok'u ile birlikte. Aa, orbu alacak. Rahatlığa bak. Devamında çıkmayı da başarıyor. Ada, Jonix ve Yankas ikilisi var. Jonix şerifiyle bir denemede beta position. Tabii tek şerif, şerif tercihi ondan geliyor. Bu saçlar burada şerif tercihi. Fendi'nin gibi saç yaptım Berker. Ghost yine ellerinde rahat olduk değil. Arkadaşlar bu arada ben de Berker seninki gibi yapacağım haberin olsun. Evet tamam, ben de Berker. Şakasız. Bak 1 milyonla griye boyattıktan sonra konuştuk Hasan abiyle ne yapabiliriz diye. İki oyuncuyla. Kıvırcık yapalım dedi. Direkt senin fotoğrafını gösterdim. Bundan istiyorum diye. Bundan sonra kullanılan bir drone var. Salak. Burada bir varlık gösterilecek. Yakışır sana. Güzel durum. Unutmamak lazım. Gelen rotasyon. Ring makinesi 14. elini kutlamış. Eyvallah. Doğru. O çok enteresan. Çok fazla. Çok fazla destructive. Bayağı bir yürüdü. Ve Lurs onu karşılamayı... Çok iyi lan. Yetecek. Diğer tarafta Jonix yakaladı. Yankas'a dikkat Yankas'da arkadaşlar. Bilinmez isim kontrol ülke tapdı. Abi Mert nesin sen helal bir oğlum. Bravo lan çok kritik. Yani çok önemli vuruş kaçırdı ve ölme lan Eray. Çok iyi. Güzel iyiyiz iyiyiz. Hiçbir şey yaramamış gibi oldu. Verlas pozisyonu biliniyor. Verlas heal kullandı mı lan? Heal yok herhalde Verlas. Onun için tabi heal da yok artık ama Şerif aldı yerden. Bir Wood lurk denemesi geç zamanda verilen bir kararla beraber 3 vs 3'ler iyi tek başlayacak. Verlas. Şu an için güzel bir headshot'la beraber VPN'i buldu. Dubs tabi 0.0 kullanımı var. 3 oyuncunun yeri daha az çok anladı. Yakınlarda olduğunu biliyor ama Dubs'ın vuruşu zaman hızla geçmeye devam ediyor. Bu çok kritik. Sasuke güzel çok bir oyun. Çok iyisin oğlum ya. Fazlasın bu server'a fazla. Ve son iki evet Gri 1 milyonda işte çocukluk mı dersiniz? Amatörlük mü dersiniz? Amına koyayım. Kaç yıl önce vermişiz 1 milyonla saçımızı griye boyatacağız diye. Kazanmış oldular böylece. Ki post plant'te birazcık daha Sage'in. Neyse 1-2 ay takılalım öyle ya. Farklılık olur. Öyle canım yeni bir tarz olsun. Bir değişiklik olsun. Duvar o kadar değerli bir silah. Duvar mor falan da vermişsin.
Tabii tabii. Burada Berlas da o anın gazına gelip çok saçma bir renkle söyleyebilirdim. Bir tane de body shot gönderiyordu Abzo. Ayakları gözükmesine rağmen. Icardi sarısı çok azdı zaten. Tek mermi düşmesi için yeterli. O zamanlar Schneider falan vardı oğlum. Ha, o zamanlar verdim yani o sözü. Var. Tercih olarak. Aga be. Kimseyi görmedi şu ana kadar. Peki o zaman kaç takipçi vardı bunu söylediğinde? Hatırlamıyorum ki. Mertcan. Distractive'in de orayı vallahi 2019 kontrol ettiğini görüyoruz ve devamında 300 var, takım arkadaşlarıyla buluşacak. Hmm. Aile doğru hareketlenecekler ve 3 oyuncu... Nereden bileyim ben böyle olacağını ya Berker? Bu alara hep birlikte. Çıkışabilirler biraz kapalı oraya doğru. Kardeşim işte böyle büyük konuşmayacaksın. Gelir seni bulur. Buluruz. Ben bu 5. yenik demiş. Teşekkür ederim. Toksik Çağlayan 16 demiş. Flashpick denemesi var. Aslında fena yakalamamışlardı ama iyi kaçtı oyuncular. Bir tane daha flashpick girecek. Skill atsın lan la. Bayağı sarı var. Skill atmıyor oraya. Backside'dan bir sürü adam göründü. Şimdi Jonix'ten güzel bir headshot var. Hatırlayayım. Molotov bitti. Skill aldı. Yakın mesafe Berlas. Allah dövüş çıktı Beko. Çok zorlandı orada ama. Fight var. Sıkıntı var. Fight. Arkadan gelen bir lures var. Çünkü killjoy yok. O Y2J şimdi distraktör. Çok iyi oğlum. Tahmin ediyorum. Rakibini yakaladı 3'e 2. Nice boys. Bu. Round'u kapattı. Inti. Aga Antiago da maksimum 2 kişinin ölmesi lazım zaten. 3. ölünce bozuluyor. Evet Ketno GG 13. ayı yayınlar. Ve herkes de bu arada Lurus'u bekledi. Yani Thunderboss'a Lurus'u bekledi. Gelsin de arkadan bir şey yapsın diye. O odak noktası oraya doğru dönünce round F'e gidiyor. Evet ilk Y round'u Thunderbolts'un ikinci yarıdaki Fireflux böyle bonus oynayacak. İki Bulldog'la, iki Şerif'le. Ultiye baktığımda da bu round'da fark yaratacak bir ulti olmayacak. Ah, zor bir Fireflux ulti görebiliriz. Orada Verlas'ın... Allah Allah bu ulti 2'de katarsa bu round'da gelir. ...en pick maçlarından bir tanesini geçiriyor. Her anlamda çok iyi bir destek oyuncusu. Evet kesinlikle. Bir de kazası belası atlatsak. İki oyuncuyu tespit edecek. Dubs tarafından... Oha nereye geldi oğlum Jurix ne yapıyor? Çok agresif ya. İyi de alan kapatıyor aslında çocuk. İyi oynuyor. Bekliyor ve Verlas da başlangıç noktasına kadar gelmiş. Ki Bulldog round'u kazanmak için yeterli olacak mı bakalım? FF hücumuna bir Spectre 2 Şerif olacak. Distractive tüp tarafında biraz varlık gösterecek. Yakında VPN var. Biraz dikkatsiz ama Taret yakında bir... Vuralım onu. Vuralım onu. Bravo. Bravo. Pozisyonda kaldı. Ah VPN. Be Hakan'ım. Astavuz'un üzerinde çok riskli bir iş evet, yapıyor ama Distractive beklemedi. Hakan da evet beklemedi ki onu. Round'un bitti. Yıldırım bana bak ne yapayım. VPN düşse yer ama Y2J'ye yani arkasında yakıldı. Ya bu site bu kadar yardımsız birbirinden uzak şekilde savunulunca çok rahat iki tane skor buldu Fireflux tarafı ve Wood uçarken onu yakalıyor VPN 35. Can vermesi yardım bitti. Backup! Backup! Ama yine de çıkan iki tane. Harbiden backup bu arada ya. Çok yalnız kaldı. Bazı bir şaka şu. Reload'da mıydı acaba Y2J ya? Nest tarafına baktı tekrar. Nibo gördü şey galiba lan. VPN canı çok az. Y2J'nin yerini ölmedi. Evet şimdi gözüktü. VPN'den 4. kill geldi round'da. Orada belki 3'de çıkabilirdi Rafters'a da. Boss'umuz tek tek. Böyle alsa sorun yaşamadı. Güzel güzeldi. Güzel bonus bu arada. İyi bonus oynadı. Bu kez Fireflux'ta evet, iyi bonus tek tek yakalandı. Kimse birbirini evet. Saplamadı. Az daha geliyordu. Yani Verlas oturdu. Spike'ı kurdu. Ona mermiler geliyor. Hala kurmaya devam ediyor. Biri çıkıyor. Manisa daha fena esporcuya çıkıyor. Evet. Manisa hype'da harbiden. Sonunda da Fireflux'ın yerleşememesi. Her yerde Manisalı. Sorun yaşattı. Ben niye Manisalıyım lan? Bu da Astavuz'u. Gerçek. Astavuz'un üzerinden rakibine. Oğlum Berk'in Adanalı oldu niye düdüel biliyor yani. Direkt düşebilir. Harbiden öyle bu arada Oktay ya. Adanalı ve etiyim ama yani. Ama onu söylemişti falan. Bayağı da etkiledi. Hadi bakalım. 3 saniye oyuncuyu düşürdü. Keci ultisi geldi. Yemiyordum. Bulmayı kesinlikle isteyeceği bir şey. Thunderbolt'sun. Jonix de zırh. Oğlum o ara hastalığım da vardı benim. Onun da etkisi var. Vandal tercihi. Riskli bir tercih. Yememem lazımdı. Şu kaos acaba benim nasıl başlayacak? Marketime ne zaman gelecek? Biraz çok güzel bir soru ama. Yani savunmayı da daha pasif şekilde yapıyor. Bu arada yan kanka ama öyle içten isteyince harbiden 3 ay içinde geliyor. 3 ay. Agresif, bayağı kısa süre. Nifo'yu da aldı. Daha fazla zorlamayacak. Yok ya, oğlum ne yapacaksın kaosu ya? Alınca böyle büyük hype'la alıyorsun. 2 gün sonra değiştiriyorsun. Ya olsun var. Hevesimizi alalım Berker. Ve... Zehir devre dışı. Fireflux kontrollü. Şekilde crosslu. Rakibin yani üzerine gelmesini var, bekliyor. Hepsi var. Şu kaos yok. Kimse gelmeyecek. Ve bu round içerisinde Thunderbolt. Ağaç var mı? Var savunmasından. Şimdi Sasuke drone'la birlikte BM'in de varlık gösterdi birazcık ki rakibi dikenesi. Bak diyor ki Berko diyor Berker'in adına engel de diyor. Kanka Şubat'ta aslında gelebilirim var ya. Berker de gidecek. Ben de zaten bir gidecektim. Adana'ya hiç gitmedim. Söz verdim oradaki bir kaç arkadaşa. Kanka sana bir söyleyeyim. Bir gastronomi show yapılır orada ya. Bir gastronomi. Yemeğin gibi olabilir. Ben Berker
Adana sokak lezzetleri uzak veya mesafeden, şimdi Mardin sokak lezzetleri. O Wood biraz rakibinin dengesini bozdu, cross'u bozdu. Gitti yankasına yakaladı, site arkasında. Canı sadece 28 olmasına rağmen. Ve durumu 5'e 2'ye ama getirdi bu round. Yani bu kadar... Kadir 15. ayını kutlamış. Olayı tahmin etmesine rağmen. İşte ben hala kolpadasınız ya. Oğlum ben Şubat'ta gideceğim. Ben Şubat'ta gideceğim. Beko'ya dedim gel. Sen de gelmek istiyorsan gel. Ben Thunder Boss infoyu almıştı. Ya ben de sokak lezzetlerini çekelim. Her yer bilgiyelim. Donix'in Heaven'ın attığı bir peak var. Kadir'im. Sokak lezzetlerini. Video mu çekelim? Zırhının olmadığın round başı konuşmuştuk. Makarasyonlar. Böyle bir ortamda destek ve entry'de. Yemek yemek konuşalar. 15. ayın kutlu olsun. Orada belki site'de kalınıp bir timingle. Derdetme çözülür. İki tane inisiyatıyla beraber oynuyorlar. Yani orada yapılacak ikili oyunla falan site arkasından bir tane potimiz var. Pozisyon yatılı. Sağlatırsa Eko'yu çok dağıtmışlar da öyle. Eko'dayken atılan flashback daha falan orayı çok yormuştu. Benzer bir oyun yapılabilirdi ama hatalar geldi üst üste Thunderbolts'un savunmasından ve Fireflies'ın da finalde zaman. Mart mı? Önce rahatlıkla rahat kazandı. VP'nin teşhidi kullanacak zamanı bile olmuyor. Ya delikanlı gibi şu FF finale kalırsa Can Tav bana bir tane yankısı mor forma be. Mor mu? He mor. Neyse ki iki silah. Ya mor formamız mı var bizim Oktay? Beko bu arkadaşın istekleri niye bitmiyor ya? Bir tane yaptırsın amına koyayım ya. Bu arkadaşın istekleri niye bitmiyor ya bu çocuğun? Ha? Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Skorunda ne kadar iyi dağılığını görüyorlar. Hazır da 11-12 saniyemiz var. Evet evet. O kadar yüklenmediler. Yani kardeşiniz bir şey istemiş. Anladın mı? Çok mu? Kardeşiniz durmuyor ki amına koyayım. Gitmiyor ki. Gibi de diyor ya bir şey istediğin o da her şey. 6-2 oradan çıkardılar direkt fark olarak. Anladım, tamam, mor formaya düşüyor ya. Biraz daha oyun başını daha iyi oynaması lazım. Bu arada Lurs tahmin etti. Drone'dan sonra Sasuke geldi ama Sasuke tecrübesi. Yar mı lan onu? Yar mı lan onu Anadolu çocuğu? Jonix şerefi. Bir vurdu bir bak. Süründürdü ama. Heyecan. Abarttı ortaya deşmiş. Okta SG forması mı istiyor Anadolu'dan? Ben anlamadım demiştir acaba. Hayır be kardeşim ya. FF'i bir tane mor forma yaptıracağız ya. Genelde Verlis tutuyorlar. Ne sana özel mi bu? Ne olacak? İçinde pembe o zaman. Bir oyuncuyu düşürür. Ne yaptırsın? Can tabi. Belki ama tabii silah avantajı çok büyük ve düşen. Arkadaşım koca şirketi sana göre mi ayarlayacağız Oktay? O yüzden kıramayacak vaktinde bu arada duvarı. O düşen Phantom olması biraz problem post plant'te. VPN'de tecrit var ama yani sanmıyorum ki bu roundda kullanmak istesin. Ya çok iyi vuruşlar lazım. Peki böyle bu olayın kritiği dot cross mu ya Beko? Wood da dot oynuyor. Asiyas, aleyküm selam efendim. Ya bu olayın kritiği dot cross herhalde. Wood denemiyorum ya. Derin gitmediği için sorun yok. Gözemize bir bakım yaptım mı? Dot cross'u görüyorum artık beyler. Dapsorularda bir tepkide. Ben 300'ün bakımını yaptırdım diyor ya. Kanka ben gerçekten. Bu aralar çok arka açmaya devam ediyor. Neydi i̇kinci yarıdaki seri 4-1'e kadar çıktı. Daha Metro 80 ne boksa işte o artık onlarım round. Yani bu aralar. Vaktine gelen bir mola bence o yüzden. Evet, çok kritik bir şakasız. Için. Şakasız. 11'e ulaşması FF'in yine potansiyel bir yarım satın alma ile birleştirdiğimiz zaman operatör alabilirler mi? Eğer kaybedilirse. Ali canım iyi istirahatler balım dikkat et. Buran Game 17. iyi yayınlar kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. İşaretlemiş o esnada. Evet tabii. Rakibini ve onunla wallbang'le düşürmüş Sasuke. Zaten hani panik yapmadan o şey olayı var ya Sova drone'dayken yakalama timingi ama evet. Oradaki açı da Sasuke'nin geri kaçabileceği bir adım daha mesela var. Ben bunu bir espri sürümlü adama döndüm burada. Ne o? Olacaktı zaten çünkü o kadar yakınlaşmış. Sizin için de beni hiç yakalayamıyorsunuz. Bir adım geriye kaçmak demek. Vallahi pozisyonda yani karşı niye öyle oldu? Eşyalarınızın yenisini bulabilirsiniz ama gün gelecek beni bir daha bulamayacaksınız yani. Ya ne alakası? Kanka ne alakası? Anlatıyorsun Oktay. Ben seni duyamıyorum yani. Tek dert, tek problem o. Yani format atıldığı için sesler çok dengesiz. Eyvallah. Ben hiç duyamıyorum yani. Kısmak zorundayım duymak için. Kanka ben de maça fokus olmuşum ya. Zaten ağzımda plak var konuşamıyorum. Zaten çocuğun plağı var konuşamıyor. Plaki. Harbi ya. Ben de Breakdown'da okudu. Evet, çok kritik bir round. Bolca ulti görebiliriz bu arada. Çünkü FF'in de olmayan 3 ultisi bu round'da gelebilir. Breakdown ya adam. Yine ultiler, yakın ultiler var. Benim sesim az. Ufak bir satranç oyunu izleyebiliriz. İşte tecritler kullanılacak, sov ultileri kullanılacak falan. Üst üste adımlar gelebilir gibi. Bu arada Jonix çok agresif bir B main pozisyonda. Vandal'la yapacak yalnız. Operatör tercihi yok. B'yi önden almaya karar vermiş. Oraya drone'la çıkılır ya yenilirse. Orada bir hareket imkanı vermek istemiyorlar. Ooo, Fuchs'ta drone ayı açtı mı? Sasuke'den çok derinden çıkan vallahi bir drone. Açtı. Sadece Heaven tarafında ufak bir info aldı. Ortaya çıkıyor. Bu hangi AFP lan etrafı öyle kırmızı? Burada ortaya bir setup gelecek vallahi gibi görünüyor. Evet, ortaya kullanılan bir tane smoke var. Çektiriyor.
ve Verlas'ın duvarıyla birlikte B tarafına doğru hareketlenilebilir. Şimdi Smoke'un içerisine doğru hareketleniyor. Duvarı kullanmayı tercih dahi etmedi şu ana kadar. Tutacaklar onu ve Wood Duty Park üstüne doğru dash kullandı hemen. Ve B main. Ha, en yenisiymiş. Burada rakiplerini beklemeyebilir. İki oyuncu B main'de şu anda ortaya doğru Yıldız belası. Ve çok yani timing çok kritik. YTJ burada kendisini gizleyebilirse Ramlı Karamanoğlu olabilir. Ama Jonix üzerine doğru Lan YTJ tahmin ediyor da o kadar da geleceğini düşünmüyor. Evet abi, Jonix'e de helal olsun. O son angle'a kadar pikledi ya onu. Harbiden. Kapatıyor ve konektör bağlantısını kapatıyor. Spike'ın yerini unutmamak lazım. Şimdi biz ultinin içinde kaldık da. Başladı. O Spike'ın neyse ki Wood. Hemen Dubs'tan bir cevap var. Çıkın şimdi sağ solu. İçerisinden çıktı. İn içerisinden çıktı. Çözdü beyler. Çözdü. Çözdü ama çözdü. Spike'ın yeriyle. Viper'ın mutfak tarafından çıktı. Spike o da alakası bir bağlantısı oldu bir tık. Yani ben onu anlamadım açıkçası. Neydi burada planlanan? Yetişim eksikliği olabilir belki orada. Verlas asist meyster ya. Neydi acaba? Aslında bu round'u... Hakan da çok iyi enter aldı. İzlemek lazım. Yetenekleri falan da görüp... Oğlum her şey mükemmeldi yani. Bir... Burada yaklaşık oturdu çözmeye başladı. Çıkıştık deme bir şey oldu orada. Direkt hiç durmadan. Ama ultinin içinde kaldı herkes. Adamlar da çıkışa baktı. Yani ben anlayamadım. Evet, ama yani round kazanması rağmen Thunder Boss'un ekonomisi daha kötü gördüğün gibi. Çünkü comeback atmaya çalışıyorlar. Evet aynen öyle ve şimdi Jonix ultisi... Thunder Boss'un ekonomi harbiden cek itiyor ama Spectre falan almışlar. Guardian almışlar. Y2J Destructive ikilisi de birlikte cross'lular. Bu pozisyona doğru. İki kişilik bir B main savunması var. Savunma büyük yoğunluğunu B tarafına kaydırmış gözüküyor bu arada. Mutfak tarafında, orta tarafında iki oyuncu. Yine B main'de iki tane oyuncu var. Jonix perdenin arkasında ve hücum henüz tam olarak yerini belli buraya bakarlar mı ya? Oğlum ya hep böyle aşağı vuruyorum. Altına kadar geldi. Oradan vallahi hareket buraya bakılır yani ya bu arada. Rakibini görecek ve bu Allah sefer... Allah Allah. Oluyor mu öyle ya? Jonix yaptı. Destructive hareket etmedi ve çok Destructive yakaladı. Perde... ortadan kalkmış oldu ama Verlas'ın ultisi var. Yani ve kaldırılamayacak bir yerde değil kesinlikle. BM'nin kontrolünü alıp takım arkadaşını kaldırabilir. Ya yani B'ye gitmeyecek olsa bile büyük ihtimalle Verlas gelip oradan önce bir kaldıracak. Evet. Destructive tekrar oyuna sokacak. Bir tecritleri var zaten. Diğer ultiler de hazır. Anefe final lehine gibi round ya. Hızlı. Çok Verlas kaldırır Destructive'i. Bir son ultisiyle beraber yakalanmaya çalışacak ama Wood yakalandı. Lurs tarafından Yankas kalkan Destructive'i buluyor. Ve Lurs. Killere devam. Dubs'ın yardımı var. Sasuke sadece 11 can kaldı ve onu da Dubs vurdu. Bir tık zora girdi. Bir round olunca olur enti. Thunder Boss'un savunması enti, daha çok çalıştı. Ve farkı da 1'e kadar indiriyorlar. Evet, yani senin kendi mi? Gitmediği bir noktada çok çok değerli bir round oldu. Kesinlikle. Biraz durumu toparlamayı başardı Thunder Boss tarafı ve rakibin tabii tamam. Ekonomisi çok parlak. Hala çok Mertcan parlak. Bu round'u kaybetseler bile en az bir round daha alacak kadar ekonomileri var gibi gözüküyor. Ki bu arada tecrit kullanılmadı. Evet. Dubs'tan kullanılmadı. Hazırlık aşamasında çok fazla şey kaybettiği için Fireflux tarafı çok böyle bir round oldu. Spontane bir round oldu. Ve round sonunda çok arkadaşlar bayraklayalım bakalım. Bir enerjiyi verelim. Nasıl olacak bu iş? Orada Jonix. Evet. İşte baktan bayrak geldi. Entry geldi. Bu. Operatör bayrak gelince entry geldi abi. Entry'si galip çıktı. Bayrak atmanın altında. Smoke'tan yürüyen FF oyuncuları var. Ve içinde hiçbir yetenek yok şu an. Zaten Killjoy B'ye konuşulanmıştı. Şu an tüpten elini kolunu sallayarak yürüyecekler. Geldi baba. B'ye bir speed taktiği bile olabilir. Oradan A'ya bile girebilir tekrar. Başladı. Lurk oyuncuları. Taret gördüm. Taret var. Taret gördüm. Taret'in yeri de bu arada ne kadar kötüymüş oradan. Bir adım atıp geçersin lan. Çok iyi lan. VPN yalnız. Yürüdüğü yer çok açık. Her taraftan tehlike barındıran bir noktaydı. Ve oraya YTJ cross'lu ve... Yani rakibin yapacağı, işte o maçın başında bahsettiğim reaktiflik noktasında hamleleri yapan Thunderbolts'u cezalandıran FF oldu. Rakibin geleceği pozisyonları. Bu arada sıfır noktası hiçbir... Güzel abi, disiplin. Holdlayalım. Takdim B olduğunu düşünerek açılmaya devam ediyor artık Thunderbolts savunması. Yani ses verildi arkasında galiba. Arkasında... Aymin kemerim. Üçüncüsü beraber dolaşacaklar şu an savunmada. Çok güzel bir reaksiyon. Çok iyi. Dubs'ı yakalayarak başladı. Tekrar alt tarafında. Lurs sandviçten timing yapmaya çalışacak. İlk kill aldı, ikincisi gelmedi. Destructive yine takaslandı. Her zaman olduğu gibi ve YTJ'de bitiriyor. 3 tane oyuncu. Hayatta kalarak Fireflux adına iyi bir round geçirdi Fireflux. Operatörü de yardım aldı Verlas. Ne yok? Kredi? Hiç mi yok? biraz var yani. Yani bu arada setup'ı ben beğenmedim. Yani Taret B'den buraya görüyor da. Yani görse ne olur çünkü caydırıcı bir etkisi yok orada.
Evet, bir de tabii çok dağılmıştı savunma. Harbiden o taraf. Melih Hankas Prime'la abone olmuş. Bir beren adam yani 18. ay. Hoş geldin Hakan abi. Şüphe etmesi edeceği çok pozisyon vardı. Aa, arkasından info yoktu. Parası kalmadı TV'ye. Çok fazla VPN yapacağını bilemedi açıkçası. Evet. Yani tüp mü, BM'in mi geliyor? Biraz eli ayağına dolandı gibi oldu gerçekten. VPN'in ve Lurs A tarafında ultiyle başlıyor. 21. round'da ve 2 Spectre, 3 Spectre görüyoruz hatta. Bu round kaybedilirse bir sonraki round'da neredeyse hiçbir şey olmayacak elinde. 3 tane ulti var bu round'da yalnız. Thunderbolts'un bu round'u çalabilmek adına. Fakat diğer tarafta... Drone'u çok erken bastı sanki ya. Bunu hatırlatalım. Bir killjoy ve bir insta denedi de. Yine Voot'un ultisi. Belki Ong kurtarabilirdi. Bir operatörün yanında. Çok kritik bir karar yalnız alınan. İpten geçer bizimki arasında ama. Bir force kararı var evet. Thunderbolts'tan. Ultileri görüldü. Bunu anlayabiliyoruz belki ama daha 11-9 skor. Belki 12 verme riskine girilip full buy yapılabilirdi. Şimdi Dubs'tan 0 noktası hemen kırıldı. Infoyu alamadı. Agretius. Tier 3 abone olmuş. Hoş geldin arada. Evet. Teşekkür ederim. Durur da gezme devam ediyor in içerisinde. Wow, Tier 3 ha. Yani eş zamanlı olarak büyük ihtimalle tekler kullanılarak yine giriş gerçekleşecek. Wood in üzerinden bulabildiği tüm gaplere bakmaya çalışıyor ama şu an için boşluk bulamadı. B tarafından gönderilen bir drone var. Benim boş olduğu infosu var. Oğlum. Bu arada Sovoç'su geldi. Entilan, Entilan. Lurs hala. Adam etmeye devam ediyor. Lurs hala yaşıyor lan. Tam 33 canlı beraber hayatta kaldı. Öldü. Zaten şok oku geldi. 11 can. Ve 11 can. İbo ne olur öyle artık. VPN disaktif yakalamış bu esnada. Oğlum herkes öldüğü gibi ölmüyor ya. Çıkarılacak 13 saniye. Ve Sasuke artık tek başına 2 tane skor çıkartsa da. TNT. Onu yakalayacak. TNT de iyi döndü aslında. Burak 5. ay. Yeniler Berk demiş. Eyvallah kankam 5. ay. Bu önemli. Yine aynı şekilde Dubs ultisini korudu. 2 tane ulti. Var. VPN'in özür dilerim. Dazım buradan da geldi. Hoş geldin Eren'im. Eyvallah. Tam emin olamıyorum. FF'ten hemen gelen bir mola var. Yok, daha kötü mapler olamaz bu arada gerçekten. Dubs'ın mıydı o? Yankas'ın değil değil mi? Dubs'ın da. İkisinde. Ya şunu söyleyebiliriz. Betis gitti zaten. Firefly'in çok odaklanmış bir Firefly hücumu vardı. O iyi oldu. Her şey ona göre düşündü. Biz de Icebox'ın gitmesi lazımdı. Belki üzerinden iple geçip gitseler artık. Bind kalmalıydı yani. Bind bence okeydi. Veya oraya bir yetenekle beraber bir yapsalar. Aslında plan biraz oydu. Şeyin üzerinden, ultinin üzerinden Voot'u arkaya sarkıtmak. O esnada da işte... Maçı izliyoruz, sen ne yapıyorsun? Sova ultisiyle birlikte, Molly'le Asitavuzları vesaire birlikte şeyi yakalamak, Viper'ı yakalamak. Çünkü çok öndeydi Viper'ı. Aynen öyle, Ruz'dan. Çok öndeydi. Arkaya sarkmayı başardı aslında ama tabii... Lobby Run 7. ay FF demiş, teşekkür ederim. Çok kuvvetli bir noktada olmuyorsunuz ve Dubs ilk etapta Voot'u yakaladı. İyi zamanda geldim yani ona. FF'in parası var mıydı? Lurz'u da düşürememeleri round'un direkt kaybedilmesine yol açtı. Yani Lurz'u böyle verdiğinde Voot'un düşüşü belli ölçüde... Birazcık olabilir ya. ...olacaktı. Önceki round'da olmuyor. Yani aynen, çok iyi var. Bence gayet iyiyiz. Onları doğruydu kesinlikle. En kritik round. Ama Sova ultisi kesin kill çıkarır ve round'u kazanır, hızı yapamıyorsunuz. Ve bir de dediğim gibi yani Jett'in elinde o pozisyonda operatör var. Ultisini aktive etmesini beklerdim ben bu arada böyle bir hücum için. Olabilirdi. Bir de tabii FF'in de şu komptaki en büyük sorunu initiator'ın az olması. Yani sadece bir keşif oku veya drone'la açabilecek bir pozisyon yaratıyorsunuz. Evet. Direkt yani face to face aslında fight'e girmesi gerekiyor Voot'un veya başka bir oyuncunun. İşte oralarda o fight'ı yakalayamazsan da sadece bir Sova'nın eline bakıyorsun olayı açsın diye ama o da mümkün olmalı. 11-10, Fireflux'ın ekonomisi hala var. Hala full buy yapabiliyorlar sorunsuz bir şekilde ama Thunderboss yine o inatçılığını gösteriyor. Yine comeback'lerini gösteriyor. Farkı buraya kadar indirdi. Jonix hiç olmadığı kadar agresif. Tüpten ortaya kadar yerleşmiş. Açılacak bir Fireflux hücumunu bekliyor indirmek adına ama iki operatör şu an geziyor Ali içerisinde karşılıklı. Evet. Spike B'ye daha yakın ve burada Y2J ve Verla skillsinin o geçişi bir noktada yapması gerekebilir. Ve o yüzden çok kuvvetli bir pozisyonda. B arkasındaki varlık da tespit edildi. Şimdi Jonix'in pozisyonu ortaya çıkacak. İlk vuruşunu kaçırmış. Jonix'e vermediler. Kritik yalnız bu esnada skor çıktı. Lurz Voot'u yakaladı. Nerede kill aldı lan? B'ye kalmış. Jonix de Y2J'yi yakalayınca bir anda gayet kritik bir anda. Hayır, bu olarak 17. ay teşekkür ederim. Dubs'un üzerinde biraz hasar var ama sadece biraz hasar var. Kesinlikle kabul edildi. Bu sayı avantajıyla birlikte Thunderbolt Urandu kazandı. Oyun alakası soru sorsam. Ban yemersin. Flame yersin. Linç edilirsin. Timeout yersin de ban yemersin. Tarihteyi getirmek üzereler. Çok yakınlar. Main tarafına B'den yaklaşıp bir plant denemesi gelecek gibi ama Thunderbolt Kore'yi tek'e de bırakabilir. Hem ulti olarak fazla yetenekleri var. Zaten kişi avantajıyla öndeler. Güzel move. Güzel move. Giren bir duvarla boost yapıldı. Çok iyi oğlum. Çok iyi beyler. Sasuke eş zamanlı killer olsa iyi, bile. İyi. Jonix'ten bir cevap olabilir, gelmiş. Hala olabilir. 2-3. En azından retake'i oynayabileceği bir seviye çekti Fireflux bu roundda.
ama bir tecrit geldi. Bu tecrit sarı arkasını kapatmayan ve main tarafında belli bir gap bırakan bir pozisyon ama yani çok etkili bir tecrit değil bence ya bu. Yani neredeyse hiç etkili çok değil. Çok gap var ya. Hiçbir şekilde pozisyondan çıkarmıyorsunuz zaten. Zaman kazandırıyorsun yakını, sadece. Evet. Bu arada Destructive son asistal uzunu da kullanacak. Birazcık daha zaman kazandıracak onlara süre. İki de hiç Destructive. Önemli bir düelloydu. Velas artık işi çok zor ve Jonix onu yakaladı. Thunderbolt 11-11'e getiriyor durumu ve pes etmiyorlar. İnatçı olduklarından sonra onların çok bolca bahsetmiştik. Tek tek yakalandılar ve ya. Ve o inatçılığı Thunderbolt gösteriyor. Mutfede yakalandı. Daha mağlup Fireflux'a karşı. NTNT. 2-0 Fireflux'a karşı. Hakikaten iyi bir harita izliyoruz şu ana dek. Ya bilmiyorum katılır mısın ama şuralarda falan hiçbir double pick görmüyoruz ya post plant'te. Yani iki oyuncu main'de hadi 1-2-3 çıkalım deyip vurma yok. Önce bir oyuncu fight'e giriyor, o ölüyor. Mesela Palamon'un mavaja mı sence? Ya takımların bugün belki de hani ilk yıl uyuşukluyum mu diyeceğim. Niye? Ben falacıyım ya. Hani Navaja tırnak makası gibi olan. Ama şu an çok hissediyor kendini. 4-1'lik bir maç sonu serisi başlarken. Hangisiydi? Wood'un ultisinin yanında 4 tanesiyle ya, beraber artık Pala son ekonomisini kullanıyor. Bu arada Wood, göklerden gelen bir Wood vardır. Breakthrough'a kadar geldi ve VPN. Yere iner inmez headshot'ı gönderdi. Yani Wood'un istediği hiçbir şey olmadı son 3-4 kontraya. İntihar almaya başladılar ya. Ve değil, bir baltına. Daha doğrusu Jonix operatörle birlikte yine. Oo, Dab çok hızlı yapıyor. Düşeceği düşürdü. Yine 5 ve 3. Ve arkada için vurdu lan o. Kadar çubuk Dabz'ın burada olmasını beklemeyecekler. Ve Dabz bu round'u. Bitiren isim olabilir. Kimse bakmıyor ona. Dabz ilk skoru buldu. İkincisi perde arkasından geliyor. Alır mı? Ve Sasuke artık tek başına bir flash peek. Özür dilerim. Molly gönderilmiş. 12-11. Thunderbolt Fireflux'a. Bu sezonun ilk harita kaybını yaşatmak üzere. Kanka bir Paladin'e bakalım ya. Comeback'li. Bunu 5-1'lik bir comeback yaptık üzereler. Aramasa değiştiririz. Yani Fireflux'ın 11. ay arkadaşlarında zaman zaman son yaşadığını görmüştük ama ben ilk defa bu kadar tıkandıklarını görüyorum. Evet. Çözüm üretemiyorlar saldırıda. Yani B'ye gidiyorlar, kalabalık karşılanıyor. A'ya gidiyorlar, killleri. Yine zora soktuk, durduk yere. Bir sızdılar, bir round hatırlarsak. Onu da round'a çeviremediler sızmış olmalarına rağmen. Tamamen harita yüzünden oluyor ya. Şu haritayı oynamalı gibi. Kanka aslında iki ultimiz var ya. Performansı diyelim. Şimdi yani kurup ultileri atabilirsek bitiyor zaten round. Bir Viper ini var. İkisi çok iyi bir şekilde herhalde. Bunlarla da artık başlı olarak şey kazanmak zorunda olduğu bir 24. round. Evet, operatörün pozisyonu ortaya çıkarıyor. Bu arada göre mi mesela B arkası bu sefer çok daha kalabalık. Dağılmayı tercih etmedi. Kaldırdı ya şimdi. Ama bekliyorlar rotasyonda. Evet, iki oyuncu ortada. Onu bilmiyorum neye göre ayarlıyorlar ya onu. Aktive etti Jonix. Tüp tarafına doğru, tüp önüne doğru geldi. Ruslar arkasında önemli bir rol. Flash peek geldi oraya. Ve birebir bir değişim yalnız Lurz'un ultimiz gitti. Postplant'te problem yaratabilir. Dabz'ın ultisi var yine postplant'te kullanabilecek. Molly'sini de kullandı ve Verlas Zohri ile birlikte bu plant'i gerçekleştirecek vakte sahip gibi gözüküyor. K ultisi kullanıldı. Verlas canı çok kaldı. Çok iyi lan. Yani nasıl çıktı oradan? Kendi bile fark etmemiş olabilir belki. Şimdi 4'e 4 retake. Ulti var Verlas'ta. Verlas'ta ulti var. Kaldırabilir mi lan? Wood sindirildi. Sarı arkasında. Dabz yavaş yavaş gelecek. Çıktı halen. Lökbek'ten bir ulti var. Mükemmel olan Jonix uçarak geldi. Verlas kaldırdı. Kaçırdı mermilerini. Bıçaklarını kaçırdı. Yankı başladı ve burada Yankı'sın maçtaki ikinci ninjası hatırlarsan bir kere de Kaos'tan fayda yine var. Abi, evet direkt bunu yapmak lazım ninja'yı. Yani. Direkt oturacaksın yani. Yok hayır şey. Ha evet. Abi okey oyaladılar. Geldiği anda herkes panik oluyor. Evet o kitchen'a atılan Viper'ı yani, demiştik. Hani ne alakası var oradaki main'in. Engellemek için çıkmak istiyorsun otomatik olarak. Evet. Ninja'sı vardı. Ve dediğin gibi o comeback'i alevliye comeback'te. O round'la beraber bir tane daha ninja geliyor. O Kaos Selin nerede Selin? Selin çok iyi oturdu buraya. Schwepper 14. ay. Merhaba abi yayınlar. İyi akşamlar yayınlar. Teşekkür ederim. Yani müthiş bir comeback. Evet. Thunderbolts'un zaten sen ne kadar inatçı olduğunu maçın başında söylemiştin. Geçen hafta iki tane haritayı birini kaybetse bile comeback'te yine yaklaşık bir şekilde bitirdi. Lili Özgüren ve Ben İga'ya abone kedi etmiş. Teşekkür ederim. Comeback denemesi vardı. Sürekli olarak yani bir şekilde maçlara dönecek noktaları yakalamayı başarıyor Thunderbolts. Hakikaten bunu da çok önemli. Ay Vicky abla artık şu modemi söksün. Ya şey isteyeceğim ondan ya. Senin şu Jonix'in koluna falan dokunsun, bir şey yapsın. Simple'ın var ya kanka yayında bir tane cache'de headshot'ta duruyor, cross koymuş geliyor, öpüyor bir anda ölüyor. Simple'ın oradaki suratı nasıl? Fireflux tarafında da bilmiyorum. Benim önceki haftalarda gördüğüm, baştan da gördüğüm müthiş uyumdan biraz daha... Yerdeki adamımızı kullanmamız lazım. Hani böyle bir double pick, hadi 1-2-3 çıkalım vuralım ikimiz birden yok. Böyle tek tek yakalanan oyuncular var.
ilk yarıda söylemiştim hatırlıyorsan. Spike anlat abi. Böyle yardım etmeyen oyuncular var falan. Herkes tek fightları giriyor. İbrahim tek başına Heaven'dan geliyor. Klasik zıplayarak Verlas'ı vuruyor klasikte falan yani. Hani çok post plant kaybedildi. Evet çok kaybedildi. Yani, o post plantler de dediğin sebeplerden dolayı doğru söylüyor ya. O post plantler sıkıntı oldu. Bir de ilk yaradaki o iki tane clutch sıkıntı oldu. Bu videoyu mu izleyelim? Bu şekilde oynanabileceğinden söz edebiliriz ama yani günün sonunda simple ne yazsak RGF kiss cash birazcık lurk'e işte alan kontrolünü çok fazla yapmadığını erken aşamada biraz ağır davrandığını kanka öpüşüyorlar farklı. Sürekli böyle yazmamak lazımdı yanlış yazdık fazla info aldı türden birine sürekli mesela öyle değil öyle değil simple cash fail falan yaz belki çıkar. Girlfriend fail gibi bir şey yaz. Rakibin oyununu daha iyi okuyan taraf kesinlikle Thunderbolts oldu. Evet özellikle de ikinci yarı daha özgüvenli oynadığında söylemek lazım ilk yarı. Belki abi biraz daha geride kalmışlardı ama tam yanlış şeyler çıktı aslında. Yani ben Wood dışında böyle ben bir çıkayım dur, ben bulayım açayım işi diyecek çok fazla ben bu, rol oyuncusu çıkmadı. Ben bunu bulma işlerinde iyiyimdir. Hani Wood'un da çok keskin bir oyuncu olduğunu söylüyor. Ne oldu? Mertcan neye kızdı? Şaka mı söylüyorsun? Kaldırdığı bir round olmadı. Mutlaka ya şey ya, bir map kaybedince FF kadrosunu kötü diyorlar ona kızmış. Biz 2 haftadır niye konuşuyoruz? İnanılmaz işler yaptı. Harbi arkadaşlar sizde yani biraz dahil oldu gibi. Mertcan'ı sinirlendiriyorsunuz. Açık aramak için her şey deniyorlar var ya. Müthiş bir konuş Mertcan'ım. Beraber herkesin sahneye çıktığı bir mücadele vardı. İlk haritayı geride bıraktık. Thunderbolts Fireflask karşısında seride 1-0 önde. Erk Rock'tan kapsülmüş moruk. Nasıl sürüyorsun bunu? Kanka sürmüyorsun işte. Onu yutuyorsun kanka. 6 ay mı? 1 yıl mı? Ne kadar artık sivilcene göre değişiyor. Hayatını sikiyor. Her yerin kuruyor. Her yerin kuruyor. Gözün bile kuruyor. Dudaklarından cildin her yerin kuruyor. Diyorum ki... Kanka... Özür pardon lafını kestim. Bitti sandım. Özür. Devam. Yo sen söyle. Üstüne şeyi söyleyecektim. Ne yapması gerektiğini. Ben 2 yıl kullanılıyor bak adam. Kanka ben de kullandım da. Sonra bırakınca geri başladı dedim. Sikerler bu işte bir iş var yani. Böyle olamaz herkes yani bunu mu kullanmak zorunda? Bir tek ben mi çekiyorum bu kadar? Sonra özüne indik işin. Nedir? Ne sebeple çıkar sivilce? Nedir? Ona baktık. Su içmiyormuşuz amına koyayım yani. 2-2-4. Suyu arttırdım. Yüzümü temizledim günde 2 kez. Bir sabah bir yatarken. Bitti yani. Ses lazım hadi bizim ses lazım izleyelim be. Buldum videoyu. At bakayım. Bizim videoyu da şey atsana kanka. Attım videoyu ekip özele. Oo adam. Senin VS'ni de attıydım. Abi ona gerek yok. Benim barajları 118 oluyormuş. Bak. Şunu Selin'e atacağım şimdi. Dur şunu kopyalayayım da şundan istiyorum diyeceğim. Ranti 15'inci yüklemiş. Selamlar haydi FF demiş. Teşekkürler. Yine şey yazdırayım. Karaş. O diğer. Bakışı gördün mü oradaki bakışı gördün mü? Ablacım yani yeri mi ya yani? Bir de 12-4 yeniliyorlar abi. 12-4 randonun önemli yerindeyiz geliyorsun öpüyorsun. Atacak yani iki tek belki maç dönecek oradan. Ha, yapılacak şey mi bu şimdi? Aynen Selin'e atayım da şunu. Hatta Selin böyle odaya bir tane kamera koysun. Bu anı çeksin. Tam 11-11'de teke tekken öpücüğü konduracak. Ya alırsan Marandu Jonix öyle bir durumda o kötü olur. Yok artık ya. Evet. Türkiye'nin değil de İstanbul'un. Ne anlatıyorlar dur bakayım. Abi ben bir video izledim. Benim barajları 118 oluymuş. Evet. Türkiye'nin değil de İstanbul'un. Küresel ısın mı abi? Mevsim değişikliği sıkıntı hocam. Rabbim kutup ayılarını korusun. Amin. Bayılanın böyle bir duaya ihtiyacı vardı. Teşekkürler. Var be Eren. Hızlı ok attı. Tamam beyler. Atıyorum smok. Dedim chat olarak bundan istiyoruz. Eğer bizden biriysen şimdi kendini kanıtlama vakti yazdın. Mecbur artık. Attım smok. Nice oğlum sen de. Dur anlıyorsaydı biri. C'ye geliyorum. C'ye yakalanma. C'ye yakalanma. Üçü de orada. Geçti. Flash'ım var flash atıyorum. Helal. Lane geçtiler. Beraber. Beyne doğru flash attım. Kör olsun. Bomba altımızda. Bombası. Beyne TP attım. Beyne TP attım. Chill, sakin. Chill. Ah be Selin. Lan tek umudumuz da sendin ya. Tüh. Ben de buradayım. Tamam böyle iyi. Derse bombaya yatacağım. At abi. Kontağın çıkarsın Metin. Serisi. Çıkmadı. Metin yine atar beyni. Tarayacağım orayı. Lane'e bak. Bakıyorum. Bakıyorum. Chill baba sakin. Sen kapıda kal abi Metin kontağın. İyisiniz böyle. Alper hoş geldin. Derse de kontak çıkacağım.
Mid de Smok One Way. Amit 15. ay yayınlar, abi. Teşekkür ederim. Çıktınız. Bekle bekle. One Way var mı? Sen de attım ben. Bir canım kaldı. One Way'im var. One Way atıyorum. At. Sivap para atacağım, adamlar para kandıracağım. Kartı kabul etmiyor. Sanal kart ediyorlar ya. Sıkıntı hissi. Nice, bravo. Bu kadar. Sağlar beyler. Lurk'e dikkat etsenize. Yaşıyor içeride, short gelir. Short çıktı oraya. Anasıma kaçtı. Cende adam, cende. Ahmet çıkışına flash attı. Lan arkadaşlarla oynarken kılıyor kanka bir şey. Main son. Main burası. Sıva sen ne anlatıyorsun, ne yaşıyorsun ya? Maç var oğlum. Devleyecek. Vuracağım onu, söyletmeyeceğim. Bombonda. Bombonda mı? Bombonda. Devleyecek büyük ihtimal ya. Pis spawn'a gitti o. Ahmet'den pushlayabilirsiniz. Ultisi gelecek ya. Hayır pushlamak gücü, ultimiz var. Senin şey yapsana. Darlasana biraz. Çok iyi beyler, bravo. Beyler. Bravo. Ahmet'in life atacağım. Bat. İyi uçuyor, GB giriyor. Beraber. Attım smoke. Salak salak trip at falan bir şeyler yap. Beni seviyor musun gerçekten falan, ne kadar seviyorsun. Çıkışa bakıyorum. Ben mi boot mu falan. Nerede düştü? Lane çıktı bro. Kayan hoş ya da öldü. Kaldırdı kaldırdı. Kapattı kapıyı. Stairs geliyor. Bekle, smoke'lar bitecek. Stairs'ini alacağız. Öldü. Main olabilir, bilmiyorum. Scorpion 8. ay iyi yayınlar kralına. İlk maç kaç kaç demiş. Senin bu evi ne yapacağız ya? Kanka, 13-11 ya. Çalım atıyorum yani. Neymar gibiyim. Çıkarsa söyle. Aynen, kedi olsam beni sever miydin? Bak o daha iyiymiş. Ses edeyim. Wood karşılaştırması biraz evet. Orada kaybedebilirsin. Tamam, evet o. Short girmiş olabilir. CT bir tane smoke geldi. Moli bırakıyor, moli bırakıyor. Ben oynayacak. Be. Top mid'e gidiyorum. Girmiyor, sakin. Giriyor. Hemen smoke atıyorum. Ya da stairs'e ban ve yapacağım. Stairs'e ban ve yaptım. Stairs bende, stairs bende. İki lane beyler, iki lane. Oldu. Mid görmüyorum. İki main. Disiplin ölme. Bomba verdi, bomba verdi. Disiplin Mert. Yürüyorum mid tinkten ben. 20 saniye. Flash atacağım. Solda main sol. Attım flash. Kör. Flash verdi. Sıkıştırıyorum. Nice oldu. Oho. Ulti atarsa killcüye kırarız ben. Duran geliyor. Short'a smoke attım, yakına geçeceğim. Kırtın olsam kelebeğe dönüşsem beni tanırım. 3 biliyor bize, döner. Short'a dikkat edin yeter. Çıkıyor. 2 tane daha çıktı. Biri solo koştu. Buradaki J. Herkes Prime'a abone olmuş, hoş geldin arada, teşekkür ederim. Kece ölçüleri var. Ben. Biri hala short'ta olabilir, dikkat edin. Flash atsan şuraya pikleyelim. Ya da bekle, Mert çekilsin. Bir şey diyeceğim, Heaven'a flash pick olabilir. Yak. Tamam, kıracağım ben onu, siz oynayabilirsiniz. Tamam, yürüyorum. Ufuk'un ses sonundaki rahatlığı, sik demezliği duyuyor musunuz ya? Çocuklara bak, bir Ufuk'un sesine bak. Can. Lider sakin olunca herkese sakinlik veriyor ya. Main aldım oyuna. Can öldü. Bu işte tecrübe aldı. Main. Nice oldu. Oğlum ver bombayı, ver. Harikasınız. Çok iyi, çok iyi, harikasınız. Başladı. Çok iyi, harikasınız. Kijoy solo burada. Ses yok hiç herhalde ağzı değil mi? Burası tek bende. Dön, gel. Kıracağım tarihte. Gel, dağılmasanıza. Gel, dağılmayın zaten. O ayrı bizden, gelin. CT geldi bana. Kırdım tarihte. Gel short'a. Kevin geldi. Ya Mert, ne işin var bunda ya? Tamam. Öldü. Daha ne sağa? 2'ye öldü zaten. Bir tane daha CT. Sana yardıma geleceğim. Gerek yok. Mid'de biri. Mid öldü bir. Main. Geliyorum short'a. Biri amin. Yaşanmışlar, dedenin mid'leri almış. Smoke var mı? Bir canım var, yok. Ya. Yan lan, beraber pikleyip gidiyorsanız. Hemen geliyor. Hemen koşuyor biri. Arayacak o, ekstra arayacak. Şansı yok başka. Çok short evinde. Isova evinde. Karatımız geldi. İyi ya, şimdi Ascent değil mi? Mertcan. Ascent. Aldım onu. Şimdi Ascent Pearl. Heaven hala sola. 30 vurdum. Heaven'a flash atsana. Nedire kalacak ya. Sova 20. Yo, armoru var. Lan şimdi hatırladım, tamam ya. Ben niye Heaven'ı sandım peki? Niye? Biz sürekli maplerde Heaven... gösterirken Garden'daki yeşilliği gösterdi değil mi? Evet. Tamam, ben onu Heaven sandım abi. Pik. Olur öyle. Sağda. Orada. Hocam. O sıkıntı. Helal. Nice. Sonradan main. Main'e cross'ayım. Kontak oynayın. Geç sağa geç. Abi çok iyi. Yerlerinizi çok iyi aldınız böyle. Nice. Bravo. Oğlum o bittikini yanlışlıkla vurdum ha. Gördüm. Bu da ses yapıyor ama tek yani, evet. Bekleyin, geliyorum. Var mı? Okum var, geliyorum. Okum var, geliyorum. Acil etmeyin. Benim saniyemiz var. Bekle, okum. Kadro değişti şimdi, çalışıyor. Flash atıyorum. Attım flash önüne doğru. Atıyorum oku. Attım. Attım CT'ye smok. Market flash verdim CT'ye. Lane 1'e bak, gördüm. Lane'e koşuyorum. Öldü. Biri CT. Astra A'daydı. Backside olabilir. Biri.
Backside dikkat, backside dikkat. Çöyle, çıktı. Nice. Çok iyi, çok iyi. Yok burada, yok. Bana botum var, gösterme hiç. CT'ye smoke atacağım yine. Ya Master A'daydı, smoke yok. Çıktı, attım, çıktı. Bir iki pes. Market, let's go! Nice. Oynadım, ses yok. Life attı, Killjoy. Yemedik. Yakın mı Killjoy? Yakın, smoke içi. Vine, Astra. Evet. 210 Valorant 12. ay, selamünaleyküm. Bana bunu nereden kesiyorum lan adam hala ama biri olmuş. Eyvallah Mehmet'im. Ultim var helal, ultim var helal. 2 ay oldum lanım. Birinci yılımız kutlu olsun. Evan, Evan hızlı. Arkadaşlar, İrlanda'da Dublin'e yakın izleyicimiz de varsa gidip 210'dan bedava bira içebilir. Tepe attım ben de. Böyle şeyimiz var. Adam global ya, adamın her yerde izleyicisi var. Eren'in sesine el atalım. Ver bakayım ses. Berk abim benim, biricik sevgilim. Oldu mu? Olmadı. Olmuştu. Serisini aldım. Enti Berk abi. Ben bunu bilmiyorum. Ok atıp basacağım. Çıkmıştır çoktan. Çıkmadı da. Merhaba ben Venus, 19. yıllık demiş. Happy 19 months bebeğim, seni çok seviyorum demiş. İyi Allah, 19 yıllık kutlu olsun. Nice. Double pick. 1, 2, pick. Nice. Aferin oğlum. Backside. Fraton dikkat. Aşağı kaç dakika var, ben de tuvalete gideyim. Öldü. Aldım silahı. Marshall var muhtemelen. Akcan gitmiş. Siti geldi Marshall. Ben bakayım. Erker bunlar sana emanet. O da orada. Öyle mi? Nice oğlum. Çok dar atacağım girişe şimdi, hazır mı? Somak bırak atacağım. Attım. Flash verdim sayda. Attım ha linke de. Jelinke doğru flash atacağım. Ok attım backside. Ok attım backside. Allah kahretmesin. Linke bakıyor. Kurdum bombayı. Oh. Çıktım Hakan. Valorant BTR'ye abone mi olalım abi şimdi? Jelinke. Çok şey. Double Aura drone'layacağım. Double Aura bir drone atsana, oynayayım buradan. Window daha AP tekledim. Tarık da var. Bir de C'de hala. Nice oldu sana. Window para drone geleceğim. Kendi kanalının reklamını yapar Kerem abi. Yok ha. Bam yapıyorum. Attım bam bey. Halinde 80 vurdum. Aa Berk'in VC'si uzun sürüyor arkadaşlar. Kovaya 80 vurdum. Yat. Sıkıntı yok. Götüce. Tas dedim. Çözer. Bastı. Öldü. Öldü çözer. Öldü. Nice. Lan bomba. Bölür! Lan bomba! Adam dönüyor, B'ye dönüyor. 3B. İti yakın oynayacağım. Smoke gelecek 10 saniye. Arkaya aldım ben, reveal'ım geldi isterseniz. Akşam Eternal Fire maçı mı? Nice oğlum. CT 2-3. Nasıl sunayım? 2-3 mü? Ya da 3 bilmiyorum. Çıktı bir 40 vurdum. Eti sarsın var. Attım reveal CT'ye. O da biri solda çıktı. Nice oğlum. O da ok attı değil mi? Evet. Aynen CT'den attık abi. Aynen CT'den. Tamam sakin, sıkıntı yok. Çıkmamış. Haa o public miymiş lan? B'ye gidecek, solda spray bastı. Eray öldü, bombaya gelene kadar. Bombaya gel. Flash attım oğlum. Tamam, aldım flag'e gittim. Bekle önünde, bekle. Öldü. Map kaç bitti. Astra double tp attım sayda. Pikliyor double. 13-11 bitti arkadaşlar. CT bir double pikliyor. Thunderbolt kazandı 13-11. Nice. Time var. İkinci artı Ascent. Koştu. Pearl. Bekle. Sağda. Nice. DT cross kalabilirsin. Molly atıyor bir yerler. Kovaya 100 vurdum, smoklarınız yok. Astro öldü. Nice oğlum. İki CT. Biri lurk'e bakıyor. Joy CT. Kıramıyorum. Nice try oğlum. Flash at, metin flash. At bir tane, at. Helal. İki tane daha CT, bir tane daha CT. 2v1 chill. Gelme. Sola bakıyorum. Cross'ayım sola. Tamam. İyi bu, sakin ol. Nice. Beyler, benim Terminator. Biri lan çıktı. 2-3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 -
Bizi şok taktı oraya. Sava kurdu, sava kurdu. Bir işler öyle ay, rahat çıkarsınız. Patlamış şok taktı. Bir side'den crosslu. Smoke'ları atıyorum. Bekle bekle 10 saniye. Daisy'm 7 saniye. Daisy'm 7 saniye. Küce'de burada. Tamam Daisy'de ok gelince giriyor zaten. Smoke'ları içeceğiz. Öyle Daisy atacağım. Underhaven'a smoke. Molly'yi çok erken atmış. Bitti. Dota smoke'ı hazır. Bir tek başlamadan patlamış. Underhaven'a flash. Ok atladı. Öldü. Çor 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 çor. Ok kırdı. Default beraber. Önümde var. Ooooooo budur lan. RCC. Attım smoke default'a. Flash attı biri. Öldü. Nice.
Kırdım oku. Dabudor, Dabudor, Dabudor 1. Bir tane daha zone var, Tava da zone var. 2-1 hiç vurmuş map'te. Ultili, ultili, bombası da. Nice, Tava da geliyorum yanına. Öldü, nice! Nice oğlum. Nice lan, çok iyisin Destructive. Allı ki Mete, allı ki. Kırdım adamı, ultiliye bakıyorlar. Ben push'ladım, arkaya bakacak, arkaya bakacak, bekleyebilirsin. Aynen aynen, Mert daha fazla açıldı. Tuvalete gitti arkadaşlar, terk etti yayını. Kullan skillleri, kullan skillleri. Kullan skillleri. Last long. Çıkan noktalar. Skillleri. Tek tek. Dönüyor, dönüyor, dört dönüyor, dört dönüyor. Ben duramayacağım buraya. C'ye tap attım, C'ye tap attım ben. A'ya bakıyorum ben hala. B bende şu an. B start beyler. Ses kesildi, ses kesildi. B var. B giriyor. Attım oraya bir smoke. Bekle. Gelme atacağım. Girmedi, 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 girmedi. Kritiksteyim. Girdi. Daze attım, daze attım. Oldum sana. Biteler, biteler. Durdu, durdu yine, durdu yine. Double door geliyor, double door, double door, double door, double door, double door. İki. Tamam, beraber, disiplin. Koşu ya. Burada nasıl duymamışlar lan destek. İşte biz buyuz. Kaostan nice. Olabilir abi ya. Let's belki kaos vardır orada. Şeyde. infolardan dolayı. Götürmüyor abi, kapamış. İyi bari otomatiği kapatmış. Adam adam. Aa, seçim ekranındayız. Hemen Berke'yi yazayım. Ulan seçim ekranı geldi, neredesin? Acilen tuvaleti yarıda bırak, seçim ekranı geldi. Geldim, geldim. Bayağıdır yeni açmadığım için arkadaşlar, genelde bunların timinglerini çok iyi oturturdum. Tamam, şu an iyi, tamam, seçim ekranındayız şu an. Evet. Bunu çözdükleri maçları kazanmışlardı aslında, sorun yaşamadan, ama şimdi aynı şekilde Thunderboss belki savunmaya geçtikten sonra ikinci yarıda eğer Vult'u biraz oyundan düşünmeye çalışırsa Firefox'taki hücum alternatifleri daralabilir gibi geliyor bana. Kimde dediğin gibi belki de Firefox'ın en büyük avantajı savunmada başlamak olacak. Yani ikinci harita kaybettikten sonra en iyi şey Ascent'e savunma başlamaktır. Ama tabi Thunderbolts'un da şu an bence önceki haftalarda... Yayında mı çalıyor lan bu müzik? Hani belki evet ilk harita Jonix o işleri toparladı ama... Niye böyle bir müzik var abi? Zorak girdiği bir... En az kaçıyorum abi, doğru öpüyorum size. Erol görüşürüz kardeşim, dikkat edin. Görüşürüz, bay bay. Firefox'ın savunması zorlanabilir. Kesinlikle öyle. Ascent FF seçimi arkadaşlar. İlk harita Icebox'tı. TBG seçmişti. 13-11 kazandılar. Özellikle savunma tarafında daha sık göreceğiz muhtemelen. Ve o operatörleri savunma tarafında mutlu olacağı operatörü... Harbiden Karan keman kursuna başlamış ya. Yer yer problem arkadan keman çalıyor biraderim. Ascent başladı. Temiz yapmaları lazım. Çok fazla. Şimdi başladı işte. Sayıcı eksilmemek için haritada ve çok hızlı bir şekilde haritaya giriş yapıyoruz. Ne oldu lan Beagro? Yakalayabildik mi? Yakalamaları lazım. Koşun üstüne, koşun. Öldürün onu. Çok iyi, çok iyi. Güzel, çok iyi. Ascent haritasında bunu çok fazla daha önce Sociable'lı yapıda yaptıklarına şahit oluyorduk ve abi ara kamera için donate bar açmıştın, aldın mı kamerayı kanka, ben o parayı yedim. Bu sizce Prime'le abone olmuş, hoş geldin. Caner Altıncay, Serhan Aram, yayınlar bugün yayın menüsünde neler var? Efek maçı var. Sercan, Prime'le abone olmuş. Fireflux, evet, Tol 3. ay teşekkür ederim. Flow 15. ay GG ez demiş. Doğru, Dubs'ın bir tane çok geldi ama sonuç yok. Adam retake lane'den başlayacak. Aha, kapı kapanması çok iyi oldu. Vallahi büyük olmadı hocam. Hocam olmadı çünkü toplanmadı bütün para. Ben de dedim baktım. Engelleme denemesini göreceğiz. Lurs merdivene gitmeye çalışıyor. Pazar çıkışından. Okey lan oğlum. 2 tane kill baba. Beraber. Okay. Üst üste. Killer geldi ve toplam 3 kill. Dediğin gibi. Alıyor ama çalışıyor. Aynen öyle. Hiç yaptı ki Fireflux. O taktik işleyince zaten rakip. Oğlum dün illegal illegal iş neydi lan? Gittiğim filmin adını unuttum. Röportajdan filmin adı neydi? Çok zordu artık Thunderbolt. İllegal hayatlar. İllegal hayatlara gittik. Plant alıp üzerinde birkaç tane kilitli masa olurdu ama tek kilitli. Benim de niye sinemaya gittim? Nerede sinemaya gittim? Yürümesi biraz enteresan geldi bana. Zaten çünkü bak benim bunlardan hiçbir şekilde haberim yok. Belki bir tepe. Sen nasıl bana bunların infosunu vermezsin koçum? Ha? Belki de ama bir taraftan da oha oğlum senin eş ekstra. Evet. Peşinde olma durumu söz konusuydu muhtemelen. Oğlum vay amına koyayım. Force var, tek şerif. Adem'in şeyi fark ettim.
Bir konuş bakayım biraz da. Amcaz, amcaz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, Discord. Oğlum dün konuşurken Twitch şey toplantısında dedi, sesi nereden veriyorsunuz dedi. Discord'dan mı? Evet dedim. Dilek mileği hiç bakmamıştım. Şimdi baktım sıfır yani. Sen Dejden konuşuyorsun ya. Yetenekte aldığını söylemek lazım. Short yürüdü dedi. Yine de mükemmel yani. Ya round gidiyor, round gidiyor. Ama ben ne yapabilirim ki yani bu round'a? Jonix de Wout'u yakalayınca. Ya, o postlar gitmesin ya belki de. Gibi gözüküyor. 4'e 2. Yalnız 23, 47, 43. 3 tane oyuncu az. Şimdi Y2J sarmal bombasını gönderdi. Heyman tarafını atmaya çalışacak ama hasar yok. Önce short'tan yürüyecek. Jonix Ardis'in pozisyonuna geçti, yerleşti. Main'de güzel bir crossfire imkanı da var. Şıkılat'ta 19. ay 19 Çorum demiş. Nice. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Bravo Timur. Bir tane ok. Uzak bir crossfire var ama Yankas, çok güzel ok oldu. Ya şu oka bakarken vursaydık ya. Geldi, vurdu yakın mesafe. Yankas'tan bir vuruş. Yapma Volkan. Yankas yalnız çekti. Mevcut tarafından. Yapma doldu. Uzak mesafe harika bir spektre. Problematik. Thunderbolts Gaming ikinci roundu Force'la beraber çalıyor. Ve entry verdikten sonra çalıyorlar. Evet. 4 oyuncu kalarak. Ya öyle bir flash geldi ki. bu arada açılışı yaptı ama. Ya, o kadar iyi bir flash attı ki smoke arkasına. Vellas'la Hakan bir tık böyle anındaki ölmüşler ya. O bütün site'i getirdi. Ya takım, müthiş bu arada bir farkındalık olmuş. Yani hem short'taki yakındaki oyuncuya fark edilmiş. Evet. Hem site vurulmuş hem de Jonas Haven'daki oyuncuyu yakalamış eş zamanlı olarak. Aynen. Yani o bir anda savunmayı bitiren bir hareket. Haven'daki oyuncuyu yakalamak zaten evet. Bütün savunmayı. Topların tek farkı smoke ha. Onlar astro oynuyorlar. Çok erken şeydi çünkü kimse bakmıyordu başka oraya. Orada bir birebir düello oldu ve rakibini yakalamıştı. Jonix ve bu Force çalışınca bir anda şeriflere, shortilere, klasiklere kalan bir Fireflux görüyoruz. Bu da hemen Thunderbolts'un biraz yavaşlaması anlamına geldi. Allah Allah. Oyunu yavaş kurgulayacaklar hücum tarafında. İyi hatırlarsan Icebox'ta konuşmuştuk. Hem tabancayı alan hem de üzerine 3-1 ile başlayan Fireflux demiştik yarılara. Evet. Şimdi yine tabancayı aldılar evet ama anti force'u kaybettiler ki Asli Omurcan'a bunket etmişti. Teşekkür ederim. O roundların altyapısı o ilk roundlarla gelmişti. Şimdi onlar olmadan bir kez bakalım Fireflux nasıl reaksiyon verecek. Geceye düşecekler büyük ihtimalle. Eğer sürpriz bir eko çalmazlarsa şu an. Oralarda da işte Fireflux'ın hep reaksiyonlarını merak ettik biz 2 hafta boyunca. Aldığı galibiyetler sırasında. Evet, B tarafı önce yeri neymiş lan öyle yolun ortasında. Hemen Jonix Smoke'la beraber Dash'ini attı. VPN'den entry var. Site'da kimse yok. Bir Jonix çıktı. Rotasyonu bile vurmaya başladı şimdi. Evet. Başlangıç noktası tarafında. Bir tık. Dövüncüyü yakaladı. Kopuş olmaması lazım. Kapının arkasında. Diğer round önemli şimdi. Durzdan Y2J. Dubs'ı yakaladı bu arada. Merdiven tarafında drone. Onu işaretleyecek şimdi. Şimdi kıracak drone'u. Ultisi geldi Y2J. Sonraki roundda kullanacaktır evet. Muhtemelen. Burada artık birazcık daha çıkışta ekonomik hasar vermeye çalışacak rakibine. Fireflux. Geçen hafta domine etmiştik sanki ya bir savunmaya. Yanlış mı hatırlıyorum? Bravo oğlum. Yani o kadar da domine değilmiş lan ben şimdi. Yeterince var belki de. Şu an Durza da biraz kalkan hasarı da veriliyor. Yine evet. Alınamadı galiba. 13-19 biter alırız. Merdiven çıkıştaki silah. Henüz alınamadı. O VPN de sıkıştı. Sıkıştılar. Y2J. Destructive. Ne oluyor lan? Lan? Tabii bonus almak için Spike Orb'e tercih ettiler ama bir anda da kafamı çevirdim. Ne oldu ya? İki tane tek attı herhalde. Daha iyi bir eko geçemez. Replay, 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 replay. Tabancayı kazanıp bonusu kaybetmiş gibi oldu. Tekrar gösterelim. Evet. Şimdi Fireflux tarafı. Durum bir anda eşitlendi. Evet. İyi. Dubs'la beraber VPN şu an... Güzel oldu ya onları vurmak. Zarar verdik ya. Ekonomik zarar oldu. Jonix de şu an şimdi bir ekonomi planlaması yaptılar. Yaklaşık 1-1.5k civarı kredi reji bırakıp... Reji replay koymak istemiyor abi. Mükemmel çatları görmemizi istemedi reji. Yani çok enteresan bir başlangıç oldu. İkinci round'daki Force'un aha, ardından... Aha, BH geliyor. O Thunderbolt bence memnundur yani saldırıda başladığı için zaten. Tabii tabii ne kadar çıkartırsa kağıt. Helal Wood! Helal! Beraber ikili bir main oyunu. Çok erken Sasuke'nin Odin'ini beklerken... Onu Guardian'la beraber yaptı Wallbank'te. Wood da main'den piklemiş. Ve Lurus'la birlikte VPN. Round başlamadan bitti. Kesinlikle öyle. Birinde Phantom, birinde Vandal. Şu an hiç ölmeden buranın kazanması çok önemli FF'in ekonomi yani için. Bunlar şimdiden korunmaya bile gidilebilir. Aynen öyle. Evet. Hafif kalkanlar zaten yerlerinde duruyor. İki oyuncuda da hiç hasar almadılar. VPN işaretlenmedi. Wallbank denemeleri var. Adam yürüyecek de şimdi oradan yürür. Arıyor. Durs tabii bir sonraki round olabilecek olmanın verdiği bir özgüven var. 5 tane kadar düştü. İyi çat çat dedi aynen 5 tane kaldı. Ve rakibe de biraz aha hasar verdi. VPN'in pozisyonu da düşecek. Durs da sadece 5 can. Ateş altında o da. Spike da yerdi smoke içerisinde. Ve dedem oradan bir vandal ya. Kiki'ye geliyor durum.
Fireflux tabii o force'u ikinci roundu kaybetmenin şeyini çabuk çıkardı. Yani, evet. Cevabı evet. Çabuk verdi. Topadıklarını söyleyebiliriz. 2-2 bulacaklar. Duruz'un sadece 5 canı var. Bu nasıl duruş lan? Bizimkiler açsalar bir. Son gelen Vandal neydi adı? Adını hatırlamıyorum. Luna değil değil mi? Efendim? Luna değil ya. Yok bir önce, son değil de bir önceki daha doğrusu. Siyah, default siyah olan. Bence çok iyi. Ama Yıldız belası bak. Bizim chat'e sorsalar hemen. Yıldız ya, belası. Prime'ın yerini ben, bana bu zamana kadar hiçbir şey dolduramamıştı. Kaos ve en son gelen Prime'a en yakın şeyler benim evet. için. Yani güzel paketler geldi. Bu. Son, evet. Son dönemde güzel paketler geldi. Anlamadım her kreşim. Kombinasyonları olsun, alternatifleri olmayan. Ama şu şeyi alacağım. Bir tane kızgın tavşan gelmiş. Sıkınca kızarıyor. Aynen. Ondan alacağım. Aldım ben. Yani çok güzel gerçekten. Bu paket. 475 olması lazım. İyi var, alayım ya 500. Lurs o Vandal'ını saklamayı başardı. Böylece şimdi takım ile birlikte full buy yapacaklar ama full aşırı derken iyi ya, gerçekten zırhların hepsinin yanım olduğunu görüyoruz. Dapsın K.O.T.'si dışında herhangi bir ulti kullanma ihtimalleri yok ki karşıda Y2J'in tecidi var. Yani sadece bir uğurluk lazım. Yani onlar ilk ucuz yarının gidişatını uğurluklar. Biraz yönlendirecek roundlardan bir tanesi bu. Eğer Thunderboss burayı kaybederse geride kapatabilir gibi ilk yarıya. Üst üste vereceği seriyle. Bu arada hızlıca bir orta kontrolü için Jonix geldi ama Wood hasar bile almadı. Jonix'e karşı önemli bir düel. Vay yani evet. Hem de ilk mermileri isabet etmişler ama çok iyi toparladı devamında. Hatta ilk iki denemesi isabetli değildi. Hemen üçüncüsünde bulmayı başardı. Şu iki gardın oyununu geçen Ascent'te de yapmıştık. First'lerinde. Kanka bu Battle'dan beri yapıyoruz ama bunu ya. Gönderdi ve yapma ama. Bu olunca kötü oluyor. Geri kalan iki oyuncu gardın tarafında. Ve Yergök Ayna var, KO ultisi var ve bu roundda KO ultisini post plant'e bırakma ihtimalleri var. Ki niyetleri de o gibi, plant'i alıp çıkmak isteyecekler o köşeye doğru. Yankas yakında biri var mı diye kontrol ediyor. Ama orası da çok kritik ve sıkışık bir nokta. Yetenek gelebilir mi diye bakıyorum ya da Berlas. Bir risk alacak mı? Ooo 3 kişi isabete. Çok iyisin lan. İşaretler bir keşif var. Bir tane de şok okudu. Abzu düşürdü. Plant alınamadı ve Yergök Ayna'nın sonuna geliyor. Bitecek. Şimdi hücum yeniden kurulacak. Belki de VPN çıkmaya çalışıyor. Lurz'un yardımı var ve Zanskeder aktif. Yani Zanskeder yine 10 numara bir son oyunu. Harikaydı. Harikaydı. Dedem var ya yine. Var. Hem de infoları var zaten. Pazarda yedirmeyeceğim abi. Ile ilgili. Tertemiz bir oyun. Maşallah. Burak Bey 6. ay galibiyete iniş iyi yayınlar verdi demiş. Eyvallah kanka. Yani açıkçası nereye gitti o kış fokuda kırılamadı onu merak ettim. Yani evet, kimse bakmıyor muydu ya da iyi bir açığa mı geldi? Bir de tek ihtimal var o pozisyonda dikkat etmeniz gereken. Oraya gelebilecek yetenekler açıkçası ki kafayı koparmışlar. En önemlisi de bu noktada çok okuydu zaten. Ve bir kez daha Eko'ya düşüyor Thunderbolts tarafı. Şerifler, 4 şerif ve Jonix'in ultisi bu roundda kullanılabilir durumda olacak Thunderbolts adına. Jonix ultiyle orta kadar geldi. Catwalk'tan yürümeye devam ediyor. Thunderbolts hücumu main'i almıştı Fireflux. Site'de kimse yok. Bunu tahmin etmiyorlar ama. Gerard 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Ben main'de varım diye. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Oraya risk edecek. Pardon, edecekler mi? Hayır, vazgeçiyorlar. Geri dönüyorlar. Ve ortaya atladılar. Ya, ama bunu zaten Fireflux çoktan fark etti bile. Çok çabuk o esnada main'de tamamen atlar. Yalnız Jonix operatörlü Wood'u yakalamış Lurz'da gitmeden. Bellas'ı buldu. Distractive hemen yardıma takım arkadaşlarına. Lurz'dan kullanacak sayı avantajı ya. Şu an Jonix tarafında Jonix bir tane daha skor buldu. Spike'ı düşürdü Sasuke fakat sadece 5 can. Distractive Sidekick'e kadar geldi. Hemen Thunderbolts. Daha 50 saniyeye yakın bir süre var. Ve hemen oyunu aya doğru çevirecek. Vakit de var. Yalnız Sasuke'nin ultisi var. Ulti pozisyonuna yoksa direkt. Yaklaşmayı tercih etti gardında. Önüne gelen bir tane smoke var. Jonix hemen oradan koşarak gidecek. Tayyip yakalayıp başladı. Bilir mi? Çok iyisin lan. Ya 5 can. Sen nasıl bir adamsın ya? Yani 5 can no risk ya. Aldı. Bakan da oyuncu olmasına rağmen hiçbir mermi, hiçbir bıçak gelmeyince hesap etmeyeceğiz Sasuke'ye. Tecrübeli oyuncu round alacak hamleyi. Yok artık ya. Yok artık ya. Bob bekleyemeyen bir yere geçmeye çalışıyor ve destrakt. Bu adamın keli öpülesi yani. Bu adam bak. Bu adam başka bir hani başı çektiği ve hareketleri yaptığı roundlar. Onlar olmasa belki Thunderbolts ilk yarıda oyunu koparacak. Ama işte tecrübeli oyuncu gerçekten Ascent'te bir Sova nasıl etki eder? Ve kendi bireysel tecrübesinde nasıl... Sova değil hocam, Sasuke yalnız. Harika hareketlerle birlikte. Sasuke, Sasuke, Sasuke kurdu. Kaçırdı, Wood'a verecek şimdi. Fireflux adına
o bahsettiğimiz serinin başında bahsettiğim Sasuke etkisi burada ortaya çıktı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ki Jonix'ten çok iyi vuruşlar vardı. Burada headshot iyiymiş. Şerif'te. Ama 145 ve yani tek bir mermi, tek bir bıçak isabet etmiyor orada. Sasuke'nin üzerine doğru ve round'da yine devamlı da rakibini drone'la işaretliyor. Gerçekten Sasuke inanılmaz bir round'la bu gitmek üzere olan round'u kurtarsız oldu. Yani müthiş gerçekten Sasuke. İnanılmaz bir round. Evet, şimdi Thunderbolt Echo'dan sonra Yame'nin çok hızlı bir oyun kuracak. Yalnız gelen Molly sonrası Jonix'ten ciddi bir hasar da var üzerinde kalınan. Yalnız gidiyor. Harbi gidiyoruz yani. Hakan'ın almış gidiyor. Arkasına gidiyorlar. Top mid oyunu geliyor. Spike bitti. Spike de dönecekler kanka. Olabiden mecbur dönecekler. Yalnız ona bir bakalım. Ona bir bakalım. T-Base'e bir bakalım lan adam var mı diye. Yavaş yavaş. Ne olur bakalım. Arkasının kontrolü alındı. Gideceğiz. Arkasına çekmeye devam ediyor. Yürüyeceğiz kanka, gidiyor. Onlar da yürüyorlar. Lan Jonix yalnız oradan yürüdü, kapıyı kapatabilir ama çok yersiz Jonix. Kaç ver lan şimdi, kaç başka bir şey yapma. Destructive geldi, kolay bir başta daha Dubs'ı buluyor. Üçüncü de var, Lurs'u unuttular. Hakimiyetin tahminen hatta kaybeden bir Thunderbolt var. Evet, yani Lurs. Bu da olan vermemelisiniz. Olur, olmaz. Gayet iyi, çok iyi. Bravo, bravo. Tamamen daha dağılmış durumda. Hücum tarafı. Ama sova döndü. Ve Boot buraya crosslu. Çok kolay vuruş kaçtı ama devamında Lurs 36 cana kadar düşürdü Boot'u. Bitiremiyor. Boot oradan çıkmayı başaracak. Sadece hayatta kalması bile çok değerli bu arada. Ve Yankas şimdi Lurs'la buluşacak. Sadece kontrol almaları yeter ya. Sadece kontrol. Midi falan salıp komple. Ve kısa tarafında kendisini güvenliğe atan bir Boot var. Top mid'e crosslu. Buraya çıkmaya çalıştıkları anda rakiplerini yakalayabilir. Boot ama bıçağı da görünmedi. Hemen o da geriye doğru. Sonra geliyorlar. Kaçacak. Verlas'ın 2 flash'ı var, ultisi var. Tabii. 15 saniye kala burayı denemekten vazgeçiyor gibi Thunderbolts tarafı. Tabii hiç kırılmamış ben. Kalkanlar ve 2 tane silah var, bunları koruyacaklar. Oh, yani tabanca randonu hatırla, yine Fireflux'ın gerçekten bütün haritayı açılıp gezdiği bir yer. Bu şeyde de söyledi ya, röportajda da söyledi. 2 round, kritik roundla Thunderbolts'a gidebilir mi diye konuştuğumuz yer. Maçın kırılma anları belki. Tamamen harita hakimiyetini kaybediyorlar. Ortaya kimse kontrol etmiyor round başında. Dans ediyor Jet. Fast gezmeye devam ediyor haritayı. Ultiler de geldi. Yani ekonomi zaten biraz patlak artık. Thunderbolt'a acilen bir mola geliyor ama belki biraz geç bile kalınmış olabilir ilk yarıda. Güzel güzel. Peki, bizimkiler bir nefes alsın ya. Hücum başlama tercihi bu haritada. Evet. Yani kazandığınız bir harita var favoriye karşı. Kazandığınız haritadan sonra haritanın daha güçlü olan tarafında başlayıp yine momentumu kendi tarafınızda tutmak ve rakibi iyiden iyiye düşürme ihtimali varken hücum tercihini nasıl değerli? Takımlar bazen kendilerinin zayıf olduğu taraftan kaçmaya çalışıyorlar. Yani ben daha iyi oynadığım tarafa geçeyim, beklenmeyen şeyi yapayım gibi. Bak mesela burada da tecrübe çok önemli. Mesela adamlar diyor ya, oynamayı tercih ediyorum. Yani P başlamışlar mesela. Bunu yani bizim Salih abi Dirmek'te SK'ya karşı DP zamanında test etmişlerdi, hatırlıyor musun o maçı? Nuke oynayacaklar kanka, Nuke oynayacaklar SK'ya karşı. Dediler ki T başlayalım. Nuke oynayacaklar, T başlayalım. SK'ya. Şimdi özgüven de tekrar... Abi yani hani... Bilmiyorum. Bilemiyorum. İki, bir önceki round aslında her şeyin göstergesi. Kanka o gamble ya o. Yani tam tersini düşün. Belki hücumda tıkanan direkt bir Fireflash o kadar yani rahat haritaya gezebilir miydi normalde? Evet yani bir 2-0 ihtimalini gerçekten... Yani potansiyel bir şey. O maçı bulacağım şimdi ya size. Thunderbolts için. Bir tabanca şimdi bir anda bambaşka bir yere gidiyor aslında seri. Ve şimdi Verlas... Isıtlanıyor. ...ve arkasına doğru gönderdi. İşaretlediği bir oyuncu olmadı. Dubs'dan. Karşılık geliyor hemen bir sıfır noktasıyla. Bütün atlarıyla B'ye niye Cypher oynamıyor ya? Ben ona tutuldum ya. Kimse Cypher oynamıyor bu arada. Yani ya bir aldılar ya alamadılar ya arkadaşlar. Pozisyonu Thunderbolts. Drone kullanıldı. Wood şu ana kadar durdu yani kendisi. Öyle bir maçtı yani. Onun için ulti kaynaklı. Şu ana kadar operatör tespit edildi. Galiba bir almışlardı ya. Kaçırıyor. Uygun bir pozisyonda rakiplerini ve artık orta... Ama senin dediğin SK olmayabilir, tazlar olabilir ya. Olabilir, olabilir. Bir leg shot var dediğin gibi. Tazlarla oynadılar diye hatırlıyorum. Ama oyunu B'de kurgulayacak Thunderbolts gibi gözüküyor. B savunması biraz derin bu arada. Yani pazar içerisinden şimdi Sasuke. Neydi, VP değillerdi ama ya. Market tarafında kaçıyor ve yok, aslında B savunması bomboş. Sasuke'de ulti var. Yani bir çok şansı, ulti evet çok ulti var dediğin gibi onlar kullanılacak. Dremek CSGO değildi ki, Beko'nun kafa gitti. O değil oğlum, 1.6'dan bahsediyorum manyak. DP diyorum amına koyayım. Çok kuvvetli demiştim belki. Sen VP dedin. Ben bir kuvvet kastettin sandım, paz deyince. Yok, sen öyle deyince VP değildi ama dedim.
Spike daha yeni hareket. İlk zamanlar DP dedim, nük 1.6 oğlum. Sıkışacak çünkü kullanılabilecek tamam, bir tecrübe olduğu için var. DP. Evet DP. Tamam işte Virtus Pro değil dedim ben de onun üstüne. Fırlatmıyor ortalığı. Tamam Virtus Pro zaten değildi oğlum. Eyvah açılıyor hepsi. Evet şimdi tamam, aşkım. Olandır yani. Evet yani bence de yani. Of Red'de geldi. Zaten ben VP demedim ki ya çok karıştı neyse maça dönelim. Of dayanım. Armor almadı he. Orası az sonra kontrol edilecek. Sasuke hayda. Öyle bir koştu. Bu nasıl geliş oğlum? Bıçağı çekip geçiyor. 15 vuruyor mu diye düşünüyorsun bu esnada silahı fırlatınca. Crocs 13. lig demiş. Berko yayınlar Berker'e selamlar. Bence ultisini kullanmak istemiyordu. Aleykümselam. Sasuke ya da direkt kill ultisine bekletti ama yani kill ultisi kullanılmasaydı muhtemelen sol ultisini de kullanmayacaktı diye tahmin ediyorum. Sadece tecrübe olurdu. Çok iyi kullanıldı. KO, Sova ve Killjoy ultisi Fireflux'ta. Ama rakibi Eko'ya düşürdü işte. Evet yani ve yatan Yetuce'yi de geri aldı neredeyse. Yani 6-3 tane kill evet. Var hemen kendi tecritinin üzerine. Yine çok iyi seri oynuyor bu arada. Evet çok skorer olduğu için Killjoy ultisini sürekli mı? tekrar getiriyor. Bu da fark yaratıyor yani. 31-32 yaşında da yüksek seviye takımlarda oynayanlar var. Yetuce'yi de hakikaten enteresan yani onun biz Chamber sonrası. For example Kerrigan yani adam 31'inde 32'sinde mayor kazandı. Kerrigan var. Hep bir örneğe verip kendimi motive tutacağım arkadaşlar. Benim ve sizin için. Angel var. Navi'de oynuyor. Hakikaten skorer oyununu büyük dede Angel. Bu arada Sasuke işaretlendi. İşaretlenirken Angel real dede. Verdi rakibine bu esnada. Evet, Yankas. Harbi o hayat yani bu hayat ona acımadı ya. Devam ediyor ama çok fazla bir şey çıkaramayacağını fark edince geri dönecek. Hani Kerrigan falan yine biraz bunu soft geçirdi de. 6-2 tekrar B'ye gelecekler. Lurus'un bir ayak aynası var. Belki Angel çok acı çekiyor. Biraz oynanabilir gibi olursa kullanarak işi krize sokmak isteyebilir. Active Legend Force. Tabi canım yani zaten. Birbirlerine şu an açı gösteriyorlar. Evet tabi. O bir gerçek. O lan başka bir şey yani. Düşürdü şu an ki uçarak giren de güzel bir flash. 1-5'ten beri. 1-5, 1-6. Yetuce'yi hala orada. Ya oyuncu çıkamadılar. Şimdi çıkacaklar. Yetuce'yi vurmaya devam ediyor. Onu da vurdu. Yetuce'yi 3 tane headshot var. Very nice. Temiz vuruşlar. Dediğim gibi ulti kullan. Sonra 2 tane round'da ultin gelsin. Hop. Aha. Ah ona da assaydı beğendim o yani. Ona da assaydı. Yetuce biraz evvelki round'da bir önceki round'da ulti kullandı ve tekrar ulti sahibi. Angel CS kariyeri boyunca hep yanına iyi genç oyuncular geldi. Tam eğittim derken top bir takım Angel'ın yanındaki oyuncuyu aldı. Bir tanesine sahip bir ajandan mesela bahsediyoruz. VPN evet adam orada çok damage'iydi ya. Belki yani tek mermi orada çok damage yedi. Tam takımı iyi yapıyordu. Star oyunculardan birine büyük bir kulüp alıyordu. Evet. Bak mesela... Moz'u aldı mesela. Simple'ı Navi aldı. Mental sağlık korumada espor yarıyor mu? Kerrigan o yaşta o mental nasıl koruyor acaba? Biz mesela Berker'le falan, Berker'le falan bunu çok konuşuruz çünkü Türkiye'de e-spor gerçekten çok zor bir şey. Yani çünkü bu işi yapabilmeniz için mentalinizin harbiden yüksek olması lazım. Oyuna fokuslu olup dedike kalabilmeniz lazım ki hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani Kerrigan'ın avantajı aslında biraz oydu. Adam dayım arkada doğmuş anladın mı? Gelecek kaygısı yok, hayat derdi yok. Çok uzun süreli bir ilişkisi var. Aile ilişkileri iyi, arkadaşlık ilişkileri iyi. Yani bunlar sağlam olduğu zaman yani mentaliniz yüksek olduğu zaman zaten ne yaparsanız yapın işinizi daha iyi yapıyorsunuz. Yani NG1'ın da birazcık hani Berke'nin de bahsettiği hem işte oyuncuların alınması. Kerrigan kadar stabil bir hayatı olmaması. Dalgalıydı. Kariyeri de hep dalgalı gitti. Bunlar çok etkiliyor. Her şey de etkiliyor ama yani bu sadece espor için değil futbolcu olarak da mesela. Ha, şimdi adamın yaşadığı ülkede refah düzeyi yüksek olduğu için. Ya Türkiye gibi değil. Ama burada sürekli kafanda bir şeyler dönüyor yani. Tabii canım. Yapamazsam ne yapacağım? Para kazanamazsam ne olacak? Hani kafanda milyon tane soru var. Oğlum yani böyle bak Kıbrıs'a gittiğimiz anıyı kaç kere anlattım hatırlıyorsunuz arkadaşlar burada. Oktay Yavşağı da burada. Bu ipne gidiş dönüş aldı bileti biliyorsunuz. Bizim dönmeye paramız yok. Abimin dediği laf kazanır hani. Yok yani kazanmadan yani gelmeyin. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu baskıyla biz nasıl oyun oynayabiliriz ki yani? Ha. Her şeyimi verdim oğlum ben o turnuvada. Ya biz sana vermedim dedik Oktay. Kahpe. Biz de olamayız. Kader birliği. O turnuvada kim şampiyon oldu ya? Siz oldunuz ya amına koduklarım. Berker delikanlıyım. Ağzınızdan duymak için bir daha sormuştum. Allah'ım yarabbim ya. Biz olduk arkadaşlar. Biz şampiyon olduk. O turnuvada... Biz şampiyon olduk. Aynen. Aynen. Son anda kurtuldunuz. Yorum yapmıyor şimdi. Son anda olur mu öyle şeyler? Onlinin otosniper'ı sağ olsun. İki skorları da site açıyor.
Beyler bu arada sıkıntı. Ve main tarafından evet, Lurs gidecek. Dur şimdi bırak Eva'yı. Aktif yakalayınca avantaj bir anda Thunderboss Gaming'e geldi. Yalnız Wood'u oraya geçmediğini düşünüyor olabilir. Ki çok büyük bir vuruş kaçırdı Wood. Ya bu vursa da takaslanacaktı bu arada. Ama yani oynanabilir ant olacaktı en azından. Bu arada VP'nin çıkardı. Yani ilk yan oyuncuları kaybeden bir Thunderbolt var. Dediğin evet. gibi iki oyuncu kaybediyorlar. Berker abi sizin kadro kim kimdi? Bizim kadromuz... Devam ediyor. Yani ben Şampiyonlar Ligi an buna yakın. Ben Zanteres, Reax, Onni, Mark Nuh. 7-3. Evet, 3-5. Abi Arap'ın lan belası. O kadar umurunda değil ya. İşte bu Primarkal anladın mı bak bu eleman. Oğlum üstünden kaç yıl geçti öyle tek seferde hatırlamak zor ki. İşte arkadaşlar bak gerçekten hayatta benden kadar rahat olursanız bari başlayabilirsiniz. Bir de crossfire değiller. Merdiven tarafına yakın bir yerde. Rahatlık önemli abi. Önce bir burst fire, evet. Sonra bir spare. Sizin kadroda kim kim vardı? İkiniz, Voxic, diğeri kimdi? JXS Nefer. Bir de JXS. JXS Nefer vardı abi. Sinan da iyiydi ya. Sinan da iyi oyuncuydu. Sinan da iyi oynadı. Sinan'ın crosshair placement'ı anlamıyordum kanka. Yere bakarak geliyordu ama. Aynen bir şekilde vuruyordu ya. Yo bu arada Lurus'dan iyi bir vuruş. Wood'u kaybettiler yine. Yalnız oraya... Biz nasıl döndük? Kazandık döndük oğlum. Kazanamasak dönemiyorduk. Herhangi bir paranoya falan da yok yani. Üçüncü olduk. Yarı finalde işte Berkerlerle oynadık. Normalde yarı finalde biz şeylerle oynayacaktık. Kıbrıs takımıyla oynayacaktık. Lavuklar odayı bastı amına koyayım. Ama harbiden bir daha yapıldı kanka. Kura çekildi oğlum. Turnuvanın ortasında yarı finalden önce kura çekildi 4 takım arasında. Taşacak mı geçiyorsunuz? Yine bir killjoy. Burada 2 ihtimal var yani. O A1'ler Kıbrıs 5 diye takıldı o yüzden kanka. Ama tabii spawn'ı kapatmayan bir tecrit olduğu için şimdi smoke'la beraber kapatmak zorunda kaldılar. Değil mi Asali, kendini seversin değil. Bir tane de molly bıraktı Dubson'dan geçerken. Ve sıkı sıkı geçmeye devam ediyor. Side bomboş. Oğlum yalnız var ya Berkerler, Ulu'lar falan olsa biz onun yolda kalırdık ya. Otele diyoruz, bir otele baktık her yer kan amına koyayım. Odaların camları kırık. NT. Reklak Bey 21. ay. 21. Cihantur çok B'den, benzer şeyleri yaparak. B'den buldular aslında biraz ama. Evet, 8-4 o da okey. 7-5 değil. Rakibin çok agresif tutmadığını fark ettiler. Ama Wood bir nazar değdi ya Wood'a. Başlangıç noktasıyla site abi yani bağı tamamen koparmayı başardı. Zor işte yani. Bu oyunda bunu korumak zor. Bu oyunun stabiliteyi korumak. Orta kontrolünü aldıktan sonra mesela adam 6 oyundur 6 maçtır. Ana sikiyor, hayat karartıyor. Adam baskıda var kanka. Bir maç oynayamadı şimdi hemen. Atakaptan'la beraber ikili. Edwin 4. ay Prime'la abone olmuş. Fark yarattığı böyle 25'e 30'a vurdukları maçlar vardı. Oradan toparlayabilmek önemli ya. Düşmemek lazım. Çok iyi bir adam bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu işte. Onu da vuru lan. Bu. Go for it. Kovala. Koklu drone'a. Biliyorsun yerine. Geliyor kokusu. Kü. Ah be. Dur şu çocuğu ezdiniz abi. İmo ne olurdu amına bir salsana seni. Çok yakındı. İmo bırakmaz amına yok. Savunma çeşidini gördük hemen. Lover'a doğru gelen flashla birlikte. Çok da iyi sonuç verdi. İlk denemesi. Enti enti çok iyiydi. İbo'da değişikliğim. Eli verebiliriz de. Beklenmeyen anı yakalamak lazım. Yok. C4'ün başında bizimkiler. Spike'ın LC durdu. Kafamıyca karıştı ya. CS oynuyorum. Valorant terimlerini söylüyorum. Valorant izliyorum. CS terimlerini söylüyorum. Kafam çok karışık arkadaşlar. Yapma. Birazdan aktive olacak. Yine Yergök Ayna da skor bulduğu takdirde gelecek. Ama yani iki oyuncu Olsun İbo'nun crosshair placement'ları çok tatlı değil mi ya? Kolay değil. İbo'nun izlerken. İbo'nun movement'ı çok iyi ya. Onu diyorum işte. Baksana crosshair işte. Aklıma FPX maçı geliyor ya. Taret var. Hem orada bir Askent ve FPX. Oo, alarm botun önünü kapattı. Bu kadar yakında beklemeyebilir ama Taret'e oğlum yolda adam bildiğin var ya engellerle karşılaştı ya. Alarm botu Taret'e. Beden ödedi adam yolda gelirken. Bir adım attı. Beden ödendi. Önemliydi bu. Tetiklendi zaten. Önemliydi. Hem Wout'un oyuna girmesi için önemliydi. Harbiden. Şu an daha mesela... Şu an IP'ni yakaladı maşallah. Aynen. Maşallah. Çok rahat bir şekilde girecek ikincilere. Bir Asset agresif savunması gördüm. Çok iyi flash bu arada ya. Tabanca olmak üzere 2 round çok direkt da yok. Bir round top fede kadar yürüdüler. Yani çok da iyi bir molly var orada. Onu bizim molly'dir o. Savunma taktikleri var. Ama tabii verdikleri bazı roundlarda alışılmış hareket zayıf gösterdi. Zaten her türlü aptal hareketi olur ya. Daha orada 4 buldum olsun. Savunma yaparak kesinlikle öyle. Ace olmasa da olur. Kesinlikle öyle ve ikinci yarıya başlangıç yapacağız. Henüz tabanca kazanamamış bir
Thunderbolts var. Evet. Seride. İlk tabancalarından ihtiyaç duyuyorlar bu pozisyonda. Donis gidiyor şu an koşa. Benim bu oyunda en sevdiğim ses Thunderbolts ucuzcu ya. Benzer bir şey. Ucuzcu. Niyeti var Thunderbolts tarafında. Jonix hemen hareketlendi. BM'inden de açılan oyuncu görüyorum. Lurs hemen bunu fark eder fark etmez oyunu A'ya doğru yönlendirecek. Aha A'yı hızlandırıyor. Fireflux tarafı. Sight'ta kimse yok. Devam ki. Her yeri çektik. Girdik. İyiyiz. Yetenekler görüyorum. Ama Sight'ı tamamen rakibine bıraktı ve bir retake oynayacak ama Destructive'in canı bayağı bir yanmış. Oğlum Destructive neyden bu kadar canı gitti lan? Kanka taret artı mole ya. Çocuk crossfire aldı üstelik aramlı. Geride bekleyen bir Y2J var yani Lurk'ü o kadar geriden bekliyor ki. Kanka burada yani Sight'taki bir... Sight'taki o canı düşerse yardım yaparız, yaparız. Zoraya doğru ki Dubs. Destructive yakalayarak başladı şimdi. Y2J hemen main tarafında takım arkadaşının yanında koşmaya çalışacak. Saskia yani botu kırmaya çalıştı. VPN, Jonix. Karşılıklı killer geliyor ama Thunderbolts'a aa, giden killerle beraber de ilk tabancadan aldı geliyor Thunderbolts'un ikinci haritanın son tabancasında. Evet yani A'yı tehlike bıraktıktan sonra dediğin gibi main'den hiçbir şekilde side'daki oyuncular yardım alamadı zaten. Bir de iki main bence biraz fazla. İki main biri de top mid'de. Evet. Emir yani. Prime mı? 12'nin birinci yılını kutlamış. Eyvallah Emir'im. Oyuncular iki taraftan çıkışınca biraz diyorum. Çaresiz kaldı bayağı birinci yıl kutladık. Ve Thunderbolt serideki ilk tabanca rounduna böylece ulaştırıldı. Yani. En çok bayağıdır atılmıyor. Noktada. Yani çok kritik bir tabanca roundu bu. Aa yani bir hesaplar Steam'den ekleniyordu değil mi? Tabii tabii tabii. Tabi, tabi. Çok iyi, çok iyi. Ve şuraya eklerken, atarken linkinizi yanınıza da linkinizi yazsanıza ya arkadaşlar. Bir anlama çortak olacak. Yani bonus için de çok kuvvetli silah çok var. 3 tane rifle var ve Lurs yakında Wood gördü. Rakibini Dubs'ın Dubs. O kendisi de ihtiyaç görüldü ama 20 canlı Allah hayatta Allah buraya sıkıştı birazcık Allah. Ve yardım ama vaktinde geliyor oraya hemen. Jonix'ten Sasuke düştü. Baskı dediğin gibi A-Main'de. Elen Demirtaş 7. ay. Eyvallah Elen'im. Kalan isimler. Bir şerif bir klasik var ellerinde zaten. Spike. Gold Pendex 57. ay. Another one. Hiç oyuncu kaybetmeden bu round'u kazanacak Thunderbolt tarafı. Yani bu silahların kuvvetinden bahsettik. Hiç oyuncu kaybetmeden bu round'u kazanmak bonus da iddialı kılacak Thunderbolt. Çünkü comeback atan bir takım olarak bonusu kaybedebiliriz diyemeyecek. Burak giderse problematik. Yani bonusu da ciddi bir şekilde kazanmayı oynamak zorundalar. Net bir şekilde ağrısı vardı. O yüzden dediğim gibi o hiç hasarsız geçirmeleri bonusu önemliydi. Her ne kadar hala Spectre olsa da iki tane oyuncunun ellerinde. Arkadaşlar ben de bu arada size hemen bir info vereyim. Spectre için bayağı kuvvetli bir silah evet. Bu arada. Yani ya da bu round'dan sonra vereyim ya. Dar, evet. Kenarlar, yeteneklerle beraber hasar arttırabiliyorsunuz falan. Böyle bir harita olduğu için ben Spectre'a çok oğlum, fazla... Oğlum niye böyle heyecan yaratıyorsun? Öyle abi. Yayıncılığın da makarası bu. O zaman ben de şöyle bir info vereyim. Gece pazarı 16 Şubat'ta geliyor. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? 3 mermi evet. Sonu olabilir. Ulan oğlum dediğin şu oyunu var ya alfadan beri oynuyorum. Bir tane gece pazarım iyi gelmedi ya. Hatta 2 oyuncu diyorum. Sadece 1 oyuncu full kalkandı aslında. Evet, ki Bulut'ta biraz hasar alarak başladı. Kullanılan bir drone var BM'ine doğru. Drone'la sadece BM'ini almaya çalışıyor. Buradan da itti rakibini. Burada çok kuvvetli bak, bir sağda adam var. Oldu şu an çok belli. Net evet. Yani BM'in çok belli abi. Çalışıyor ki aa, orada Lurz'a da... Aim yapmaya yani, çalışıyorlar. Çok zor. Evet yani Lurz'da... Lurz'da istiyoruz burayı ya. Niye öyle? Pozisyonda aslında. Aha. Ama o pozisyona gönderilmişti. Biliyoruz, biliyoruz. Beyler. Çok iyi, bravo. Onu da vuralım, onu da vuralım, onu da vuralım. Nice! BM'ini... alıyor çok, çok daha iyi, kuvvetli çok olabilirdi belki burası ama Allah'ım. Yani Y2J sıkıntılı olabilecek bir aldı çok iyi lan çok iyi lan hanga çok korktum ya orayı gereksiz böyle zorluyoruz gibisinden takım arkadaşı önünü kapattı orada belki de main tarafında gelecek bir şey hem ürkütücü hem de dediği gibi Mert de böyle bir dash attı takıldı falan body block dedi dedim az siktir yarrağı yiyor muyuz yoksa derken dedem çıktı sahneye yani o fight'ı o kadar böyle bariz iğrenç fantomıyla koyu ikili geçti ya da geri kaçmak durumunda kalmalılar. Böyle arada kalınca rakip de fark ediyor. Ben oynasaydım gelirdi tabii silah farkı. Ben bu arada harbiden alfa oynadım bak. Silah gelmişti Fireflux buraya. Alfa oynadım lan. Thunderbolts biraz ekstra zor. Odin oyunun alfası ya. Yankas Odin tercihinde. Şeyi yaptım. Yürü gördük diye düşünüyorum ben Sasuke'den ama görmedim. Meta yayınlanmadan önce oyunu denettirdiler belirli. Yankas bir sayıdaki şeye yayıncı influencer bilmem ne karışık. İnfo bir sonraki round. Başlıyor olacak. İnfo tabii bir sonraki round'da kaldı. Yine B bayağı alfasını oynadım yani oyunun. Başlangıcı var iki oyuncu arkasında. Alfası güzeldi ya. Bol'un şeyin üstüne falan yürünüyordu. Slow'un üstünde bane yapılabiliyordu. En güzel zamanıydı ya alfa. Çok daha rahat alan bir. Arkadaşlar infoyu vereyim mi yavaştan? Gerçi gun round şu round'dan sonra vereceğim. Bu sefer orada geçişte sarmal bombalar var. Bu bayağı bir mesafe kat etti ama Odin'i görür görmez çok ciddi bir hasar aldı ve ben gidiyorum diye deşini kullandı. Ben kaçar deyip oradan çıktı.
Şu an için tabii en büyük nokta. Oğlum niye merak uyandırıyorsun? Söylesene lan şu infoyu artık. Kimse gelmiyor catwalk'tan. Kanka şimdi ama açıklamam gerekecek çünkü onu öyle bir detaylı o yüzden. Wood gelse bile büyük ihtimalle rahatlıkla onu duyacaktır. Aksiyon olacak falan kalacak. Görünce görüyorsun daha sonra aramızdaki ilişki mi açıklayacak? Main'e odaklı olacak artık. Ve olası bir main gelişinde büyük ihtimalle iki tane önce spray atacaklar oraya. Yani geçen oyuncu bile hani geçtiğine pişman olacak 10 canla falan geçecek. Bunu chatte de yapabiliriz aynı şekilde o yüzden. Aynen öyle. Şimdi bir flash geldi oraya ama açılan hep beraber yapabiliriz bunu. O Junix yürüyor işte. 30 saniye kala B arkasında da şu an kimseyi görmeyecek. Junix arkalamaya da başlayabilir bu pozisyonda. Bakalım ne tarafa doğru bir plan yapacak. Dart smoke arkasından bir rakibini düşürdü. Wood bu esnada yankası düşürmüş yalnız. Oo, yakın mesafede 3 tane headshot. Ve Rahat'ı kapatacak VPN Wood yakalayarak Lurk'te. Ve çok kötü. 9-7'ye geldi. Neyse olur. Evet Berker bugün ne günlerden? 28 Ocak. Cumartesi. Ama ne yani bugünün anlamı ne? Bugün ne? Bugün bizim ne günümüz? İlişkimizin başladığı gün mü ne? Gerizekalı bir fokus. Bugün bizim... Ne günümüz lan bugün bizim? Kanka bugün bizim 100 push-ups gün etkinliğimizin ikinci günü amına koyayım yani ya. Evet 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 işte bu işte bu let's go. Aynen. Arkadaşlar biz ben Berker, Cüneyt, Hatex bir tane programa başladık. İddia şu. 6 hafta sonunda tek de 100 sınav koyacağız. Böyle bir programa başladık. Bak gelin hep beraber başlayalım. Bir gün aralıklarla dinlenmeli sınav çekiyoruz sadece. Bugün de ikinci günü. Arkadaşlar ikinci gün off, diğer gün çekiyorsun, bir daha off. Çekiyorsun off, çekiyorsun off. Çekiyoruz deseydin abi. Ben de ciddi bir info sandım. Saçmalama İbrahim, ne işi var ciddi info? Bu kanalda mı? North Star 16. yeni kutlamış. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah kanka. 16. yeni kutlamış. Şu gibi görünüyor. Sanki Fireflux'ta biraz saldırı taraflarında bu tıkanmaları biz iki map'tir çok görmeye başladık. Evet evet kesinlikle öyle. Arkadaşlar bu arada şınav deyince böyle bir gülüp geçiliyor ama öyle bir şey değil ya. O harbiden bir tık o bir tık sıkıntı. Çok açılıp Jonix'in oraya yerleşip rakibin geçişlerini izlediğini görmüştük. Tıpkı aslında bu round'u anlatıyor bize. Evet. Burada da ortaya yerleşti. İbrahim'i Canberk'i ignoradığım gibi ignoracağım şimdi bak. Bir tane seçenek var İbrahim. Bunu bana gösterme diyorsun. Hiçbir şeyi görmüyorsun çocuğun yazdığı. Oha öyle bir şey getirmişler mi? Çok iyi abi Twitch gelişiyor. 6 hafta sonunda bence Eko o 100 şınav challenge'ı yayında yapıyorsun. 100 tane çekebilir. Videosunu yapalım direkt. Oo okey olur video da olur. 100 yapamazsın. Tamam şu an zaten 30 koyuyorum. Ne diyorsun lan sen? Tabii. Pareti kırdı. Side'de iki oyuncu var ki. Bir tanesi... Oğlum o hani setlerin sonunda şey var ya. Evet Boot ya. Of of ay. Yapmayın lan. Yani Junix ikilisi. Burada merdiven tarafında iki kişilik olağanüstü bir savunma izledik. Bu ikiliden 3 skor ve Junix'ten 1 skor daha. Kanka problematik başladı ha. Ben söyleyeyim. Yani ne denese şu ana kadar Thunderbolt tarafı bir cevabı var. Özür dilerim FF. Fox Sky var abi dikkatli aldı. Şuna buna yırttık konuyu. Kaldı. Round 30 saniye içerisinde darmadağın oluyor. Fireflux için Eko'ya düşecekler. Şınav dedin yine kafamızı dağıttın, burada, konuyu dağıttın ya. Hiç kaçarın yok Berker. Cüneyt'in şeyi bitiyor. Official'ı. Zaten full onun gerçi. Nihabur'un da tryout'u bitiyor. Yani şu ana kadar daha zırhı... Scout artı push-up'la bugüne başlıyoruz. Yani, kanka bir şey söyleyeceğim. Ne Scout? Scout nasıl girdi bu mevzunun içine? Her şey push-up'la başlamış. Konuştuk ya gruptan. Aralarda da off-day'lerde Scout yapacağız dedik. Tamam bugün o off-day değil ki. Bugün şey push-up. Tamam yarın o zaman squat. Direkt aim fire'larla geçen bir round başı ve çok net bir şekilde Thunderbolt'a geldi. Kaldırtacağım mı o götü? İsava 3 aylık abone olmuş teşekkür ederim. Harbi ya bayrak atın chat. Uyuma chat. Nizami Nizami. Yani bu seviyede bu oyuncular vurur zaten. Nizami arkadaşlar lanet olsun ki Nizami. Biraz Fireflux'ın hücumu. Berker öyle bir kaçmaya çalıştı da yok dedim yani. Kaldır o götü. Split'leri timing'le beraber birleştirmeye yani. Oğlum ben kaçmaya çalışıyormuşum gibi göstermiyor. Ben tamam dedim. Ama üşendim bir tık. Icebox'a da bunu yapacağız. Post printlerde özellikle. Yapacağız. Ben şuraya bakıyorum. Logitech G Spar, G Pro X Spotlight'tan memnun olsun kardeşim. Memnun böyle... kardeşim. Ama şöyle bir durum var. Etrafına şey alacağım. Biraz geride kaldı dönemde. Kutusundan çıkan değil. Harici satılan şu yapışkanlardan var. Onlardan alacağım. Tabancayı almaya geçtim. Belki de maçtaki en keskin serilerinden bir tanesi. O lazım gibi şu an. Kesinlikle öyle. Ve yani savunma tarafında biliyorsun özgüven daha farklı çalışıyor. Yani
rakip hücum tarafında bir türlü sonuç bulamıyorsa niye böyle oldu bazen ya? Bazen çaresizliğe sürüklenebiliyor. Biraz evvelki haritayı ilk kez kaybetti zaten Fireflux. İlk olur kez böyle şeyler. Kaybetme noktasındalar. Verecekleri reaksiyon çok önemli. Ekoya düştüler. Oğlum City bile birinci değil amına koyayım ligde yani. Vine tarafına doğru. Çok kullanıyor. Güzel bir örnek. Evet, burayı çok Arsenal 2004'ten sonra şey gerçekten güzel bir örnek. Bence noktaya koydum yani şu anda. Tek Phantom'lu oyuncu, tek Rifle'lı oyuncu o B arkasında burada tamamen tabancalar var. Kalalım o yüzden lan buradaki ikili setup kuvvetli. Kuvvetli timingler. Formattan sonra ne yaptın lan? YouTube videoları, YouTube videoları Şubat'ta geliyor arkadaşlar. Şubat'ta itibaren başlıyor YouTube videolarına şakasız. Bu formayı da şu bilgisayarı azıcık sağa kaydırıp şuraya atabilirim. Öyle bir düşünce var orada. Hem de bir timing yakalamaya çalışıyorum. Ama ilk videonun net tarihi yok herhalde değil mi? Var mı? Neyin? İlk video Şubat'ın ilk haftası. Barımsı. Bekleyen Fireflux'ın 3 tane tabancalı oyuncusu of var. Ofsaytımsı. Tabii Wout'un round içerisinde ötesi açılıyor. İşin şakasız başlayışımız bu tabi. Tabi efendim. Round olunacak gibi olursa bir anda fark yaratabilir. Videolar çekildi zaten ya. Editte herhalde videolar. Videolar editte. Gümbür gümbür ya. Şu an stok yapıyoruz oğlum yani. Aşmış durumdayız arkadaşlar. Öyle böyle değil. 2 video stokta yarın 2 video çekilecek. Yani sağ yukarıda headshotlar. Düşünün yani 4 yılda 4 video attığımı düşünürsek. 1 ayda 4 video kariyer rekorum. İlk noktam falan yani. Özgüven, inanılmaz özgüven şu anda. Zirve. Şu an bir ayda 400 zirve ya. Acayip kritik bir round izleyeceğiz. 4 nasıl düzenleyinler mesela? Tarafında 5 olabilir round'un gidişatı içerisinde. Yine 3 ulti var Thunderbolt tarafında. Berker abi bir şey yap ya. Bir curse mörs at. TBG kaybetsin bu ortaya. Ne diyeyim oğlum adamlar çok iyi oynuyor oğlum TBG. Tamamen sıfırlayabilecek. TBG best of the best. Onlar adına mutlaka kazanılması gereken ve en azından best of the best and still we forget to spike. Bir round olacak. Bakalım. Benim video fikri patladı ya. Bugün Merko çalışmış. Ne oldu ya? Hangisi patladı? Arkasında bir oyuncu, tapmitte bir oyuncu var. Y2C. Tam söylemeden böyle infolu. Senin arabalı olan mı? İki. Yoksa Kadıköy mü? Çok yavaş bir başlangıç bu sefer. Çok kontrollü bir başlangıç var. Fireflux'tan. Evet, çok karar roundlarından bir tanesi olarak konuşacağımız bir mücadele. Harbi karar roundu bu arada. Evet, bu arada bu round çoğu şeyi belirler. FF'in parası yok bu round giderse. TBG'nin hayvan gibi parası olmuş bu arada. Yani Fireflux'ın yani bu roundu verirsek Beko'cum maalesef diğer round Eko'yuz. Yani onu ne yapıp edip belki de hepsini kullanıp bu 11 olmak için fırsatlar olur. Ateşi söndürmesi lazım rakibinin. Yoksa gerçekten haritayı ve seriyi kaybetme noktasına gelebilir. Kesinlikle öyle. Sıfır noktası kullanıldı. Oo, son anda Yankas içerisinde tekrar girdi. Sıfır noktasının alanının ve hemen kullanılan bir tecrit var. Beyninin arkasında küçük bir gap var. Onu inşallah unutmayız. Savunma da geldi. Tecrit de kullanıldı. Spike bu tarafta değil. Spike A'ya gidiyor. Fakat hala iki kişilik bir savunma var. Catwalk yani, kritik yer. Catwalk kritik kesinlikle. Orayı izleyen bir tane oyuncu var. Lurs smoke içerisinde. Main'i unutma Vuuut. Yine yaptı. Main'i hemen unutma. Bir smoke açtı. İnanılmaz önemli bir fight var orada. Ömer. Çok iyi. Fight kazanıyor. Çok iyi. Kullanılan bir çok iyi. Çok iyi oğlum. Şu main'i de unutma. Çok iyi lan. Eray'ı koşarak vurması alınıyor. Bu Vaxxer 5. ay. Neredesin? Smoke'tan işleri Sasuke'nin yaptığı timing'i burada belki Thunderbolts oyuncusu yapabilse. Yine benzer bir ultilerimizi güzel kullandık. Için. Şimdi Yankas'la beraber VP bizi ama Icebox şey yaptı ya terlikte. Fedler çok iyi durumda olduğu için saklayacak çok fazla bir silah yok. Dedem ne yapıyorsun? Yerine hasar dede! Dede what doing bro? Hayır Yankas gözükmeyeceğini mi sandın? Niye öyle? Ne oldu lan orada? Niye tepki vermedi? Baktı böyle bir yalan. Ya bu ok beni göstermez ya. Görse de burada ölmem herhalde ya. Şimdi VP'ye şöyle bir kapıyı edecek için. Oraya doğru spreyini attı. Main tarafından 3 oyuncu kaçacak kaçıp ama oradan destructive. Hatta yapmalı el chat'ı gönderdi. Fireflux ulti butonuna bastı. Tüm kaynakları kullandı belki ama rakibinden de 3 round sonra tekrar bir round çalabiliyor. Abi round almak için mübah. Ne varsa atacaksın. Tabii canım round almak için ulti kullanmak mübahtır ya. Tüm tuşlara basmak lazım. Zaten ulti gelir gelmez ya da en kötü ihtimal diğer round kullanmak lazım. Evet. Uzun yardımı da ortadan kalktı zaten. Çünkü orada eğer Verlas düşseydi. Beklettiğinin hiçbir faydası yok yani. Büyük ihtimalle Lurz main'i boğmaya devam edecekti. Evet. Sumo'nun içerisine girmişti. Evet. Backup gelecekti derken tıkanan bir Fireflux hücumu görebilirdik ama. Peki Y2J'de neden Odin şimdi sizce? Wood ultiyi açtı. Yanına bir tane de Stinger almış. Orada main'den çok agresif bir Jonix oyunu var. B'yi taramak için almış da Jonix bayağı geldi. J. Oraya doğru taret flashback gelecek mi diye bakıyorum. Orada taret görmedi mi bu adamı? Nasıl değmedi o operatör mermisi bilmiyorum ama karbon bile olabilirdi neredeyse. Evet evet. Yani karbon bile olabilirdi. Bu dine bir şeyler dedi ya. Site'a doğru. Vay arkadaş. Kaçacak. Şimdi
Ve Spike ağa arkasında kısadan yani oyuncu bayağı bir info alıyor şu anda. Oo, biraz sıkıştırmış olabilir. Kullanılan sıfır noktası isabet ediyordu. Kırıldı son anda. Flash'la birlikte pozisyonunu değiştirdi. Çok belli ya. Kontrol edecek. Lurz açılışı yaptı ve devamında yapma. Distractive. Of. Rakibini düşürse de Lurz'dan çıkar iki tane skor var. Jonix de. İbo kaldırdı. Lurz ya abi. Lurz yo yo. Yani çoktan takım arkadaşları düştü. Lurz'u kaldırdı abi. Biraz kötü yakalandı. Durum 1v3. 40 saniye. Ve Y2C... Kamera yapası kardeşim. Eyvallah hocam. Yoksa, yoksa. Yoksa! Yankas sadece. Yankas bu arada spawn'dan çok hızlı geri döndü. Bu kadar hızlı döndüğünü düşünmeyebilir yalnız. Aa, hiç tahmin etmeyebilir. Yankas çok hızlı geldi. Hatırlıyorsan. Harbiden çok hızlı ki geldi. Ki koşmaya başladı. Duyacaktır yapma. Zaten kapıyı da kırdı şimdi. Bak oğlum şu ikiye. Yankas timing yapmaya çalışacak mı diye. Aa, hayır! Şimdi tarafta yakalanabilirdi ama. Son anda, son çok anda geçiyor. 12 saniye. Eyvah. Bir tane keşif okunu gönderdi. Ne? 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 Yani hesabı ne? Hani duvar arkasından oraya doğru geçmiştir diye kayarak oha. Bir şıkkı attı ve headshot ama değil, yani Urz'un bu shortteki tek başına yaptığı çok gibi. Onlar nasıl kim? Dikkatsiz bir şekilde site'de yakalanmasıyla başladı her şey. Ama herkes dikkatsiz. Şurada herkes yani. Oğlum şaka yani. Mı bu? Zaten bu round ne? Garga şu an var ya bitirdi ya. Yani, şu hareketi bitirdi. Cross üzerinde bile oğlum cross harbiden üzerinde bile değil. İnanılmaz. İnanılmaz. İncelensin bilgisayar. Alakasız yerlere. Ama işte bir mermi yetiyor Wallbang'le beraber. Bir şans vuruşu olduğunu söylerim ama oraya kadar da Y2C inanılmaz güzel getirdi kılıcı. Kerimler kifayetsiz yani. Yani harbi kelimeler çok kıyafetsiz. Fazla şey verdi oyuna oyunda. Kıyafetsiz mi? Bir şans vuruşu. Kelimeler giysisiz. Kaptan da boss nasıl reaksiyon verecek? Evet. Bu ayağı kırıklığı roundu çünkü. Harbiden bilgisayarı kafada bitirmişlerdi roundu belki de 1v3'te. Muhtemelen. Hatta 1v4. Abi, aşırı kritik bir roundu kazandı. Herkes şokta bak. İki takım hamle yapamıyor şu an. Şu evet, an drone. Bir durup nefes almak lazım. Ben pause alırdım. Pause alırdım. Randı kadar direkt pause alırdım. Başıma ağrı girdi. Yapma be oğlum. Neyse Eray yaşıyor öyle. Tox Wilds 18. yayınlar belki demiş. Eyvallah. 80'de 0-1 9. ay. Hop hop. Hoş geldiniz efendim. Smoke falan ayarlıyordu mide. 9. ayımız kutlu olsun. İşler fena kızıştı yalnız her maçta. Sonra attığın agresif oyuncusu. Ortalığı karıştıran oyuncusu. Şimdi Yankas lane tarafında... Hemen arkasında VPN'de merdivenler oynuyor. Yine direkt main hücumu var. Ortaya belki bıraktılar. Y2C'ye orada. Dedem molilendin dedem. Ama sanki o daha çok zorlamayacak. Çünkü oraya bu arada bir smoke bırakıldı. Alarm bottan geçemeyecek ama oradan. Aynı şekilde karşılık olarak Y2C'de bir alarm botu bir de bırakıyor. Bu arada Y2C'de full delipop kullanacak. 4 oyuncu buradan gelecek. Delipop'tan bug varmış arkadaşlar. Bir derin savunma var. VPN Yankas ve dediğin gibi backup'ta geliyor. İşaretlenen isimler var. Oo Jonix sonucu. Hop ben şimdi. VPN çok iyi lan. Nice oğlum. Düşürmüş. Jonix ekstra denedi. 10 saniye var. Yergo kaynağı kullanıldı. Şimdi çok iyi. Çok iyisin be Hakan. Çok iyisin be Hakan. Hayır beyler hayır. Spike'la değil oraya. Oraya değil. Spike'la değil oraya. Kurmayı başardığımız zamanı süresi var sanıyorum burada Distractive'in. Koydu. Koydu lan! Oynamak durumunda kaldı bir anda. Nasıl? Yani nasıl yetişti? 0-1 Salih Sakala var ya 0-1 vardı yani. Valla başım ağrıdı. Yeri de belli, yeri de belli. Kıramadı da. Tejit'i şimdi kıracak ve Dubs. Sakın oraya wallbank atma. Flash'ı, ultisi ve şimdi sıfır noktası bir oyuncu. O adamın yeri zaten belli, yeri belli olacak. Y2C bozma olmayı yerim, çok iyisin lan. Bakacak oraya, kontakta pik lazım. Kontakta pik, kontakta pik, kontakta! Ah be Hakan, pikler de be. Uç mermi yeterli olmuyor. Gerek yok, gerek yok. Dokunsun, dokunsun. Oynasın, bırak dokunsun. Bırak, çok iyisin oğlum, çok iyi oğlum. Bu Hakan, bu oğlum, bu oğlum, bu! Bu kadar. Of! Harika oyun ya. Oğlum şu son 2 round nedir ya? Var ya çok iyi TP attı. 3 harita puanını getirdi. Oğlum nasıl kurdu lan? Kaç round var gerçekten? Tam 4 saniye değil mi? Değil. 3-40 falan herhalde. Bomba kurulumu tam 4 değil zaten. Yani burada da aynı şekilde Destructive çok... 45 falan mı? Öyle bir şey. En trick round'ı bir play gösterecek mi acaba kaçta bastığını? Burada Yankas... Aslında yukarıda tekrar koymuşlar. Ya o tekrar yazsın ne yapalım biz abicim ya. Tam 4 mü ya? 3.80 öyle bir şey. Rakibi koyamayacak oraya Spike'ı ama işte bunlar anlık kararlar. Aynen öyle bir şey olmasa. Çünkü 4'ü yani 3 küsürdü zaten. Çok iyi bir clutch oynadığını söylemek lazım. 3 küsürdü evet bastın o yüzden ben çok şaşırdım. Rakibinin müdahale etmesini engelledi. Thunderbolts bu seri 2 round yani harbiden kapatabilecek kadar götürdü yani. Ama şu an bu arada kaybetmeye yakın ve
Bence biraz da moraller bozulacak bir şekilde kaybediliyor bu harita. Yani 9-9 sonrası kaybedilen bazı roundlar... Of. 1 vs 4'ler verilen clutch'lar yani burada yani aynı ya. Şekilde. Yaz yani ya amına koyayım. Jonix inanılmaz güzel vuruşlar yaptı belki bu seride ama kaçırdığı bıçaklar var. Yani evet. Sıçrayarak spawn'dan main tarafında kaçırdığı vuruşlar. Yani. O adam bir tanesi gelse bile belki round'u aldıracak. Kesinlikle öyle yani ya da... Bomba kurma 3-5 çözme 7.5 diyen var. Çok büyük bir risk. Google ne diyor yani abi? Valorant Riot ne diyor bu konu hakkında? Kalıp, kanka, Google 4 saniye sen diyor. Şunu hayal edelim. Yer bir kaynak kullanıldı. Site'a yürüdü orada bir kalmayıp. Distractive'in attığı TP'yi merdiven tarafından gördü. Sadece merdivene kadar geçti ve site'e yardım etti. Çünkü merdiven tarafından kimse gelmedi. Aynen öyle. Yani Distractive'in tam önüne TP yapmış olacaktı ve round'u bitirecekti direkt olarak. Ama işte o kadar anlık küçük kararlar. Oyunu hacklemişiz ama. Büyük sonuçlar doğuran kararlar aslında bunlar. Hakan bir şeyler yaptı orada ya. Hayır tam 4 saniye 0.25'te izledim. 4 saniyeden önce basmış Spike'a. Kendi harita tercihinde Thunderbolt. O zaman perfect abi. Göz yanı. Gerçekten göz çok araya bilir artık Verlas. Smoke chase'inden timing atmış hepsi de aynen öyle. Alarm bot kırdı geriye doğru çekilecek ama Wood burada kalmaya devam ediyor. B'den açılan 2 tane oyuncu var. Taret'in üzerine gelen sanıyorum bir tane smoke var. Yani o smoke attıktan sonra birinin onu fark edeceğini düşünmek gerekiyor bence. YTC oraya cross'luydu ve VP'ni yakaladı. Evet şimdi Yankas yine tam bir deneme yaptı ama Taret'te biraz fight halindeyken hasar da almış durumda. Şimdi A Heaven'a doğru bir destructive ultisi geldi. A'dan evet pushçıyan oyuncu var. Düşmeyelim şimdi tribüne ya dur. Main tarafını kontrol tamam, aldılar. Dubstar kötü bir vuruş yalnız ama. Çok daha Spike zaten B'ye tamam. Doğru yönlendi. Evet. Kayıkhanedeki oyuncunun neler yapacağı kritik Yankas o da. Bu arada ulti de geldi. Şimdi o info da alınmış durumda. Yankas hem ultiden kaçıyor hem de üzerine gelecek oyuncuyu yakalamaya çalışıyor. Wood Sasuke derken üst üste killer. Yok ya abi. Dubstar işi zorlaştırmaya çalıştı ama Wood bitirdi. Harika. Böylece harika. Dediğin gibi 9-9'dan sonra belki de haritayı bitirebilecek ve seriyi 2-0 kapatabilecek Thunderbolts rakibinin üst ne maçtı ya? Engel olamadı. Yine bir comeback denemesi yapmışlardı. 8-4'ün üzerinde. Fena da gelmemişlerdi belki ama Fireflux bu kez saldırıda haritayı kapatmayı başardı ve işi Pearl'e bıraktı. Yani Thunderbolts tarafı hakikaten üzer, üzecek bir harita kaybı bu. Oyunu tamamen kontrol altına almışlardı. Oyun tamamen onların kontrolünde. İstediği şekilde ilerliyordu ama yani bir 1 ve 4 kaybedilen of, aynen tam burada basmış, yani son 2'de basmış. Tam burada basmış var ya. Tamamen o şuydu. Yani büyük o kadar özgüven vardı ki herkes... Maçın ses kayıtları lazım. Harbiden acilen ses lazım. Bir pak kaybıydı aslında. Acil gelsin. Salı günü mü geliyor, çarşamba mı geliyor? Profesyonel seviyede verilmemesi gereken bir bu hafta 2 maç var. Yani ve cezası çok büyük oluyor böyle. Harbi bizim maç ne zaman diye? Pazartesi mi? Pazartesi evet. Bazı önemli anları da izliyoruz bir yandan maç içerisinde. Tam pazartesi zaten buradayız. Çok iyi. Akumira kral adamız var. Ayarlatıyorum seni sen. Bir bizi bir şey ayarlamadın Aku. İşte o round. Catwalk'ta. 3 tane background'ı bitirdiği yer. Ama Y2J. Burada bir şansı buluş var demiştik belki ama onun öncesinde çok doğru hareketler yaptı. Ve işçi clutch'a kadar getirdi. Burada yine. Abi ses lazımlar uzun gelsen artık. Uzun gelemez. Taktik yani, konuşuyorlar, küfrediyorlar. Çocuklar de, genç. Yani mesela bu round bile. Işte onlar mecbur kesilecek. Artık Thunderbolts tarafında kafaca problemli olduğunu gösteriyor. Biraz hani mental anlamda o kaybedilen birkaç round çok can sıkmış olabilir. Çünkü Taret'in üzerine smoke gönderdiğiniz zaman birileri zaten. Suçin ya chat. Haberiniz olsun. Nasıl maçtı ya? Ve dry peek atıyorsunuz. Harbiden Suçin'den bir gitu olacağım şimdi. Ufak hataların da belki Thunderbolts tarafında o hayal kırıklığıyla beraber geldiğini söylemek gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim Thunderbolts'un biraz... Kadroyla ilk Pearl bakalım. Buraları iyi oynasalar... Yani buralarda... Bakalım nasıl bir komp olacak. Ufuk yine herhalde solo alır. Verilmesi, belki bir playoff takımını bize izletecekti. Serinin genelini Fireflux'tan daha olacak, iyi olacak, Killjoy olacak. Yani bu haritanın, genelini bile daha iyi oynamış olabilirler aslında. Ama Astro olur. Yani kaybedilen bazı roundlar çok küçük detaylarla ortaya çıktı. Üçüncü haritaya gidiyor olacağız. İki tane mi önde yani olacak? Üçüncü haritada bunları yapma lüksü yok artık tabii Thunderbolts. Evet senin üçüncü haritası Pearl haritası olacak. Şimdi kısa bir araya doğru gidelim. Çok iyi, çok iyi. Göreceğiz ya. Bence bir sürpriz görürüz ya Pearl'de. Güzeldi maç ya. Maç çok keyifliydi. Bayağı sardı yani. Oğlum Yetücü'nün aldığı round neydi ya? Harbi neydi ya? Nasıl bir round'da oğlum öyle? Boşluklar onlara vermeleri lazım bu arada yani. Love Big 5. Ay. Antipatik kardeşime selamlar. CS Forever demiş. Berk kafama geldi. Ne oluyor oğlum yine ya? İsa abi.
Abi The One 34 100 kişi abonelik hediye etmiş. Harika, hoş geldin. Bankle bugün rastgele insanlarla vs atacak ve bunun sonucunda tabii ki sevgili Bino Game aracılığıyla yine BP kazanacaklar. Bank iddialı mıyız? İddialıyız. Hazır mıyız? Hazırız. Yüz mü? Kazanacağız. Hadi videoya bakacağız. Bank video serisi için ilk kurbanı seçecek. Abi, en az oynayanlardan seçecek büyük ihtimalle. Arkadaş seçiyorum, abonemiz. Seçtiğim adam neyse, spoiler vermeyeyim, izlemişsinizdir zaten de yani. Abi öyle seçme var mıdır ha? Ya ilkini seçsin. İlkine hadi izin veriyorum. Ve tabii diğer map pearl arkadaşlar. Devam ediyor. 2 observer'ımız var. Birebir vs için. Bundan daha az observer olan official maç var. Bak izle. Efe Dark hemen orada. Bu nasıl bir edit ya? VP içinde kalacaksın, boğulacaksın VP'nin içinde. Teşekkürler Bayna Gepçi. 1 ve maçımız başladı, ilk turbanda aldı, bakalım ne olacak. Hadi. Belki Prime'la abone olmuş, hoş geldin, teşekkürler. VP'ler bizde kalıyor. Ah be, olmadı. Nasıl verdim bu çocuğa ya? Söyleyeyim mi harbiden nasıl verdiğimi? Bugün abim aradı, abim aradı, diyor ki oğlum diyor, sağda solda çocuklara kaybediyormuşsun diyor. Abi diyorum, yalan yok, baş tane alsınlar diye 1-2 round verdim. Sonra da toparlayamadım dedim. Bir anda kaybettik zaten. 5'te bitiyor amına koyayım. Başlat abi. Onun açılmasını bekliyorum. Açıldı. Oğlum adam abonem diye yani. Abonem diye. Hayır oğlum, niye değiştin? Ha, olur mu? Berk yener diye hiç VP ayarlamadık. Bakalım ne olacak. Ben de güvendim. Ya mikrofon patlamış ama. Ya işte şeyler yapmaya, yukarı çıkmaya başladı. Adam iyi oğlum, ne yapayım yani? Abi senden öğrendik bu oyunu. 5 olan kazanacak. Eyvallah. Oğlum dur lan, başlasın. Tamam, başladık. Bir yerde biri çakallık yapıyor. Kim o? Bu arada fark ettiyseniz ben bu map'ten sonra, bu maçtan sonra map'i değiştiriyorum. Böyle bir saçma sapan map olamaz yani. Burada 1v1 mi atılır amına koyayım? Harbiden. Evet, başlıyoruz. Belki de keramet bu site'dadır kardeşim. Belki de abi. Keramet bu site'dadır belki de. Yalnız ben 4'üm abi. Hayır, 3'üz oldu. 3. Tamam, 4'üz. Bak tamam, 4. Fireflux forması... Şu store'a bir bakalım ya. Kaldı 2. Fireflux store. Bat da indik. 4-4 mü şu anda? Nasıl yapacağız ya? Arkadaşlar hemen geldim. Hemen geldim. Gördüğünüz gibi formalarımız mevcut ya. Limited. Sepete ekle. Ne kart oğlum? Erker abi sesin gelmiyor.
Oğlum donmadım. Çok fokus olmuşum. Suyu bitirdim. Sakin ol Berker. Kanka fokus olmuşum, suyu tüm gücümle içiyorum ben. Eyvallah abi, sağ ol. Oğlum buradan niye eklenmiyor bu? Trencin abi şu an yok mu? Yok diye biliyorum ben. Tamam, yoksa yok yazın amına koyayım yani. Cık cık cık. Adamlara var diyoruz. 4.52 yaptın herhalde. Formaya tıkla ilk önce. Yedim formaları. Belki hesabından kestiğimiz tamı da... Bir saniye, bu benden değil, bu tamamen her şey FF tarafından karşılanacak dendi. Evet Berk'in... Bizimdeki korkuyu gördünüz mü peki? Bu tamamen her şey FF tarafından karşılanacak dendi. Evet Berk'in... Adam futbolik olmuş orada. Kanka yani. Tebrikler Erkülük. Çap. Bravo. Videoya şimdi hemen bir çıkalım. Oyunu iyi oynayacağız. Hocam rankımız nedir? Erkeğe de çıktım, ilk boyuna da çıktım. Apex oyuncusuyum. Apex'e 1200 saat oynadım. 4 oynadım, sıkıntı yok. Bu bomba bir çocuktu ya. Yok reis. Sıkıntı yok. O kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık, sen tehlikesin, tehlikesin. Berke kaç vuracak? Bilmiyorum abi ya, zor. Anladık, sen tehlikesin, tehlikeli kendisin. Berke senin başkan makas düellosun adı abi. Of tamam abi, gel. Tamam çünkü makas. Hangi say? Tabi. O zaman Vandal Şerif Garden yapıyoruz. Silah değişiyoruz baba. Bak ateş ediliyor oraya. Oraya ateş ediliyor. Of. Abi bir dakika ya. Of. Güzel. Kaçtın abi, yetenek kullanıyorsun. Abi niye? Belki abi tüyü atıyorsun. Aklımdan kullan be, canın sağ ol. Zort. Abi bir dakika ya. Hocam zort oldu, niye böyle oldu? Çok abi iyi sen benim iyi sakin ol, sakin ol. Şerif mi yapalım? Şerif yapıyoruz bu. Şerif yapıyoruz. Bir sıfır. Hocam gelir. Aha. Sabah vuruyorsun. Sendin değil mi o Dinay? En sondaki. Guardian yapıyoruz şimdi. Hemen başlıyor üçüncü round. Ben sen de el alışka istersizce. Deş at, sen de at ben. At abi. Atma kardeşim, dümdüz vur. Ne oldu kanka, deşler meşler. Abi 2000 tamam, deşi genel. Tamam tamam hadi başlıyoruz. 3 kill alacaksın ya. Bak, bak yine açtım deşi. Görmedik sanma. 3 oldu. Görmedik ulti sanma. Ulti mi? Gel ulti QQ fight. Ulti diyor abi. Ulti. Aç ultini. Aç ultini. Ulti vs geliyor. Güzel yerlerde kalan bu arada. Oy. Başka seviye. Abi sen vurunca bu kadar hareket yapmadın. Acımaz ben ya. Yapıştırın telefonları. Geliyor geliyor. Vandal geliyor hadi. Abi bir dakika, bir bize başka bir şey. Yapayım abi bir dakika dur. Sen bize ya. Evet 4-3 oldu. 2 kill bak, hiç ölmeden 2 tane kill. Başka hiçbir şey istemiyoruz senden. Şu bir. Çok güzel biraz abi. Şu bir. Şu bir. Salıyorsun herhalde. Demek sözde kaldı. Oluyor bildiğin çocuk. Bak beni yedi çocuk. Olmadı aga. Çocuk darlandı. Bir dakika karşılaşmada diyoruz. Sıradaki videolara diyoruz artık. Devam ediyoruz biz. Taş kağıt makasların biraz zayıf, onu geliştir. Çalışalım onu. Teori yapalım onu. Hemen deniyoruz. Hemen antrenman. Salak bir çocuk. Gel. Oğlum sen daha bir sıkıntı var. Hadi sıradaki. Abi şakasız hepsini kaybettin ya, taş kağıt makasları. Var mı? Var mı? Nasıl şey kaybediyorsun ya? Arkadaşımız var. Bunu yeneceğim. Dostum rank ne? Tunağın ikinci aysa az kalkan. İkinci ayı ustası. Taş kağıt makasla yine başlıyoruz. O adam beni yenecek belli yani, başından beri tuttuk. İstiyor, istiyor. İmmobil mi sanırım? Güzel! Bravo Mert! Nasıl kazandın taş kağıt makası? Evet, sırada karşılaşmamız başlıyor arkadaşlar. Evet, karşılaşmamız başlarken size ufak bir ASMR yapacağım arkadaşlar. Yağmacım Allah'ım, yağmacım Allah'ım, yağmacım Allah'ım, yağmacım Allah'ım. Başladı bakalım ne olacak. Hocam 1-0 geride başladık, 8000 MP gitti. Birazdan 2000 MP de gider, böyle gitmez. Hocam sıkıyor adam, biz gelirken sıkıyordu. Çok güzel, 1-1. Güzel. Güzel, alıştık herhalde. Go. Evet. Go go. Biz dışarıdayız Berk, biz kafana vuracağız sen gelince. Oy, hocam duvardan vuruyor bize. Hocam ne oluyor, 60 git. Uy. 61 canımız kaldı be. Yılan oynuyor ya. Bizim yedi canım bu orası neresi, şivesi nasıl oluyor? Bu göl yapay mı? Ne yapayım? Uy. Dördüncü randumuz başladı. Videomuzdaki şakalar komiklikler ama. Olmuyor ki, eğimime çıkmıyor bu.
Hocam ama duvardan vurdu. Öyle bir adam. Bu adam böyle bir adam işte. Hocam. Hocam kaç kaç? 3-1. Kaç kaç? 3-1. Sence. Tamam geldim geldim. Duvardan sıkma dedi. Adam gibi karşıma çıktı dedi. Sinirlendi biraz bu. Hocam çıktı yine vurdu. Ne yapacağız? Olmuyormuş demek ki. Evet 4 yıldan devam ediyoruz. Hocam 4 defa öldürdü. Cümlem bitmeden 5-1 de bitiriyor ben. Tebrikler. Hiç şey ya ben haber etmemiş. Maça bakıyorsun değil mi? Yapıyor. Yapıyor oğlum. Yapmadın mı? Tamam oğlum bir kere bir direğine var 100 lira efendim. En azından kavuşmuş olduk. Bir dahakine artık diğer karşılaşmalara biz devam ediyoruz. Evet sıradaki karşılaşma için Fireflux tişörtü ve hoodiesiyle gelmiş. İki arkadaş oldu. Kendisi oynayacak. Çok kal göreceğim bak şimdi. Bunlar... Yok hepsini izlemedim. Bunda da mental koçum. Ama hatırlıyorum yani orada vardım ama. Hadi ikisiyle beraber bir yukarı çıkalım. Taş kağıt makasını açıyorsun. Koçun pavundan bak. Sen çocuğun ne oynayacaksın? Tamam abi. Hiç etkili olmadı. Nasıl olsa bir dahakine ama plakları çıkartacağım ya dişimden. Allah konuşamıyorum. Öğrendim herhalde ya ben bu işi. Öğrendim herhalde ben. Başladı bir sıfır. Çok güzel. Çok güzel. Evet başladı yine. Başlattım. Sıradaki roundumuzda. Oh, 1-1 oldu. 1-1 oldu. Sıkıntı yok. Evet maça remake atıldı. Observer. Bu nasıl denk gelmiyor ya? Heyecanlı. Şimdi niye biçim 1-0 oldu? Demir geldi. Birim vardı o nereye gitti? Vallahi elimizde yolunda verdik ya. Buna cesaret edemle olmadı bu zamana kadar be. Çok iyi. Nerelere geldi de çıktı. Gerçekten. Ulti mi? Ulti roundu geldi o zaman. Çok güzel. Oo, alırsam bir kahve kalıyor muyum? Zayıf noktan biliyorlar. Tamam. Sen ultiyi kaybetme. Bir kahve pesine bulayım. Abi adam şimdi bir tane atar. Abi benim zayıf noktan biliyorlar. Yapacağım. Yapacağım. Zayıf noktan biliyorlar. Neredesin lan? Yapma! Yapma çocuk! Ya benim bir tipe baksana komik amına koyayım. Dümdüz bok gibi aşağıya düşüyorum. Hiçbir mumuz yok bir şey yok. Ooo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 o
şey vermeyelim. Kutunun içine girdi. Döndü. Doğalar yaşanıyor değil mi? Kafamda akan telleri görüyor musun? Harbi tellemeye başladım şu an. Orada benim çaresizlik olmadan vuruyor yani, ne olacak? Sayende kızım hiç şey yok. Vallahi BP'ler bölüşüldü. Başladı abi. Bak. Başladı abi diyor, bak duramıyor çocuk. Kafesi çıkacak diyor yemin ediyorum. Ne oluyor? Bak bakalım başlıyor. Tamam sadece iki kere. Allah. Son el, son el, pardon. Dur. Çıkarken. Bak bunu alıyoruz artık. Berkan, son elin şerefini ölçü yapalım mı? Şimdi başlık var. Fark etmez. Kanka ben de VP kaldım. Ben o yaram onu yapıyorum. VP'yi ben mi veriyorum? Ben vermiyorum oğlum VP'yi, tamam olur bana. Dur dede. Bir ulti daha geliyor. Bir ulti daha bakalım. Maç başladı, geçiyoruz chat sakin. Maç başladı. Erken çıktı. Gördün mü çocuğun galiba? Maça da bundan geçiyoruz. Başladım. Erken şu bak, şu lan. Şu tipler. Çok iyi ya. Şu sevinç anına bir bak ya. Of. Harika, harika. Videoya devam ederiz. Çocuk iyi vuruyor da orada küçük bir cheat yapmış. Ya önemli değil, onlar olur canım. İyi vuruyor sonuçta yine de. Ve arkasında Lurz'dan Astra için ve Fireflux toplanıp Bale'da gitmeye karar vermiş. Orada saklanan bir Jonix var. İki taraf da iki önce yapmış. Şimdi Sage olmamış. Çok saklanabileceği bir yer değil. Bu hep Duster herhalde ya. Sesi duyulacak çünkü. Pearl'de. Evet, ama... Zehir 20. ay. Nice ince yıllara demiş. Teşekkür ederim 20. ayımız. Default comp oldu ya şu comp. Evet. Jonix kendisi kırmak zorunda kaldı. Şimdi kullandı 75 can. Benim hep geldiği zaman bir hep öyle oluyor ya. Yavaş yavaş geliyor bir tane. Bir fix bir comp oluyor. O ne lan? Smoke arkasından. Beyler Jonix. Üçüncüsü gelir mi? Deşini aktive etti. Olay yerinden kaçacak ama. Yani sayı avantajını getirdi takım arkadaşlarına. Evet. Distractive arkalandı mı pozisyonun? Döndü tokat gibi bir headshot. Aslan. Nabza. Şöyle var ya, elinin tersiyle şöyle şlak diye yapıştırdı. 3v3'te başlayacak. Ben geldim.
Yok artık. Yağmur Hanım, hoş geldiniz efendim. Yankısına oraya doğru geldi Jonix. Mermileri kaçırdı. Yarıya kadar aldı dediğin gibi. Şimdi keşif oku da ayarlıyor bir yandan. Okul var. Ve smoke çıkışına doğru bir tane keşif oku geldi. Tekrar bir oturuldu. Oraya doğru burst fire'lar geliyor. Çözdü. Hadi dedem. Yankas demek. Yağmur Hanım, yayınımıza teşrif etmek yani ister misiniz? Bıraktığı yerden burada da ninjalara devam ediyor. Hemen o zaman size bir istek gönderiyorum. Çok kolaylaştırdı işini. Tamam efendim. Çok kolaylaştırdı. Tamam efendim. Tamam efendim. Ya o pozisyon hakikaten sıkıntılı bir pozisyon. Ay, köşe, aldınız mı denize? Eğer yeteneğiniz yoksa kahveyi falan filan bir şeyler. Suyu aldım. Oraya oyuncu. Ne aferin sana, su hayattır. Takımda safe oluyor diye oraya kullanıyorlar ama işte dezavantajı da bu yani. Bir seyre formayı gösterdiğin fotoğraf değil mi? Normalde yetenek falan atarsın. Belki wallbank deneyebilirsin ama tabanca da oraya kadar gitmen gerekiyor lazım. Üzerine kadar. Hafif bir wallbank geçiriyor zaten orası. Tabi tabi. İki sayıda. Dediğin gibi. Sayıda. Force geldi. Attım istek. Bu arada force geldi dediğin gibi. Geldi. Gel bakalım. Aha. Bir sana zorunda sen. Değil mi? Çok, evet evet, bir kapatacaksın da bu arada force yaptık. Lan fight'a bak. Aktifli ama sonunda kazanan düelloyu orada Van'da. İyi yürümüşüz lan. Şöyle bir saniye. Risa alırlar seni ya. Bayağı derin bir mesafeye yerleştirdi. Aha, slota yetiştir. Orada önünde bir oyuncu görecek. Dubs düşecek burada. Aferin lan. Bile burayı tamamen kaybetmişti. Kolay kill oldu. Thunderboss tarafı. Dubs buna uyanamadı. Acele etme Wood. Ve B çevirme taktiği geldi. Ve karşınızda. Yağmur Reynsa. Tepe. Wood zaten gelmiş. Oğlum herkes çok büyük geliyor lan. Gelen geçen bir fikir geliyor. Ekranda hala birer oyuncu var savunmada. Oraya doğru Wood gidecek. Yağmur Reynsa. Yeri belli oldu. Wallbank yiyebilir. Verlas vurdu. Ve yakın mesafe. Wood'dan bir klasik burst'u geldi. Böylece bu round'u almaya artık çok yakın. Force yapmaktaki kararında Fireflux istediğini almaya çok çok yakın. Lurz'la birlikte Yankas. Nice. Force işe yaradı. Ya bundan saklamaya çok gerek yok. Mutlaka oynayacaklardır. Yankas şöyle bir aç mermi göndermişti. Başta Tarete. Şimdi Hall'a doğru gelen bir tane çok oku var. Sasuke. Salamadan çıktı. Oh, nasıl ama böyle bir ayak hareketiyle. Önce bir sol tarafa bakacaktır ama yıldızını da bıraktı oraya doğru. Aman ve dikkat çocuklar. Smoke açıldı ama dikkat. Yere kadar alır mı? Bir fake attı. Üzerine doğru gelen kimse yok. Panik, Sasuke. Panik, panik. Şimdi Lurz'u buldu. Panik. Yankas'ın bu kez imha için. Nice için zamanı yok. Ve Wood 3 kill'le kız, beraber. Nasıl geçti antrenman? Yani harita takip ettiğini çok çabuk kaybetti. Çok yorucu ama güzeldi. Bu roundda. Yani Wood geziyordu. Evet yani uzun zamandır böyle çalışmamıştım. Orada smoke'un içerisinde o yüzden çok yorucu geliyor. Hareket edebilecek çok fazla alanı var. Yağmurum. Artık neydi lan o söz? Comeback attım artık. Hakikaten yani round'un kaybetmesine sebep olan şey. Surprise surprise motherfucker, the king is back. The king is back. Böyle savunmayı çalıştırabilmek de çok kolay değildi ve force çalışmış. Bizim pörlümüz nasıl ya acaba? Vandal bulduk buldu bir de. Eski FF tarafı. Kadroyla 1'e 3 gidiyorduk. 4 tarafı oldu bu round'da. Yeni umutlar. Yeni umutlar, yeni başlangıç. Yanındaki arkadaşlar arkadaşlar. Şeyden izliyorsanız eğer. Web'den izliyorsanız direkt altta yazıyor. Başlığın altında. Telefondan izlerseniz de üstüne tıklayarak yayındaki kişilerden öğrenebiliyorsunuz. Sonra oyunu biraz yavaşlatıyor Firefox. Yani round'da eğer Jonix bir kill çıkartırsa ultisini açmayı deneyebilir. Round'u çalabilecek noktaya gelirlerse. Serdar detaylara takılmayacaksın Serdar. Diğer şerefli oyuncu Lurz da. B tarafında. Base tek kararı geldi. A'yı sadece Dubs'a bıraktılar. Çık tuttu ya. Şimdi sıfır noktasında kullandı. Oy! Ya abi ya. Ya. Kafayı aldı. Öyle iki olmaz. Tane. Olay olmaz. Tespit etti. Şimdi A'ya rotasyon geliyor ama tam tersi Fireflux'a dönmeye karar veriyor A'dan. Çok ekstra bir vuruş oldu. Oyunu B'de bitirmeye karar veren bir FF ekibi görüyoruz. Şimdi tabi oraya doğru iki oyuncu yerleşecek. EPN'le birlikte Lurz. Yalnız problem çıkartabilirler. Backup'ta geliyor. Özür dilerim, bir oyuncu da Lurz'da bir şerif var. Hafif kalkanı da var. Backup'ta geliyor, oyunun burada olduğunu biliyor. Şerif bir hafif kalkan. Ama da orada yalnız. Hafif kalkan. Ayy! Beyler ama buraya bir şey lazım ya. Biraz zorlandı. Herkesi vurdular ben. Kanka oraya yok mu bir şeyimiz? Molidir, çekmedir, standır, yağmur. Moli aldı, kırdı ama. Daha önce de bu Sasuk Dark Passage CSGO Sasuk mu? Evet, posingez mi? Kanka bu şeye, B'ye giriş bu şekilde eski meta kaldı biraz. Yeni evet. Metada bir yukarıya, bir yukarının soluna atıyorsun. Hem CT hem yukarıyı kapatıyorsun.
O sağdaki yere de bir skill atıyorsun. İşte K-10 varsa molotof atıyorsun. Killjoy da oraya atabiliyor molotof. O kadar gelmişken. Aynen. VPN'in o çıktığı yere skill atıyorlar. Buraya ne geliyor? Bir tane evana yapıyorlar. Hani atacağım bir iki sıkıntı. Ya buraya skill atmasa da olur zaten. 3 tane açıyı kapatıyorlar. Tek açıya bakarlar. Kaç kişi var orada? Bir skill atılabilir de oraya yani. Elbow alıyorsun. Ve o riskin de karşılığında round'u kaybetti. 3 tane açıyı kapatacaksın. Çünkü artık B'de kurup çıkma işi çok zor. Evet evet. Tejde yok. Gelip, yani evet kazanıyorlar retake'i gelip. Ben olsam kuradım mesela. O bulu atırdım zınk. Kurup çıkardım. Metrol oynadım şu an var. Burada OM'un o kadar yetersiz ki destructif isteme isteme astral almak durumunda kaldı. Samet'in çiftliği 9. ayı nerede kalmış demiş. Samet'im hoş geldin. Yüzeyir'i okudum herhalde. HTV TV 36. ay. Hoş geldin kankam. Tunağını okudum. Hadi lan Wood. O kafayı çıkarıp tık diye oraya tek bıçak. Bu tarafı izliyor, biraz hareketli. Ters bir açıda yakalama ihtimali. Belki olabilir şimdi. Oh. İki bıçak kaçıyor ve Yonix de operatörle tespit edildi. Hemen önlerine gelen bir smoke var ama VPN'i çok iyi. Güzeliz. Güzeliz. Oy. Hala çok ciddi bir avantajı var. İyiyiz. Vurduk çıktık, Mert 2 vurdu. Mümkün. Mert, Mert. Götünü safe al Mert. Mert fight olacak. Mert fight istiyor. Fazlasını aradı haliyle ekstra çıkartabilmek adına. Playmaker 18. ayını kutlamış, teşekkürler. İyi bu bir tık bizi yordu ya. İbo her zaman yoruldu biliyorsun. İkinci map'te de çok yordu zaten. Burada da yoruyor şu an. Round'u kazanıyor ve 3-1 yapıyor durumu. Operatörü de kaçırdılar. O da Jorix'in ellerine verilecek tekrar. Rahatlıkla kullansın diye. Lurz 7'ye 1 başladı haritaya. Wood da 7'ye 3 başladı. Yani bu arada İbo bir de burada iyi oynuyor ya Astra'yı. Evet. Seviyor. Sonrasında Wood. Önce seviyor. VPN'i takaslıyor sonra hola attı. Wood burada çok iyi vurdu yalnız ha. Yonix aslında shorty'yi çekmişti ama. Şu şekilde ölmek istemezdim yani. Bay mıydık biz bu round? Chat'ı gönderdi ona. Yaramımsı mıydık? Öyle bir şeydik galiba. Bir yok. Bay değildik ya. Bay değildik. Hiçbir. Half'ımsı böyle kanka. Herkes diğer round alacak şekilde bir şeyler aldı herkes. Üçüncü harita ya. DX 5. ay. 5. ayın sosu. Teşekkür ederim. Olduğu o TB'deki, TBG'deki herkes 1-4-2-2 oynuyor ya. Outline açık. Yankas infoları aldı. TR cross'u. Main tarafındaki oyunculardan haberdar. Oraya doğru Dubs hemen Morris'ini kullandı. Ya Ofun geçen haftaki cross'u çok güzeldi. Yine bir değişik bir cross'a geçmiş ya. Evet, iki oyuncu hala A'da. Ortadan açılan bir tane oyuncu var. Yok lan neye geçmiş? Kanka bir... 1-3-2-2 mi o ne bilmiyorum ki. Outlaw öyleydi, geçen hafta da öyleydi. Yok ya, bir tane ince bir cross'la oynadığı bir hafta vardı ya. İlk hafta mıydı o acaba? Bilmiyorum da Ascent'te Phantom. Evet, Ascent'te Phantom'da tam o net yani, o sahne cross gözümün önünde. 3-2-2 idi yani. O keşfokuna göstermediler ve bu da B tarafına doğru birazcık hareketlenmeye savunma tarafında yol açıyor olabilir. Ama operatör da aman diyeyim. Aman. Aman. Amanim bo. Bu çocuk iyi. Yakaladı ve durum 4'e gelmek üzere artık 5'e 3'te. Önlerinde smoke da var. Bu spike'ın sadece 20 saniyesi var. Abi başlığı bir yapar mıyım? Yapar mısın Mertcan? Bulunabilen alan gerçekten çok kısıtlı. Ya belki de son haritaya girdiğimizde ise aslında iki haritadır. Tıkanan Fireflux hücumunun hepimiz birbirimiz zaten. Kim o peki? Abdullah bak şimdi yani bak entity olduğum şey. Site'lere girmekte zorlanmak, takasları almakta zorlanmak. Her ne kadar özellikle belki de hani zaten bir miymiş? Abdullah. Ey kendine gel. O ligin başından beri seyrettiğimiz Fireflux'ta hücumlar çok daha netti. Saldırılar çok daha rahat hücumlardı. Şimdi hani göremiyoruz. Oğuz. Gerekiyordu. Biraz lazımdı. Hani moral kazandı. Tiki de alırız, 5 alsak. Kafiye. De demiş. Yetüce bir oyuna giremedi, bir pozisyon ve çıkmadı hiç çocuğa. Evet, şu ana kadar iki haritanın yanında Yetüce'nin henüz kili yok. Abi antrenmanla tur çalışmaları yapılıyor. Vurt agresif girmiş olsa bile bunları rahat kendi taktiklerin, rakibin taktikleri, yani, counter'lar ne yapılabilir? Roundlarda hiç... Teori... Fireflux bulabilmiş değil. Pratik. Aslında her şeyde yaptığın gibi futbolda da her spor dalında
yaptığın gibi. İlk önce server'a girmeden önce bir konuşuyorsun bugün neler yapacağını. Teori olarak bugün ne çalışacağız arkadaşlar. Şunlara dikkat edeceğiz, bunlara dikkat edeceğiz. Oranı da kazanamayabilirdi. Sonra onu pratiğe döküyorsun oyun içinde. Sonra pratiği yapamıyorsun. Olmuyor %100. Sonra mutlaka olmuyor. Aynen, sonra onun tekrarını izliyorsun. Neler yapamamışız, ne yapamamışız. Onun üstünden geçiyorsun. Devam ediyor böyle. Çok değerli. Evet. Şekilde yani gelip gidiyor. Bir anda belki de rakibi iyice. Ben şu ışığı açayım artık ya, bu fokus. Konuşuyorsun, deniyorsun. Sonra maçta deniyorsun. Birazdan main savunmada. Counter üretiyorsun bol bol. Şimdi Jonix'in operatör hala elinde. Düşmedi. Yorucu. Meşakkatli işler bunlar. Yorucu. Fireflux'da çok şık oldu ama bu da ya. Wood'da Şerif göreceğiz. Yine bir yarım satır. Açma ışık aradın değil mi ya? Bana da çok oldu zaten. Destructive'in ultisi gelebilir. Bir ulti puanına, bir ulti küresine ihtiyacı var. Berlas yine K ultisini açabilir bu roundda. Bu kez direkt double door kontrolünü hedefleyen bir Fireflux hücumu görüyoruz. Redor baskı gelecek mi diye baktım. Redor baskıyla başlattı. Karşılaştı. Da işte bak, Jonix böyle B'yi tek başına kilitlerse oyun zor olur yani bize. Yankısını ultilerinin de retake de olası retake de işe yarayacağını söyleyebiliriz. Rikon'u mu geldi? Bini biraz zorlayacaklar burada, sıkışmış İyiymiş. Durumda ve bu ultiyi yakalayarak başlıyor. Tek kazandığı round'u da burayı aktif kazanmıştı Fireflux tarafı. VPN şu şekilde ölmek istemezdim ya. Yok, B'yi bak bu çok sıkıntı işte. Bir isim var yalnız. Jonix oradan şu an hepsinin AS teklenmesi lazım mesela. Yapıyorlar, yapıyorlar. Zaten. Evet, evet. İşte o yüzden. Diğer rakiplerin aşağı yukarı tahmin ediliyor o anlamda. Ve ama yine de girilebilir. Bence default başlamak da 2. A'da, Astra, şey, 2. B'de, Astra A'da. 3 mi? Kadar kimse isabet etmedi. Wood'dan bir tek daha çıkmış. Şerif'le birlikte daha üzerinde ve... Yine de girilir ya, yine de girilir. Vellas ve Destructive Round'u bitiriyor artık tek başına. Jonix arkalıyordu o da. O da vazgeçip geriye dönecek. Ya normalde 1-3-1 güzel yani oluyor da işte. Geniş bir alan verdi. Hepit mantığı gibi ya. Evet ama şey işte. Evet. Ekonomi yani de biraz dağınıktı galiba. Wood'da Diggle falan vardı. Round'dan sonra. Evet evet. Bunu değerlendirecekler. Birlikte göreceğiz. O kadar full kontrol oynamak istemediler. 4 tane şu an silah kaçılacaklar gibi. Doğru, Pearl ortasında iyi olmuyor gibi görünüyor ama bence iyi ya. İyi iyi. Bence çok iyi. Mesela karşı jeti B yolunda çok rahat bozuyorsun. Oradan hatırlarsak. Rikonların çoğunun yerini kimse bilmiyor, attığında kıramıyorlar. Senin de söylediğin gibi. Ulti işe yarıyor her zaman zaten. Bir de orası kullanılmıştı. Yine bir de çok KJ'yi oynuyorlar artık bu map'te. Ya şu an için Thunderbolt'un oraya yapacak küçük bir düzeltme dışında. Aynen, KJ'nin ortasında kırabildiğin için. Haritada genel olarak daha iyi olduğunu söylemek lazım. İşe yarıyor. Ya bakalım onu çözebilecekler mi? Çünkü ekonomik olarak hala Dubai'de şansları var. Rahatlıkla buy round yapacaklar. Angel oynamıştı burada. Oradan Navi hata yapmaya gerçi devam ederlerse. Gerçi o zaman FTX'lerdi galiba. Fireflux'ın da ilk deri ortak olacağını söyleyebiliriz. Bakalım, dediğin gibi şimdi çok önemli bir eko kazandılar. Bunun üzerine değerlendirebilecek İkinci bir map neydi? Takım olacak mı göreceğiz. Evet. Biraz önce ben Ascent oynadılar. Ascent'e FF kazandı. İlk map Icebox'da TBG kazandı. Dubai abi sen nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum. Aynı şekilde Destructive'in de yer gök aynısı. Güzel pause oldu. Pause arkası round kazanınca Kaan geldi. Aktivin pozisyonunu ortaya çıkardı Yankas. Drone'la birlikte operatörü main'e yerleştiriyor Jonix buradan. TPG herhangi bir lobiden baskıyı mutlaka veriyor. Buraya Allah. Hakan'ın anlamış olması lazım buraya operatörün geldiğini. Aynen. Anladılar. Göstermek istemeyecek. Hemen takım arkadaşını çağırdı Yankas. Kıracak burada drone'u ve Jonix'i operatörle buraya yerleştirecek. Aynen, görev yapmaya başladı FF. Böylece alıyor. Şu taret kırıyorlar. Thunderbolt tarafı kimsenin ameliyatı olmadığına dair. Alarm bot kırıyorlar. Yani çok toplu oynuyor Fireflux. Ben Pearl'ün evet saldırısında bu kadar toplu oynayan takım çok fazla görmemiştim. Bence Pearl'de işte split mantığı gibi değil mi? Sonra şey, neredeyse. Bu arada harita kontrolü kaybediyorlar. Setup Bonix onu kırıp ona göre oyun kurmak. Şekilde geldi. Aynen tabii. Önce Bonix görev yapmak gerekiyor burada. Yalnız Wood bu kadar rahat girdi, A'dan entry bulabilir mi? Yani şu an Thunderbolt'a çok büyük alan verdi. Orayı nasıl savunacaklar? Jonix zor bir vuruş olsa vallahi da uykum geldi ya, bu şekilde bunu yapmış olsa bile yani saat kontrolü kaybetmek üzereler ve Destructive yankısı buldu. Aslında, şimdi Jonix sıkıştı ve Destructive Balkan peak gönderdi. Sasuke orada bir Destructive peak geldi. Thunderbolt Pearl haritasında alan kontrolünü almıyordu. Ne oldu lan? Dedik evet, sana 10 kere dedik sana o ekranı tak diye. İçeride ya HDMI. Çok yardımsız. HDMI mı? HDMI. HDMI. Açılışı o skoru bulsa da Jonix devamı mümkün değil. Her yerden sıkıştırılmış durumdaydı. Ve aldık bu round'da. Yapacakları bir şey yok. 2 Dubs ve VPN.
ikilisi Yetüce Distractive ve Verlas'ı arıyor. Dab geriye kadar almayı tercih etmedi. Çekme oraya geldi. Gönderilen bir çekme geldi çünkü. Çok iyi oğlum. Verlas VP'ni yakaladı. Sarsmadan etkilenen Dabz var. Bir tane vurabildi. Kaka mı yapıyorsun oğlum? O neymiş öyle? Oğlum oluyor mu öyle? Ama rakibini yakalıyor Verlas ve durumu 4-3'e getirdi. Hayır, bizimkiler de bir garip amına koyayım. Sarslı adama shoulder atıyorlar. Çıkın yani, değil mi? Swing de çık yani. Biri swing dese diğeri zaten vururdu her türlü. Çok daha temiz geçebilecekleri bir hafta. Tabii. Burada Dubs'la çok ekstra vuruşlar yaptığını söylemek lazım sasma etkisinde. Yani neredeyse önünü görmeden, önce şurada bir headshot sonra ikincisini ya, atıyor. Ya Verlas ya Allah'ım, adam da shoulder atıyor ya. Yavaş yavaş şunun çektiği anlara geliyoruz. Shoulder da işe yarıyor sarsılan adama da. 3 kişisin zaten orada. Evet abi 3 kişisin yani, aynen onun. Hep beraber pikleyip zınk diye vurmak lazım. Yalnız gelip yerleşti oraya. Ve takım arkadaşlarını da B'ye ve M'de doğru biraz daha gönderiyor. İbo tutuyor. Lurus ilk kontakta direkt açmak isteyecek mi onu? Çok erken bir kullanım oldu. Çok erken aslında kullanmıyor mu? Eğer kullanacaksa. Astral seyahatte bekliyor gerçekten. O kontak geldiği an, alarm bot sesi geldiği an muhtemelen o ultiyi açacaktı. Ama Lurus şimdi astral seyahatten çıktı. Ve boot bayağı bir yakına girdi. Önünde bir alarm bot olacak birazdan. Ve alarm botta double pick belki gelme ihtimali var. Hala tekrar astral seyahat ve Yergö kaynağı şimdi aktive edildi. Wood bunun arkasına... Çok örken attı lan bu ultiyi. Evet, ben de onu yaptı Dabz üzerinde flash peekle. Bunun arkasına geçtiler. Lurus burada bir tane round kazandı. Burayı direkt vermek istemedi galiba bu da. İlk rakibini buldu. Olmaz öyle. Öyle olmaz. Öyle olmaz, o adam o kadar uzun yaşamamalı. 2 ve 2'ye geliyor. 30 saniye var. Arkadan gelen bir tane oyuncu var ve Jonix orada kontrol. Yerlerde sıkıntı. Şimdi görüldü ve ilk rakibini yakalayamadı. Jonix son anda giderken bir skor buldu. Hadi lan Wood. Yoksa rahat gidiyordu elinden. Bir ha, Brent'e re atacak. Saniye var Wood, alır almaz. Hemen. Aa, anlamadım lan, terse bakıyordu. Ve hole yerleşilmiş durumda. Timing kovalıyor bir anda, ayak dibine giden daha oğlum, ne o saraldı. Çok iyisin lan. Bu. Bu kadar. Beraber chat'ı gönderince. O Phoenix 12. ay. Abi Kroy'su hallettim CF'de, bir sorun yok, bilgin olsun yayınlar. Genç çocuklar harika. Oğlum o değil de Yankas çok dert atanaya kadar o kutuya iki tane sıksa bu otur. Evet kanka ya. Ay onu dedim ya işte, anlayamadı herhalde. Sola baktı. Bir kendini yerini anlayamadı. Notlar atıyor. Oyuncuların arasında geziyor, ölmemeye devam ediyor. Gerçekten öyle ama yani Verlas ve Wood ikilisi round'u çözmeyi başardılar. Vurdu burada yani, bayağı yaşadı ya. Bir de bir tane daha vurdu ya, amına koyayım şurada. Vurdu harbiden, şurada peek alıp vurdu. İşte burada Verlas Lurz'u buluyor. Böyle artık öyle iba. Kısa bile ölecek yani. Orada birebir bir değişim oldu ve Wood 25 canla Phantom Fire Rate'i ilk mermiyi isabet ettirirseniz. TGB mola. Bir avantaj sağlıyor. TBG. Neydi o? Speed Beats Power mıydı? Neydi o? Speed Beats Power abi. Artık ekonomileri de olmayacak. Yetüce'yi bu kez 0'a 5 başlamış. Nadir gördüğüm sahneden. Oğlum Yetüce'ye hiç pozisyon çıkmadı ya. Ne kadar şanssız çocuk ya. Hem savunmaya geçtin de büyük ihtimalle yine istatistikleri. Yetüce tam ben ya. Başına gelmeyen kalmadı çocuğun maçta. Diğer taraftan da yani şunu da gördük. Hani eğer Thunderbolts'ta biraz öne geçerse çok sağlam duramıyor gibi. Yani Fireflux'ın hadi comeback yeme denemelerini özellikle de Thunderbolts'un comeback atma becerisiyle beraber birleştirdiğimizde görmüştük. İki Kijö'de giremedi ki oyuna. Ama öne geçtiklerinde İkisi de giremedi yani. Thunderbolts da çok açıkçası tutabiliyor gibi görünmedi oyunu yaptıkları hatalarla. Bakalım mola sonrası nasıl dönecekler. Son ekonomi değil, yarım çekmeyi tercih etmiş buraya Thunderbolts. Force benim kullaklık ZSN Pro X arkadaşlar. Ha öyle miymiş onu? ZSN Pro X. XMix yok. Ha X. Evet. Sonunda X de var lan. ZSN Pro X yazıyor işte kutuda. Smoke'la birlikte Double Door'a girmesini rakibin önüne geçti. Thunderbolts tarafı. O iki oyuncu. Kontrollüyüz abi. Bakın panik yok yani şu an. Adamların parası zaten çok düzensiz. İki kişi de şerif var. Watch Sasuke drone'la bir oyuncuyu tespit etti. İkisini görmedi. Yani aslında kutunun arkasında mid dayı kontrol yaptı ya sürekli orası. FF. Bak şu Faust'tan sonra hemen lan daha kalabalık oynamışlar. 2 double door oynuyorlar. 2 art oynuyorlardı. Gerçi biri gitti daha ya. Yakın mesafede Lurz wallbanklerle 28 cana kadar. Ne demeyeceğiz ya, deneyecek ama. Ya oğlum ya.
bekliyoruz Wout'u. Bularak başladı round'a. Sayı avantajı getirdi Thunderbolts'a. Aldı kilini çıktı. Bakalım dediğin gibi sayı avantajından sonra neler yapacak. Kanka yavaşlar uzadıkça 3 metre falan biraz etsi olmak zorunda oluyorum. Bu yaşlarda olmaz ya. Oyun denemesi başarılı değil. Bunlar yanıyorlar yani. 5 map bile gider. Best of 5'da bile evet. Oyun bu arada aya dönüyor. Oynanıyor. 20 saniye. Bir tek şey oluyor var. Best of 5'ın el soğuması değil de dikkat fokus kaybı oluyor artık. Yoruluyorsun beyin olarak. İki oyuncu yan kaskini aldı. Fokus kaybı oluyor da burada ama Dubstar çok kötü kararlar. CS ekibi olmuyor. Kısa bir kısa sürede bitiyor ya maç. 13'te bitiyor ya. Hiç kimse düşüremez. Evet, onunla bir artısı var tabii. CS'de Best of 5 oynadın da boğuluyorsun mesela. Yok oluyorsun. Bitsin de gideyim artık sikeyim maçını finalini oluyorsun yani. Ne oynarsan oyna. Bir süre sonra vazgeçiyorsun artık lanet olsun diyorsun. Ama evet abi olmuyor. Akşam dönerken ne yiyeceğini falan düşünüyorsun. Mantıksız yani. Ama bu oyun taret daha çok göz yoruyor bence CS'ye göre. Şimdi kıracak. Kendi taretini kullanıyor ama. Yani şey, yani ne olarak? Odaklanman gereken şeyler belli yani. Burada evet. 5 milyon tane skill var. İşte o odak sıkıntısı oluyor ama CS'nin best of 5'ı ölüm yani. Skorlarını bu roundda bulmuş oldu 4-0'la. 4-0'a geldi daha doğrusu seri. Sayı avantajını Thunderbolts yakalamasına rağmen devamında Fireflux. Ya sen esniyorsun, ben de esnedim ya. Ben de esniyorum çekti. Çok pardon ya, çok pardon, özür dilerim. Yani açıkçası şu an ben Fireflux'ta hücum tarafını çözdüğünü düşünmüyorum hala. Thunderbolts çok Yetici'yi vuramadı, vuramadı. En kritik noktada 4 vurdu. Dahil olsun. Adam paylaşımları öyle olsun. Adam paylaşımları dahil olsun. Yani az önceki round aslında entry ile başlamıştır. Durum yani bu. Durum bu. O sıfır noktası. Bu etkileyecek burada. Ultisi şu an kullanılamaz durumda. Ve önüne de gelen çocuklar, aman. Buradaki savunmanın dikkat şeklini birazcık değiştirdi Thunderbolts. İşte burada gördüğümüz gibi yine bir smoke var. Oraya doğru gelen o ne oğlum? Oo! Var. Üzerine ay gelen Ah! Ultiyi yakalıyor. Bir şey diyeyim mi? Pencerede gitse vururdu. Right click de olurdu be. O da olurdu. Dörttü yani. Göndermeyi başardı. Şimdi o B tarafında ufak bir baskından sonra Fireflux'ın hedefi A'da bitirmek oyunu. Planı da kötü değil lan, iyi plandı. Ya saat içerisinde iki çakılı savunma var ve Dubs yürürken yine çok iyi. Arda. Çok dikkatsiz yani run. Kimine yakalanıyor. Run, harbi bayağı dikkatsiz hareket etti ya. Yürüyerek çıkmak çok büyük risk. Ve cezalandırıldı. Kısa tarafından, art tarafından gelen 3 oyuncu var. Şu an bir oyuncu main'de. Ve şimdi hücum başlayacak A-Site'e doğru. Yıldız bir tane bırakıldı. Taksi tarafına doğru. Ve işaretlenen bir tane isim de var. Yankas'ın onun arkasına da önüne Yankas'ın doğru yeri kritik yalnız. Yani buraya yapıştı şey. Oraya gelen bir moli var. Yankas çok yakın mesafede. Hem tehlikeli bir pozisyonda ama aynı zamanda farklı yaratabilecek bir noktada. Hiçbir şey çıkmadı o pozisyondan. Tareti kıracak. Kullanılan bir arkası Jonix, ama Hakan Jonix bakıyor. Jonix vs. Destructive olacak birazdan. Önüs arkadan geldi. Harika iki tane vuruşta beraber. Aynı geldik. Round'u aldıracak belki de büyük hamleyi, büyük adım attı. Verlas Y2C ikilisi. Anla! Alır he. Vuruşlar var. Canında aslında... Al bundan oğlum. Eray senin amına koyarım. ...sebine kadar getirdi. Şimdi Jonix... Pikleme, don't pick! Vol bekler, 15 can, Y2C... Ya ooo ne bu? Ne bu? En güzel klaşlarından bir tanesi yine Y2C tarafından atılıyor. Bugün bu seride iki İnanılmaz tane... İnanılmaz bir tane oyuncu var. İkisi de belki de Fireflux'a bu seriyi aldıracak klaşlar. Masaya vurun. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten 1v4 bir klaş daha atıyor. Yani 15 canlı bu kez. Obi. Çok zor pozisyonda. Hakikaten harika bir round Y2C'den. Ve what was that yine... Ya? Bu arada oturması lazımdı. Yatağı var orada yine bak. Adam off. Yani açı kapalı oturması lazım orada ama mükemmel. Acil voice combo bu maçın hemen şimdi. Evet ya şu an. Maç biter bitmez hemen. Klip özür dilerim. Aku da yani tepki olarak hani bir biliyorsunuz. Ne geçti? Şimdi de farkı açma şansına sahip Dubs. Güzel bir tek mermiyi gönderdi Sasuke üzerine doğru. Ya bir şey olmaz orayı diplersiniz ya. Tabii canım adam makarasında. Yapın kardeşim. Kendisi pozisyonunu toparlamak üzere. İşini yap Aku. Ben nerede işim? Bir dakika. Söyleyeyim mi? Niye gelmiyor Mörşler? Risk almak istemedi pek. Destructive. Yağmur garibim konuşamadı tatlı vuruk. Ne oldu Yağmur söyle tatlı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hepiniz söyle. Şimdi masaya vuruyorsunuz tamam mı? Bu clash'tan sonra çocuğa nazar değdirmeyin. Hadi. Hadi yapın. Ayarladım. Vurdum. Kulağımı çekip vurdum.
Etala Ameyn de bütün atlarıyla. 2 oyunculuk bir savunma var. Buranın üzerine gidebilir. Ve sayı avantajıyla problem yaşamadan round'u kazanabilir. Fireflux tarafı. Şimdi Wood. Tight arkasına doğru hareketlendi. VPN'i görecek orada. VPN'i çok iyisin oğlum. Aynı zamanda... Eren 13. IFF binlemiş. 13. Emiz kutusun. Eyvallah Eren. Çok iyi oğlum. Çok iyi. Wow, oyunlar mı oyunlar? Wow, bununla Deagle'ı çok tehlikeli ya. Öf öf. Bu Dabz'ı yakalamayı başarmış. Yankası da bulacak ve durumu artık 2v1'e geldi. Tecid yeterince zaman kazandırmış olabilir. Fireflux'a. Son anda kaçtı. Ve yerden kendisine bir silah bulabilir aslında Rus şu anda bu 1v2'de. Hemen bir smoke bırakacak Spike'ın üzerine doğru. Spike yeterince açık mı diye bakıyorum. Açık. Ve bu da round'un son anlamına gelecek. Bu çekmeyle birlikte Lurz görülecek. Boot'u yakalıyor. İyi vuruş. Ama süre yetmeyecek. Zaten yok. Destructive. Onu da bulacak Lurz. Ve devamında kendisi de düşecek. 7-4 tabii. Rosana çıkan affetmiyor ha iyi bu. FX'e deyip 16. İyi yayınlar Bek. 16. Müzik olsun. JJ'ye selamlar demiş. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Boot da bu arada oldukça etkili oynamaya başladı. Oyunun son bölümünde özellikle site'lardaki kritik oyuncuları düşürerek fark yaratıyor. Dubs'ın da kendi rifle'dan daha iyi Şerif performans. Kesinlikle. Bir de şu da var. Bence Şerif'le beraber daha iyi post. Yani rifle'da hep böyle ekstra yapmak ister gibi hareketli gezlerken bir yerde yakalanırken biraz... hani Şerif'im elimde biraz hani güçsüz daha safe oynayayım derken evet, daha iyi işler yapıyor belki de. Belki de. Yani, öyle bir şey değil ki sadece Şerif'le oynayayım falan. O kadar güvenmiyorum bilmiyorum. Birazcık daha böyle titreterek kullanan oyunculardan bir tanesi Kuros'unun. Ama işte Şerif'te öyle bir şansı yok. Halbuki evet. Eğiminin keskin olabileceğini gösteriyor yer yer. Ya şu anlama geliyor. Dubs. Aslında belki de hatta Vandal'la oynasa Phantom da kullanıyor onun yerine. Tek mermilerle, evet, Vantepler'le çok etkili bir eğim olabilir Oo. Gibi ama şimdi yine Beksan'ın kontrolü için oraya agresif gelen Fireflux kontrolü çok rahat açıp geçmek var. İnanılmaz bilinmezlik yaratıyor ya. Ekstra'ya gitti. Yine bıçaklarında isabet yok. İki tane isabet var ama bireysel bir deneme var. Oldu. Skor yok. Dubs yakın mesafede. Bir oyuncu önünde, bir oyuncu arkası. Çok iyisin bir olan. Çabuk döndü. Clean headshot. Durum 5'e 3 biraz artık. Çözülmeler var sanki Thunderbolt'ta. Herkes tek tek deniyor lan TBG'de. 8-4'e artık yakın. Lurs burada tek başına. Spike main tarafına doğru hareketlendi. Buraya geri gelecek mi? Main'den B'ye doğru gelecek. Lurs olağanüstü roundları var burada. Ve onlardan bir tane daha ihtiyacı var. Şu anda Fireflux. Özür dilerim Thunderbolt'sun. Evet Wood. Ol tarafında Lurz var. Yine yaygı paylaşısını kullandı erkenden. B tarafındaki savunmasını kuvvetlendirmek için. Süreler alacak yalnız. Evet yani onun geçmesini bekleyemeyecekler. Lurz'un içine gelebilir. Bu arada çok güzel bir flash pickle beraber. Oo. Yalnızca işaretlendi. Keşif okuyla birlikte Lurz. Öl artık gibi o yani. Hala şu. Harbiden öl ya. Öl lan artık. Spike bir at alındı mı? Varlas'ın desteğiyle beraber alındı. Son kalan VPN harika bir flash pickle her şeyi atıyoruz. Varlas'ın. Aman abi, aman abi onlar etti biz etmeyelim dedi 11 canla. Hiç riske girmedi. Elinde klasik kalınca orada Verlas. Ve VPN'de taret tarafından tespit edildi. Bir de kendi taretini koydu. Ve 8-4'e geliyoruz burada. Harika döndü VPN. Yani bu roundda öyle Allah şeyler Allah. Oldu ki bir de orada line up olma ihtimali yok. Oğlum adamlar kurala bu haritada uygun oynamasına rağmen iki kez çıktı ya. Hiçbir şeye çok değişik bir oyun. Şaşırmıyoruz. Şaşırmıyorsun garanti gözüyle harbiden bakamıyorsun. Çok değişik bir oyun. O yüzden... Yok lan elbe onu hiç yapaması lazımdı ya. Pozisyonu açıkçası. Yani yine de kontak pick yapılabilir aslında kötü değil de. 8-4 yarıyı bitirmiş oldu böylece. Devam edeceğiz Sus'a eyvallah. Evet son killerde evet, görüyoruz. Evet burada çıkılabilirdi yani. Çok. Yani kontak artık yani çıkması gerekiyor da. Ama yani Thunderbolt'ta son roundda biraz çözülmeleri gördük gibi. History alırsak kanka. İkinci haritada. İçim bitirilememesi, 2-0'ın gelmemesi. Hem de benzer hayal kırıklıkları biraz Thunderbolt'u oyundan düşürüyor gibi Fireflux karşısında. Cross kimin lan? Oo benim cross back o. Sana ver bakalım. History roundu. Her tanesi. Görüş sağlıyorum. Ne gidecek? Tanesi tanesi de. Bir tane. Yakın mesafe. Hadi dedem. Diving'i yap dedem. Smoke içerisinde. Dedem benim de. Dedem benim de. Dedem başladı. Mon neresine oturmuş gördünüz mü? Position'ı gelecek işte. Belki ama.
Arş Lux'ın hala kontrolünde olduğunu söyleyebiliriz round'u. Evet. Phoenix ekstra. Sasuke'yi. Hemen avantaja çevirmeceler orada. Koşarak. Wout'un rahatlığa bak, bak bak. Geliyor oraya ama deşini attığı yer. Yani biraz garip çünkü iki oyuncunun aman orada kılısı vardı. Dubside içerisinde Frenzy için çok ideal bir nokta. Ooo Sasuke bu arada kısılık iki oyuncuyu birden yakalamış tek başına. Dubs VPN yanında side içerisinde tutmaya devam ediyor ve Frenzy ile birlikte Dubs'da 3 skor geldi. 8-5 Thunderbolt ilk 3 tabancayı kazandıktan sonra kalan 3 tabancanın hepsini kazandı. Kaybettikten sonra. Rastgele bir zıtıyorsun var ya. Sadece tabanca oynayalım. Gidiyor mermi ya. Yani Şerif'i, Frenzy'si gerçekten inanılmaz. Yani şu 13. Bu arada sevmiyorum yani. CS'i de sevmezler. CZ'yi falan. 3 şerif skorunu bir round aldı. Bir tane şerif skorunu. Başka bir round aldı. 4. Burada abi tabanca dediğin tek tek atar amına koyayım yani, ya. Yani sadece bir çırpıda aklımıza geldi. Bence 19. ayını kutlamış. Hiçbir tane falan var. Sen abone olmayı sürdüremedik. Seviyorsun. Yani gerçekten. Ama ağladım be koya. Dediğim gibi belki de biliyorsun kanka bunu. Tara gitsin ya. Hani ekstra yapma isteği zaman zaman yanlış karar vermesine sebep oluyor olabilir. Şimdi çok komikti. B tarafına. Uzundan bir hücum göreceğiz. Mermisi. Thunderbolts'tan hemen Jonix side tarafa Dash ile beraber girdi. Wood çıktı aynı şekilde. Backside'da Y2J var. Yankasısını vermiyor. Jonix'ten bir kill daha. Rahat bir B side girişi. Thunderbolts'un 6. round'u yakın. Dediğin gibi de yani serinin başındaki tabancalarla tam tersi bir bence bu mapte hiç oynamak çok zor. Thunderbolts yaralara başlarken tabancaları kazanıp doğru. Üzerine de doğru tespitler bunlar yamış aferin. Doktora getirmeye devam ediyor. Öğrenip geldim. Üstadsın sen. 8-6'ya geliyor durum. Böylece ve yani 4 rifle bir sonraki roundda. Thunderbolts bonus roundda. Çok kuvvetli bir satın alımı olacak. Hiç oyuncu da kaybetmediler bu roundda. Patlamaya düşecek. Hiç oyuncu kaybetmeden round kazanmaları çok büyük problem ya. Adamlarda şu anda 3 tane vandal var. Yakalanıyor. Bir tane bulldog var kanka. Bonus round değil bu yani. O kadar dengelendi ki tabancalar da dengelendi. Evet her şey dengelendi. Bireysel performanslar dengelendi. Evet iyi yaptılar o ekonomi işini. Açıklar aşağı tarafında Y2J'yi biraz fark yarattı. Aa, benim kameram mı kaymış? Düzeltelim. Son birkaç pozisyonda ekranını izliyoruz. 8-6. Evet yani serinin galibini belirleyecek kritik roundlardan bir tanesi olabilir. Kabloya ayağım değdi ya. Çünkü Fireflux Bulbay'da karşısında ciddi bir reaksiyon görebilir. Çünkü Thunderbolts tam 4 tane rifle'la buraya oynuyor. Sadece bir tane SMG var o da Jonix'te. Ve yine B ucumu gelecek gibi. Wood öne çıktı. Dash'ini de açtı yakın mesafe. İlk oyuncuyu gördü. Yalnız Dash'iyle kaçamadı ve oraya doğru sıkıştı. Oraya doğru Molly de gelecek ve Wood çok ortada kaldı. Dubs da entry'i buldu. Evet, cross'u çok iyi bozdular orada Wood'un ve galiba TBG B yolunu bu dönemeyi yapan Wood herhangi bir yetenek yazdığı vesaire almadan ve çok çaresiz yakalandı o pozisyonda ve önemli bir skorla başlıyor round'a Thunderbolts tarafı. Bence default yapana bu bonusu tabii çalmak demek çok ciddi bir seyirin demek tabii. Adına. Yani yine bir comeback olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle ve burada Y2J var. Abi artık chamber olmadığı için o B yolunu savunmak çok zor oldu ya. Yakın, güçlü bir savunmanın olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden chamber vardı. Hiç bir entry alıp kaçıyordu. Jonix yakalamayı başardı. Sassman etkilendi orada. Önüne gelen bir tane çok hukuk isabet etti. O B longa agro yapmak o kadar zor. Bir kill alsan bile dönene kadar ölüyorsun. Yakın mesafede verebileceği katkı önemli. Çok hukuk geldi. Oraya doğru isabet yok. Dubs spike'ı kurmayı başardı. Ultilere bakıyorum. Ulti var mı diye. Dubs bir skor ultisi gelir. Post planti tamamen devre dışı bırakabilir. FF tarafı için 34 can yalnız sadece. Arkadan gelen kimse yok. Yani 3 kısa bir spawn'dan gelecek bir retake senaryosu izleyeceğiz. Çok kolay görünmüyor açıkçası. Backside'a dikkat. Verlas hola doğru. Dash'ını bıraktı. Yankas backside'den çıktı. Güzel bir headshot takası yok. Verlas şimdi Dubs'ı buluyor. Destructive VPN. Killer devam ediyor. Lurz'u unuttular belki de oraya çektiler mi? Önce oyuncuyu bilmiyorlardı. Orada Y2J ama bu kez. Hem iki farklı açıda güzel bir crossfire var Force Plant'te. Hem de canı da yoktu. Ve bonus Thunderbolt'a çok net gitti bu arada. Ben güçlü. Yani Wout'un... Ne yapıyorlar biliyor musun? Breach, Neon, Fate, Astra... İşte burada göreceğiz. 5 kişiye karşılık. Büyük ihtimalle. Hatırlamıyorum şu an bunu oynuyorlar. Arkada bir Y2J var. Ama oraya gelebilecek ne bir yetenek var. Bizim ben SMB'deyken oynadığımız komp değil mi ya? Ya normalde Wout'un bir şey yok. Early roundlarda aldığı risklerde çok doğru kaçları olduk gördük şimdiye kadar. Dash'iyle zamanlamalarıyla ama. Tabancada da biliyorsunuz. Burada evet burada belki biraz daha hani maçın sonunda
o hani maraton şeklinde geçen fiziksel mücadelede abim verdiği gelmiş kararlarda bazı hatalar da olmaya başlamış olabilir. Skora baktım, kaçıyorum, iyi seyirler. Sıkıştığı yere doğru attı ve şansı kalmadı. Burada da çok ortada yakalanıyor yine. Oğlum sen niye zart diye maçı izledin? Ben Galatasaray maçının bir skora baktım, geldim alttan. Biraz adamsın genç oyuncu kararlarında da ufak adamsın ufak kırılmalar var gibi. Bu serbestliği ona veriyor FF tarafı. Evet. Yani birazcık da böyle hatalar yaptı. Antrenme 3. ay. Evet. Eyvallah Emre'm. Çok genç bir oyuncu. Böyle hatalar onu ileriye götürecek. Bunların üzerine giderek. Şimdi smoke'lar gelecek Thunderbolts için. Harika bir flash var yalnız. Ve Y2J Dubs'ı yakaladı. Verlas'ın flash'ı hemen hemen herkese orada kör etmişti. Ve Y2J oradan çıkmayı da başardı. Durum 4'e 4. Eşboku kırılacak. Yankas yanıyor. Molly 9 cana kadar düşürmeyi başardı. Herkes site arkasına sıkışmış durumda yalnız. Bir tek yavaş yavaş başlayacak. Tabii ki de benzer bir sahne. Ufuk bir tane vuruş elbow ulti atıyor. Oyuncu var ama bu kız 3 tane oyuncu birden oraya saklanmış durumda. VPN smoke arkasından takım arkadaşını desteklemeye çalışacak. Yalnız destructive. Ay. Geldi bir mermi attı. Yakında ikinci oyuncu da var. Ve Jonix VPN Lurd üçlüsü eş zamanlı killer. E2J 1'e 2 pozisyon. Bir hiti var. Zora girdi ya. Her map zoruydu ya. Ama ikincisine izin vermedi Lurd. 8-8. Thunderbolts ne yaptı ne etti? İlk yarıda şöyle bir seri vermiş olmasına rağmen scoreboard'da döndü geldi 4-0'lık bir seriyle tekrar maç ortak oldu. Ay ya. Yani gerçekten çok sinir bozucu. Harbiden ortak oldu. Yani. Asla oyundan düşmeyen, sürekli nefesini ensesinde hissettiriyor. Ensesinde hissettiren bir takım. Thunderbolt hakikaten yani böyle kan kokusunu alınca da rakibin üzerine gidiyorlar sürekli olarak ve 8-8 olunca Fireflux tarafından gelen bir mola var. O zaman inanılmaz bir metasıyla geçiyor şu an. Sadece 4 tane round şimdiye kadar 16 roundda savunma tarafına alınabildi. Evet. Yani bu takımların savunmayı mı iyi yapamıyor diye bakmak lazım acaba, yoksa saldırı biraz daha mı rahat yapılıyor? Sanki takımların savunmalarında kırganlıklar var, var gibi. Var. Yani tabii burası... Var hocam. Buranın savunması vermek zor çünkü, o yüzden. Geri planda kaldığı bir yerde değil. Faux, 12. ay, 1. yılımız kutlu olsun. Bu kadar da değil. Yani, değil yani. %25'e %75 bir saldırı haritası diye bir şey yok. Evet, evet. Herhangi bir FPS oyununda... Zaten oyuna ters zaten yani. O zaman savunma dezavantajlı olur. Aynen öyle. Meta değiştikten sonra buranın CT'yi oynamak zor oldu ya. Herhangi bir FPS oyununda da böyle bir şey yok açıkçası. Eski metada ama çok rahat yani oynuyordum burada CT'sini de. Yaşadığı sekanslardayız. Şimdi bolca ultilerin ortaya çıkacağı bir round izleyebiliriz. Hem 4 bıçak atmalı başlangıçlar. Şu an iki takımda ikişer tane şeklinde var. Olabilir. Hem de round içerisinde gelebilecek ultiler var. İki öncümüz... Ki bu da fark yaratabilir gibi görünüyor. Bir erken kullan geliyor. Dubs ultiyi açtı. K.O.T.S ile beraber A'ya speed takta geliyor. Thunderbolts'tan. Şu an yakınlarda kimse yok. Flowers tarafına doğru bir tane flash bıraktı. Sasuke full kör. Dubs. Ona kör olmalı. Etrisini de aldı. Üzerine Dubs. Bir tane daha vurdu. Baş flash attı adamı. Atladı bir de. Adam taş flash attı harbiden. Ona kör olmamak lazım. Fark etmedi. Jonix herhalde orada olduğunu. Ve Tecid geldi yalnız. Onu kırabilir. Kırarlar onu. Onu kırabilir orada. Ona vur lan. Çok kolay kırdı. Ooo inanılmaz. Y2J. Yani o Tecid'in kırılacağı çok bariz. Dubs canı inanılmaz az. Ultisi de bitti. Hemen gelen bir boyu var. Y2J şu an bundan etkilenmiyor. Dubs düşürmüş ball bankle. Y2J durup 2-3'e geldi. Yerge kaynağı var. Bir basın, bir basın. Adamlarda yıldız var. İşaretlemeyi başardı. Hemen molileri kırmaya çalıştı ama açmayı başarıyor molilerden bir tanesini. VPN ve Wood main'e cross'lu. Şu an 7'ye kadar almayı başaramadı. Bir de çekme var orada. Kullanılan bir soma ultisi var. Yankas'tan bir de. Ve bitti. VPN de skorları bulmaya devam ediyor. Luz'da bitirdi. 9-8 Thunderbolts istediği her şeyi yapıyor haritada şu an. Herbes Park var bu 12'de 70. Teşekkür ederim. Tek bir K.O.T.S üzerine kurulu. Ama tabi Dubs'ın da aim'ini konuşurken burada harika yetenek kullanımı olduğunu söylemek lazım. Flower'a tarafına doğru çok güzel bir flash bıraktı. Gitti üzerine iki tane kill aldı. Şöyle bir artısı var tabi. Yani hemen oyun farkındalığına birazcık bahsetmek, değinmek lazım. Teknik olayı hemen değerlendireyim. Elde ne var? Postplant için Sova ultisi var. Seri bir şekilde. Çekme var. Potansiyel bir yerge kaynağı var. Yine aynı şekilde VPN'in molileri var. Zaten K.O. neyi sağlıyor? Site'a girişi. Plant'i sağlıyor. Plant'i alırsak... Ve bu iki kill'le beraber geliyor bir de. Aynen öyle, bir de ekstrası. Ki hatta da Tecid kırılıyor rakibinin üzerine. Aynen öyle. Ya tabii o biraz Y2C'ye yazar. O kadar acele etmesine de gerek yok. O kadar acele etmesine gerek yok gerçekten. Ki burada zaten dediğin gibi Sova ultisi de vardı aslında. O Tecid'i kullanmakta çok aceleci davrandı. Evet. Ya çünkü o da kırılacak. En kötü ihtimal Sova ile kırılacak. 2-1 oluyor işte ya. Sova'ya ihtiyaç duymadı yani. 2-1 oluyor aynen. Şu an 2-0 o pozisyon, dugout pozisyonu. 9-8,
Bir kısa bir teknik mola var. Tekrar maça dönüş yapıyor olacağız. Yani 2-0'ız. Firefly 0. 2 haftadır ilk defa bu kadar büyük parla 2-1 görüyoruz rakiplerine karşı. EBG hep çözüm buluyorlardı. 1-1. Geri geliyor genç oyuncu. 1-2 0-2 0-2 sahneye oyunu çözüyordu. Yeni evet, geliyor tecrübeli oyuncuları Sasuke çıkıp fark yaratıyordu. Bayağı iyi olacaktı onlar. Veya Y2C her zaman olduğu gibi istikrarlı bir kapatabiliriz performansla beraber katkı veriyordu. Ama bu hafta 3 haritadır çok ciddi seriler veren. Özellikle saldırıda tıkanan zaman zaman savunmada zaman zaman yani çözüm bulamayan bir Fireflux izliyoruz. Zor olur ya. Kalan maçlara baktığımız zaman bak bunu yenersek eğer. Fireflux'da biraz analiz edip oyun tarzlarını anlamalarında bunda etken var. Yani bir sub maçımız var der yani büyük. Fireflux'da onları çözebilecek çözüm bulmak da çok zorlu. Evet yani seri içerisinde kesinlikle üretemedi. Aynen. Çok fazla verilen seri var. Çok kopuyor maçtan. Dediğin gibi. Fireflux ki ya hakikaten seriyi tanımlayan en derbisi oldu zaten son hafta. Takımların yakaladıkları seriler. Aynen. Gibi gözüküyor şu ana kadar. Ve Thunderbolts bir şekilde sürekli... Hep içeride abi rahat alırız. harita comeback'le geldi. Lan izleyelim yalan olsun da. Bir yer alır daha güçlü. Ya arkadaşlar kötü demedim zaten ya. Ligde kötü takım yok biliyorsunuz. Noktasına yine geldi. Gerçekleşme ihtimali yüksek bir hale geldi aynen yine. Aynen öyle yani. Ama işte yani şu andaki puan durumuna bakarak geçtiğimiz haftalarına baktığımız zaman var yani. Her haritada comeback ihtimali var. Evet. Her haritada neredeyse comeback atıyorlar. Yani bu artı bir tarafı var. Oyunda düşünen bir takım. Var mı şıkkı canım? Ben mi yanlışlıyorum? Sadece para ödülü var hatta. Ödülü var bir yere gitmiyorsun. Birinci herhalde. Birinci bir şey kazanmıyor mu? Gitmeye hak kazanmıyor mu? Yok bir şey kazanmıyor. Sadece para var. Sadece para. İkinci split'te gidiyorsun. Allah Allah. Ya sanki ikinci split'li tüm bölgelerin şampiyonuyla işte tekrar karşılaşıyorsun. Best of 5 yapalım bu işte. Hadi daha iyi olacak. Elim şuna pabili söylememiş daha. Maçta daha iyi zaman geçirdikçe daha çok kendine geldi. Pomera öyle dedi yayında. Neyi? Geldi. Price pool belliymiş. Saf gözünün entrisini buldu. Anti-Eco oynuyor. Thunderboss rahatlık daha iyi yerleştiler. Birlikte de puan sistemi olması lazım. Diğer bölgelerde öyle. Yani ekonomileri de aslında maç sonuna getirecek seviyeye geldi bu ara Thunderboss'un. Çok o tarafı da düşünmeyecekler artık. Kesinlikle öyle ve... FPS Prime'da bulunmuş. Açacağım şimdi ben kendimi kapattım. Bu Rite 2 gerçekleştirmek için çok ideal silahlar değil tabii ki. Biraz ekonomik hasar. Artık buradaki istek ve arzu olabilir en fazla. Dump'da default dünyanın en zor pozisyonu yani. Wood geliyor ve Wood'un yanına geldi. Ama VPN rakibini yakaladı. Şimdi yarıya kadar atmaya başaracak. Bırakma. Yalnız bırakmayı tercih etti. Ve devamında çok iyi. Skor var. Helal oğlum. İkincisi gelir mi? Bir kere daha dokunacak. Hiç dikkat etmedi Yankaz. Geriye kadar aldığını hatırlatalım. Yarıya alabilir mi? Bir tane headshot yeterli olur belki. Ama VPN ya, çok akıllı oldu. Bak ona big NT denir kanka. NT. İlerisi bu yani. Bu direkt big NT'dir yani. Yerden bir tane operatörü buluyor. Onunla bir şeyler yapayım diyor falan. Ama Thunderbolts'ta biraz dikkat. Çocuk kar mı yağdırsın? Ne yapsın bu çocukta? Bu round'u kaybedebilir. 6-0'lık bir seri. Haritaya kar yağdıracak adam var gene. Thunderbolts lehine. Önce Fireflux. 2 tane skorla geriye kadar gelmiş durumda. Ulan şurada var ya. Şurada Wood var ya havada bir böyle bir bıçak atacak saniyesi olsa. Ve atabilir de olsa. Jonix'in giriş. Round'u oynayacak şimdi. Evet. Burada çok hızlı bir oyun. Yine ortanın kontrolünü Thunderbolts hızlıca almış. Hayatın oraya gitsem ne yapabilirsin ki? Koşa koşa oraya kadar geldi yalnız Sasuke. Şimdi orada ikili bir oyun var. Verlas da fark etti. Yani iki oyuncunun orada olduğunu artık infosuna sahip. Evet yalnız çok fazla alanda varlık gösterdi şu anda ortada. Hemen oyunun yönünü değiştirecekler main tarafına doğru. Ve oradaki yıldızlarından bir tanesini alıp devamlı geri bıraktı aslında Distarchy. Ve... El Critico Beko. Şimdi... Diğer round para yok. Ultilere bakıyorum. Ruzda. Şu anda evim için en kritik round. Diğer tarafta Verlas ve Destructive de yine birer ulti görüyorum. Destructive kol atarak info almaya çalışıyor ve rakiplerini tespit edecek. Önde skillerimiz ne? Bir tane smoke var ama bu smoke'lardan Destructive'in ultisi var. Verlas'ın ultisi var. Yerge kayna geldi. Hücum tarafından gelecek. Savunma tarafı post plan'da saklayacak geliyor. Muhtemelen. Bu bıçak da skillseyi göstermez ya. Hemen Yerge kaynanın arkasında. Ah lan yapma be Hakan. Hakan ultim var yapma be. Çok yüksek şu anda. Hakan ultisi round'u da kazandırabilirdi yani. Evet. Hala Yankoyne'a bayağı bir etkili aslında Thunderbolts hücumu için. Denemese keşke. Şimdi pikler gelmeye başladı. Verlas, Jonix'in takasını aldı. Yalnız şu an için Spike'ı çözmek gerçekten yapacak çok zor orada. İmha için çok daha zor. Çok bir şeyler daha yapması gereken bir aslında. Fireflux görüyoruz ve yani Dubs, Yankas, herkes giri çıklarla beraber rahat rahat Hakan orada İmha'ya girdi. Ulti açıp bir de smoke açtı Spike'a. Vay vay vay. Arka çok temiz olabilirdi. Fireflux için bir en iyi ihtimalle bir yarım round olacak mı yoksa force'a mı gidecekler diye bakıyorum. Ayağı gözükmüş ya.
Yani işte o çok anlık fiksel hareketleri. Ama yani işte Dubs'ın farkındalığı, nereye bakması gerektiğini falan çok iyi biliyor. Yani ki geçen hafta da yine Terry'nin geri dönüşünde çok önemli bir pay oynamıştı. Bugün de öyle oldu. Ki son birkaç round tur bu arada. Yani maçın kader roundlarında gerçekten çok soğukkanlı ve doğru hareketler geliyor. Ve Thunderboss o hızlı oyunun zevkini şu an aldı. Dubs'a oyunun temposunu kesinlikle düşürmek istemiyorlar. Şimdi smoke çıkışına doğru keşif okları, şok okları geliyor. Yankas, Dubs eş zamanlı iki tane kill'le beraber. Ve rahat rahat da plant A'ya alacaklar. Fireflex oyuncuları çoktan B'ye sevlemeye gitti bile. Sana bir şey söyleyeyim mi Ruth? Bence Echo olduğunu düşündü rakibinin. O yüzden açmadı ultisini. Rush olabilir. Atarken. Olabilir. Yani bu arada ben de Echo bekliyordum. Yani diyordum ki hani yarım zorlamaktansa full 12'ye kadar gidebilirler belki. Hani en fazla belki yarım alırlar, forslamazlar diye. Ama şimdi Pearl TBG'nin Firefox tarafından biri değil mi? Çok daha iyi sonuç verdi yani. Öyle, ama bir de şöyle bir şey de var. Thunderbolt da şu an hızlı oyunu içinde böyle baskısını arttırdı. Şu an her yere ben koşarak girebilirim diyor. Evet. Ve hiç bozmuyorlar ritmi. Keşke Breakthrough oynasaydık bence. Güzel bir senkron, güzel bir kimya. Olmuş artık. Hala da binable bu arada. Olmayacak şey değil. Bu arada yani şu an 12-8'e. Evet, bir tık bu 3'lü 3'ler falan belirledi ya bu maçın kaderini. Orada kaybedince orantları. Bunlarla çok rahat girebilirler bir site. Böyle kırılma orantları gitti. Şimdi şunu da görecekler. Yok karşıda. Buranın sitesi çok zor bence. Aşırı zor ya. Gerçi bir takım arkadaşından galiba şeysiz kalkansız. Yok kendisi kalkansız bir vandal aldı. Sayede çok kolay rush atabiliyorsun yani bence. Nerede zayıf ekonomi var? Nerede yetenek yok? Bunları aşağı yukarı tahmin edip harekete geçebilir. 12-13 gelir mi ya? Thunderbolt tarafı bir daha rush isteyecekler mi ve bu bir ağır bir rush? Bir anda ani bir şekilde Mert Can. Vallahi ya. Uzatmalar gelsin ya. Başlayacak ama yok rush uzasın. Değil. Kontrollü en azından ilk etapta. Y2J. Agresif bir şekilde bence mid-agro yapmaları lazımdı. Ne diyorsunuz? Kimse olmadığını gördü. Ben öyle düşünüyorum şu an. Kez o temposunu yavaş attılar ama... Yok ya, hep lobby kullanıyorlar ya. ...anda itibaren ısırılacaklar. Bulttan güzel bir vuruş var ama Yankas eş zaman olarak takasını aldı. Az backside'daki Destructive Smoke'da saklanmaya devam ediyor. Spectre olduğu için çok orada bir wallback denemesi yapmadı. Ve bir de hücum teşhidi geldi işte. Bayağı düz execute yapıyor lan TBG. Teşhidi de kullanılıyor. Evet. Bakı çünkü bu. Smoke yardımıyla hemen... pozisyonunu değiştirecek. Dubs site arkasında bir flash. O flash çok güzel flash ile birlikte. Eyvah. Nice. Beklemiyordu Yanka Tilket attı. Ultimiz de geldi. Çekme de geldi. Çıkar onlar. Çek. O pozisyonda. Arayın lan o yalandan. Ha ulti varmış. Herkes gör. Herkes gör. Dubs. İki tane çıkardı. Kal sıktı. En son BP'nin yetenekleri var. Helallah size. Zerla. Buna koyayım Ram'a bak. Yoksa mı ya? Yoksa mı? Yani bu büyük kaostan Firefox olabilir. Why not? Round galibiyetini çıkarttı. Mükemmel round'du bak, mükemmel. Ya o backside'deki flash peek. O çekmeler, kör savaşlar falan her şeye rağmen. Flash peek'i ama evet. Sanırım Flower tarafındaki oyuncuya dönmeye karar verdi Yankas. Flash Secret'e atıldı zaten bu arada. Zaten Secret'teki oyuncağı da kör oldu ama evet. Yankas büyük ihtimalle bir oraya bir shoulder attı. Dedi ki herhalde burada şu an kimse yok yakınlarda. Ben tekrar Flower tarafına dönüp oradan bir yardım edeyim dedi. Oradan Verlas'ın kill'i geldi. Bu arada Verlas da çok iyi bir post plant oynadı. Evet. Round'un dönmesini sağlayan oyuncu oldu. B'ye mi gidiyorlar? Ama tam 3 tane daha şansı var. Thunderbolt Gaming'in. Bakalım. Bu 3 şansı değerlendirebilecekler mi? Yonix bu arada çok iyi moly lan. Nice solo bu. Artık ona bir counter gelmesi lazım kanka. Adam oraya geçiyor. Smoke'la bitiyor yani lan. Evet. Çok iyi moly. Biraz ivmeyi kaybetti son 2 round'dur. Hücumdaki o... Yakup 16. ay demiş. Teşekkür ederim Yakup. Ben bunu klibini alayım. Bunu al. Teoride bir konuş. Lazım olur. B arkasında 3 oyuncu ile birlikte. Lurk'te bir tane oyuncu var. VPN o isim. Sasuke burada savunmada. A2J burada. Verlas burada. Burayı rahatlıkla yavaşlatabilirler. Kullanılan drone info verecek. 2 oyuncu görüntüledi. Verlas. Bakalım. Bir vuruş drone. Verlas'ı işaretledikten sonra VPN bu esnada Lurk gösterdi. Var. Geriye mi dönecek? Lurk'e devam mı edecek? Oldu da belli. Aman diye bu fok dikkat. Ve Lurz ikisi harika bir şok oku geldi. Lurz'a da hasar bıraktı. Buran çok şimdi güzel skill kullandılar. Lurk'te Y2J. Y2J'ye şu birebiri kaybetmemesi lazım. Çok önemli o birebir. Kaybetmez. Mükemmel oldu. Y2J'yi artık Lurz tek başına 12-10. FF. Bu sefer Lurz'un serisi mi başlıyor bir kez daha harita sonunda? FF. Sonra kalan Lurzy olacak.
Ve Lurz! Yapma! Yapma! Yani bir tane daha atsa... Oğlum ekonomi yok lan. Ekonomi yok. Önlemeleri lazım. Bir seneye kadar girebilecekti. Para bok ama... gibi yani şu an. Baksana 3300 de dolu verir. Sıkıntı da var. Ekonomi de yok. Yani bu. Tamam burada roundu alıyordu çok rahat belki ama bu düşen silahlar yüzünden bazı yetenekler belki kısıtlı olabilir. Zırhlar kısıtlı olabilir. Onlara bakacağız. Bir de tabii destek de biraz geride kalmış bu maç. Tek halindeki tek oyuncu skor anlamına. Evet. Baktığımızda Lurz ve Dubs da 22'şer kilde. Verlas'ın da mükemmel bir KO oyunu var. 11 asistlik bir. Wout'un ulti de yok. Wout'un ulti olaydı. Verlas'ın ulti var bak bu iyi şu an. Sasuke zırhını yenileyemedi. Moni yok mu ya aşağıya? Yeteneklerde bazı oğlum adamlara rampas yapsın. Sen de adam ayağa korunmuş. Oradan oraya molotof atacak. Bu arada biraz yeteneğe bırakılmış. Alıştın sen de iyice alıştın. Belki Y2J'inde tecidi var, ona bir güveniyor olabilirler. Evet, iki smoke açılacak hemen distraktiften. Oraya doğru gelen bir moli var. Ne yaptı oğlum o? Timing'i kaçırdı. Oğlum onu bir... Aferin Hakan. Oraya gelen bir çekme. Çok iyi lan. Çok iyi. Sakin. Güzel oğlum güzel. İyiyiz. Çok iyi. Mükemmel. Döndü. Kaçırıyor maçı. Hadi One More. Çek bence bu seri. Hadi One More. Bakayım abi. Maçı bitirdik. Düşüncesiyle beraber harita kontrolü almayı unuttu. Evet. Artık son roundda bir ağabeyin rush. İşte o. İşte o en kritik konuşmaların yapıldığı o duraklatma. Ama... Ortaya alalım, şu an bir geriye doğru ittirelim, mesela art tarafından biraz yetenek çekelim o kötü bak. Gibi veya hangi ajan nerede infosunu alalım gibi şeyleri biraz yani damza olmak isterler ya şu ultiler arasında. Her şey belki son roundda kaldı artık. Ya molada öyle de zaten TK, evet, hadi bence TBG, peki round nasıl çözülecek? Dubs'ın ultisini alıp asitlik yapar ya bu round. İmpact azalıyor gibi oldu. Çok egzekit yaptılar beşli. Hani artık bir sitlik yaparlar. Daha önceki ulti taktiği yani gibi yapacaklar. Bence bakalım. Bir şekilde gelmiyor zaten Thunderbolts'tan. Bu Fireflux'ın 3 round. Hakan abi yani... Hakan abi valla sen biliyorsun o işi ticareti. Hiç fark etmez bana. Solis Live 11. yeni kutlamış. Teşekkür ederim 11. Bayrakları gönderin arkadaşlar. Bayraklayın bizi. Normal sürenin son round'da olduğunu göz önünde bulundurunca. Şimdi... Aya gitmekler. O AWP'ye vururlarsa çok iyi olur ya. Tercihinde bu. Aha, Y2JB'ye gelmiş birader. Aha, riske bak. Berko. Hadi hızlan. Beri tek, beri tek hocam. Görta. Hoca. Beri tek, görta. Açılıyor yanında. Orada VPN'e vursalar. Ve drone art tarafından bir info. Wout bayağı yürüdü. Bu esnada operatörü B devam hala ediyor. Hala yürüyor. Double pick de şu adama birebir değişim olur. Bir yetenek yok. Çok iyi. Aa, tamam. Güzel. Vaktinde yakalıyor. Takaslamayı başarıyor. Yoksa büyük bir problem vardı Fireflux için. Kesinlikle öyle. Belki de bir Phantom olsa. Yalnız orada VPN ikinciyi vursa var ya. Büyük problematik olurdu. Büyük. Şimdi round'un devamında bakalım Thunderbolts'un tercihi ne olacak? IGL'leri kimdi bunların? TBG'ne. Main tarafında kurulacak bir oyun şey, olabilir. Dubs. Bitti tek başına şu an için. Dubs. Değişmediyse de yani. Şimdi takım arkadaşlar yanına geldi. 1-3 yapacaklar. 3 oyuncu short'tan gelecek. Kullanma lan. Sakin lan. Bekle lan. Ha yine split yaptılar. Tam tahmin ettiğim gibi bitiyor orada ama. Somatecici B'ye kullanıldı. Ezbere kullanıldı. Büyük bir karar. Güzel somatecici kullandı. Yankas Destructive'i backside'de yakaladı. Tam da tarafından da görünmüştü be. Bulmuş oldu böylece Thunderbolts. Artık tecritleri de yok ya tek kullanabilecekleri. Artı alsalar, artı ulti bassalar. Oo, tecritin kullanımı. Y2J'in ultisi yok. Oo, çok ezberdi. Çok ezberdi. Y2J kullandı ve ultiyi kaldı. Kullandı ama ben görmedim. Kullandı. Güzel. Hala winable. Harika bir vuruş. Önemli ki hadi oğlum. 3-3 durum operatör. Jonix Saksı'yı kesiyor. Bir tane vurması lazım. Hepsi bir tane vurması. Şuna bir an evvel basmaları lazım ya. Çekme var Spike'ın üstünde. Bir moli olacak. Velasta Sasuke ile ekledi. Hemen gidin bir basın ya. Şu çekmeyi kullandırdım. Bas. Temizlemeyi başardı. Silahın ucunu gördü. Jonix Y2J'in. Rakibini düşürdü. Hala bıçakları var. Pozisyonu ortaya. Şu an için çıkmadı. Ve bir rakibi gördü. Yakında Sasuke'ye gir çıklar var. Ve ay. Velas yeterli değil çabası. NT be. Yani 12 tane bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran takım oluyor ve
tablosunda rakibiyle durumu eşitliyor. Oğlum şok olmuş bu arada bu şeyler, outro'lar. Mağlubiyetin tattırdılar. Sonra evet, da ilk güzel seri mağlubiyetini tattırmış oldular. Maçı kazanarak. NT be aga. Tebrik etmek lazım Thunderbolts'u. Tebrik ederiz Thunderbolts'u. Dediğimiz gibi ilk haftalar... İbo'yu tebrik ederiz. İbo'yu zaten ayrıca. Ona bir özel tebriğe de gideriz biz. Aynen. Lurzy oynadı ya. Neden Hakan'ın chat'e gelmesinden evet biri yazdı ya, o da anlamamız gerekirdi. Rakiplerini yenmeyi evet, başardılar. Bir maraton vermiş şeklinde geçen 3 haritalık seri sonucunda. Yani 3 haritada neredeyse sonunu gördük zaten evet, skor olarak. Yani NT abi ya. Ligde durum 2-1'e geliyor arkadaşlar. Hala iyiyiz. Güzeliz. 2-1 olduk. Thunderbolts 1-2 oldu. Şey 2-1 oldu onlar da. Şimdi İstanbul Whitecats Galatasaray maçı var. Şu bir deyip şöyle. Başardık abi. Tam da yerinde bitmiş. Nokmat. Abi verelim mi Efes'in? Abi ver abi. Tebrikler gerçekten. Yine sağlık güzel abi. Evet, kendileri bir oyun içinden bir de oyun sonundan 1450'şer VP kazandılar. Adamlar bizi koparıp gitti ya burada. İnanılmaz. Berk Bey teknikler iyiydi ama. Harbi eline sağlık, oraya ezel de sol vuruş. Biraz şans da abi, Berk abi bekledi beni orada. Olan bize oldu. Şimdi Berk. Olan bize oldu. Makasla başlıyoruz. Herhalde buna mıydı? Abi hem o yendi. Tamam mı? Hem de hediye etti savunmayı. Bravo. Sans ayarlanıyor. Sans bu sefer ilk defa birinin üstüne çıktı sans. Evet, ilk round başladı. Aha. Avantajlı sanki. Ama olmadı. Buna senin koç zayıftı, koç koç. Diğer takımın koçunu gördün. Geldi. 1-1 olur mu? 1-1 oldu. Dürbün açıldı, headshot atıldı. Biz hazırız ben. Gelmedi. Evet. Dediğimiz gibi olmadı. Yok be. Yine yakın galibiyet hala. Bir de artık neon aldım kanka onu. Yenilenler oldu biz. Burada var. Yok muydu bak kayarak büyük demem? Abi falan yaptı. 2-2 geldi. Bir dahakine Akku ile herif 1'e 1 atsın diyenler. Akku önce işini yapsın diyenler. Geliyor o zaman. Bana takdirler doğru, ben yapacağım bu işleri. Ah be. 4-5. Only wanted. Ah be! Gentleman dedik, böyle terbiyesizlik görmedik. Hopi falan. Var ya. Verelim ya. Bir de onun için kavga etsinler hangimiz kazandık. Bu videonun artık burada sonuna geliyoruz biz. Nasıl geçti Berk? Çok eğlenceliydi gerçekten. Beklemeden sürprizler oldu. 5-0 hiç yenilmedi, helal olsun Berk'e. Berk'e bir tebrik alalım yorumlardan. Tebriğe bakalım bakalım, 5-0 yenilmemiş. Ben bugün artık olacağını düşünüyordum. Seriye yine PUBG Mobile oyuncularımızla da devam etmeyi düşünüyoruz. Başka şehirlerde de devam etmeyi düşünüyoruz. Başka şehirler olursa gelir misin Berk? İzmir olursa gelirim. İzmir... bunu niye koyuyorsunuz abi? Ben bunları koymayın dedim ama buna koyayım. Yazıklar olsun. Arkadaşlar... Başka sınacak adam bulamazdı. Elimizdeki en iyisi buydu Madansu. Neyi beğenemedin amına koyayım? Hafta Yozgat'tayız. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bizden Alp Direncan abi yürüyor musun? Nedir durumun? Of. Ben gideyim yarınki videoya çalışayım. Evrim hayatımı sikecek. Hala hiçbir şey yapmadım. 5 dakika sonra VP bak. Ya bak Ako. Skin ucuyla iş yap, bana atma sonra. Yapıyorum. Atla sen. Ne olursa olsun. Tamamdır abi. Öpüyorum o zaman. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bugün izleyen, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Gandhi, Reinsa ve mod ekibimiz. Ne demek? Ne demek efendim? Görüşürüz chat. Görüşürüz. Yarın video biterse akşamına yine buradayım arkadaşlar. Eğer uzun sürerse pazartesi zaten FF maçıyla beraber uzun bir yayın yap. Ben pazartesi salı sahaya gidemeyeceğim o zaman. Maç ne zaman? Bum şakalaka, bum şakalaka. Yapma bunu. Yapma bunu Volkan. Lütfen 5 olsun. Saat 8.30 kanka. 8.30 o maç. Ananı sikeyim ya. Oğlum bari bu maç. Ah lan Berk. Eren abi gidecek mi senin yerine? Ağla, ağla. Röveşata da direndedir. O
O zaman mecbur pazartesi işimizin başındayız. Oku. Herkesin olması gerektiği gibi. O yüzden öpüyorum hepinizi. Pazartesi en geç görüşmek üzere olmadı. Yarın yine buradayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ayrıca Discord'da da maç yayınımız devam ediyor. Şuna bir bakıp geleyim. Galatasaray 4-0. Galatasaray 4-0. Her yerim ağrıyor. Dur geri geldim. Dur Yağmur. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Yes. Hadi bye.